Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok uzun bir videomuz olacak. İngilizce temel seviye konularını sizler için derledim. Bu konu anlatım videosunda A1 A2 konuları ve daha fazlası, daha fazla örnek ve konu sonlarında alıştırma ve pratik ifadeler ve en sonunda da A1 A2 seviyenizi ölçen bir deneme sınavı olacak. İsterseniz hemen dersimize başlayabiliriz. Evet, öncelikle yine e ve n'den başlıyoruz. Bir anlamına herhangi bir anlamına gelen kelimeler. Bunlar kendisinden sonra kullanılan kelimenin baş harfine göre şekillenir. Yani sessiz harflerle başlıyorsa e, sesli harflerle başlıyorsa n an alır. Ancak tabii ki burada esas önemli olan şey telaffuzdur. Örneğin başlayalım. A table bir masa. A pencil bir kurşun kalem. An egg bir yumurta. An elephant bir fil. A rich man zengin bir adam. An honest person. Burada gördüğünüz gibi h ile başlamasına rağmen honest diye okunmasından dolayı an olarak geliyor. A UFO. Bakın burada da UFO şeklinde telaffuz ettiğimiz için an UFO olmuyor, a UFO oluyor. Aynı şekilde university diye okunmasından dolayı a university şeklinde söylüyoruz. A lesson bir ders. An hour bir saat. An elevator bir asansör. An ambulance bir ambulans. A bad day kötü bir gün. An umbrella bir şemsiye. A beautiful house güzel bir ev. An architect sorry an accident bir kaza. Evet gördüğünüz gibi telaffuza göre ve aynı zamanda sessiz harf veya sesli harfe göre e ve N kelimesi kullanılıyor. Şimdi burası alıştırma bölümü. İsterseniz durdurup kendiniz bir doldurabilirsiniz. Ben hemen açmaya başlıyorum. B harfiyle başladığı için gördüğünüz gibi a big castle yani büyük bir kale. A good idea iyi bir fikir. An insect bir böcek. A uniform bir üniforma. An eye bir göz an orange bir portakal a carpenter bir marangoz a deep hole derin bir çukur an armchair bir koltuk a day bir gün devam ediyoruz. Şimdi gelelim the'ya. Tanımlayıcı artikel olarak bilinen kelimemiz. İngilizcede e, her yerde karşılaşacağınız bir kelime. Biliyorsunuz ki cins isimlerin özellikle başına gelen bir kelime ve daha çok ee, nerelerde kullanıldığına hemen bakalım. Şimdi normalde ülkelerin başlarına The gelmiyor ama bazı ülkeler müstesna. The United Kingdom yani içerisinde krallık geçen States geçen daha sonrasında Republic geçen ya da Union geçen ülke isimleri İngilizce'de The alıyor. The United Kingdom Birleşik Krallık. The USA Amerika Birleşik Devletleri. The Philippines, bakın eğer bir ülke ismi çoğulsa o zaman yine The alıyor arkadaşlar. The Netherlands, bakın yine Hollanda anlamına gelen kelime çoğul oldu, olduğu için yine bu devlet ismi başına The aldı gördüğünüz gibi. Örneğin başka ne var? The People's Republic of China dediğimiz zaman Çin Halk Cumhuriyeti yine başına The alıyor arkadaşlar. Dünyada tek olan e, bazı yer isimleri, e, çöller ondan sonra... Okyanuslar, sonra Güneş, Ay, Gökyüzü veya işte dağ sıra grupları gibi bazı kelimelerde hep dı alır. The Nile yani Nil Nehri, the Sahara Desert Sahra Çölü, Büyük Sahra Çölü, the Great Pyramid Büyük Piramit, the Great Wall of China yani Çin Seddi. the Pacific Ocean Pasifik Okyanusu, the Himalayas yani Himalayalar gördüğünüz gibi. Sıra dağlar dığ alıyor. Normal olan dağlar almıyor. Veya dünyanın belirli bir bölümünü gösteren e, kelimeler. The West, Batı, The Middle East, Orta Doğu. Gördüğünüz gibi bunlar da başına dığ alıyor. Belirli bir topluluğu kastettiğimizde yine bakın başına dığ geliyor ve çoğul halde e, e, bunu değerlendiriyoruz. The rich dediğimizde zenginler demiş oluyoruz aslında. The poor, fakirler. Yani burada normalde çoğul gibi görünmüyor ama biz bunu herhangi bir cümlede kullandığımızda the rich are diye başlamamız lazım eğer isim cümlesi kurarsak. The disabled dediğimiz zaman engelliler demiş oluyoruz. Yine gazete başlıkları, gazete isimleri gördüğünüz gibi the alıyor. The Times, The Voice of America, The Guardian gördüğünüz gibi gazete isimleri de the alıyor. Bir aileyi kastettiğinizde soyadıyla beraber o ailedeki bütün kişileri kastederek e, gördüğünüz gibi the jacksons dediğimiz zaman Jackson'lar yani Jackson ailesi. The browns dediğimiz zaman Brown'lar, Brown ailesi. The wilkinsons dediğiniz zaman Wilkinson ailesi demiş oluyorsunuz. Eğer bir ülkede yaşayan insanların tamamını kastederek yine cümle kurduğun yani kelime e, söylediğinizde yine Gördüğünüz gibi başına dı alıyor. The Spanish dediğiniz zaman İspanyollar demiş oluyorsunuz. The Irish dediğinizde İrlandalılar demiş oluyorsunuz. Tabii ki yine çoğul oluyor. Yine aynı şekilde müzik aletleri her zaman başına dı alıyor. The piano, the guitar, the drum, e, drum bateri demek. E, gördüğünüz gibi bu şekilde. Sonra süperlatif yapılarda biz bunları kullanacağız. Daha ilerleyen konularda zaten süperlatif yapıları da göreceğiz. The biggest city dediğimiz zaman en büyük şehir demiş oluyoruz. The coldest place en soğuk yer. The most important reason en önemli sebep, neden. Daha sonra ne kadar şöyle şöyle yaparsan o kadar şöyle şöyle olur anlamını veren bir kalıbımız var. Onu da daha ilerleyen konularda göreceğiz. The more, the more diye bir konumuz olacak. The less daha az. Ne kadar az şöyle yaparsan o kadar çok şöyle olur gibi bir cümle kurarken bunları kullanacağız. Şimdi dığının esas kullanım alanı yani daha doğrusu esas en çok üzerinde durmamız gereken şey bir şeyden ilk defa bahsettiğimizde o şey karşımızdaki kişi için belirsiz bir şeydir. Ama ikinci defa aynı şeyden bahsettiğimizde artık o şey belirli bir şey haline gelir. Dolayısıyla o zaman başına dığ alır. Bakın burada her ne kadar o konulara henüz gelmemiş olsak da bir örnekle göstermek istedim. I saw a man at the park. Yani parkta bir adam gördüm. Şimdi bir adam dediğim zaman karşımdaki kişi benim hangi adamdan bahsettiğimi bilmiyor. Ama aynı adamdan tekrar bahsettiğimde gördüğünüz gibi the man was from Ireland. Yani adam İrlandalıydı dediğim zaman bakın artık hangi adam parkta gördüğüm adam oluyor. Devam ediyoruz. Şimdi the'yı farklı bir şekilde burada göstermek istedim. Bir e, resim çizerek şimdi burada bir kasa içerisinde gördüğünüz gibi onlarca elma var. Buradaki şahıs diyor ki give me an apple. Yani bana bir elma var. Yani bir elma derken neyi kastediyor? Herhangi bir elmayı. Ama buradaki şahıs ise give me the apple dediğinde bana elmayı ver diyor. Yani bana bir elma ver demiyor. Çünkü ortamda zaten bir tane elma var. Ondan dolayı give me the apple diyor. Yani demek ki ortamda kastedilen şey konuşulan kişi tarafından biliniyorsa o zaman o şey başına dı alıyor. Yani mesela biz open the door diyoruz. Kapıyı aç diyoruz. Neden dı diyoruz? Çünkü ortamda zaten bir tane kapı var. Ama ortamda atıyorum 3-4 tane pencere varsa bir kişi illa open the window demem. Yani open a window dedi diyebilirim. Yani bir pencere aç şeklinde söyleyebilirim. Evet. Burada hemen bir alıştırma var. İsterseniz durdurup yine kendiniz yapabilirsiniz. Bakın I have a car. Bir arabam var. Araba beyaz. Şimdi arabadan tekrar bahsettiğim için the car. Please open the window. Genellikle open the window şeklinde kullanım yaygındır. E, kediler arkadaş canlısı hayvanlardır diyor. Şimdi burada kediler dediğimiz zaman e, belirli bir kedilerden bahsetmiyoruz. Yani genel bir ifade olduğu için bunun başına the getirmiyoruz. I was born in 1985. Yani 1985'te doğdum diyor. Evet in on et gibi edatlardan sonra ve bir tarih geldiğinde biz the kullanmıyoruz. Bu şekilde boş kalıyor. Toy she bought was broken. Yani onun satın aldığı oyuncak kırıldı diyor burada. Tabii ki hangi oyuncak onun satın aldığı. Dolayısıyla burada başına the almak zorunda. My children are at. Tabii ki burada the olacak. Yani çocukların parkta. Hangi parkta? Belirli bir parkta. Ondan dolayı belirli olan şeyler başına the alıyor. Çocuklar dondurmayı sever diyor. Burada çocuklar dediğimizde hangi çocuklardan bahsettiğimiz belli değil. Yani genel bir kavramdan bahsediyoruz. Genel bir kavram olduğu için bunun başına dı getirmiyoruz. Gördüğünüz gibi USA yani Amerika Birleşik Devletleri tabii ki de başına dı alan bir ülke olduğu için The USA declared its independence in 1776 yani 1776'da bağımsızlığını ilan etti anlamına gelen bir cümle. Evet devam ediyoruz. Özellikle bilmemiz gereken bir konu arkadaşlar bu. Bunları çok iyi bilirsek çünkü bunlar bütün konularla bağlantılı yapılar. Ondan dolayı mutlaka bunları bilmemiz gerekiyor. Pronouns dediğimizde zamirler aklımıza gelecek. Zamirler ismin yerine kullanılan kelimeler biliyorsunuz. Özel isimlerin yerine kullanılan kelimeler. I, ben, you, sen, we, biz, they, onlar, he, o erkekler için. She, o, kadınlar için. It, o, cansız ve hayvanlar için. Bunlar ise possessive adjectives dediğimiz sahiplik sıfatları. Yani my, benim. Your, senin. Our, bizim. Their, onların. His, erkekler için onun. Her, kadınlar için onun. Its, cansız ve hayvanlar için onun anlamına geliyor. Object pronouns dediğimiz nesne konumunda olan zamirler. Yani ismin i ve e haline karşılık gelen kelimeler oluyor bunlar. Mi dediğimizde beni ve bana anlamlarını vermiş oluyorsunuz. Mesela call me dediğiniz zaman beni ara. Help me dediğimiz zaman da bana yardım et oluyor. Yani hem beni anlamını vermek istediğimizde hem de bana anlamını vermek istediğimizde hep mi kullanacağım. Tabii ki ben öznesi için. You seni ve sana derken. Us bizi ve bize derken. Dem onları ve onlara anlamını vermek gerektiğinde him erkekler için onu ona, her kadınlar için onu ona, it cansız ve hayvanlar için onu ona anlamını verecek. Bunlar ise biliyorsunuz ki ki yani aitlik eki olan ki var Türkçemizde. Yani mine dediğimizde benimki demiş oluyorsunuz. Bu benim mesela bu benim arabam demek yerine bu benimkisi diyebiliyorsunuz. Bu benimki diyebiliyorsunuz. İşte böyle demek istediğinizde bunları kullanıyorsunuz. Mine benimki, yours seninki, ours bizimki, theirs onlarınki, his erkekler için onunki, hers kadınlar için onunki, its cansız ve hayvanlar için onunki demek. Reflexive pronouns dediğimizde de dönüşlü zamirler aklımıza gelecek. Dönüşlü zamirler ne demek? Bakın myself kendim, yourself kendin, ourselves kendimiz, themselves kendileri. Himself, erkekler için kendisi. Herself, kadınlar için kendisi. Itself, cansız ve hayvanlar için kendisi demek. Şimdi gelelim bunları örneklerle daha açmaya arkadaşlar. Evet, şimdi pronouns dedik, zamirler. Şimdi biz cümle örnekleri kurarken her zaman I, you, we, they, he, she, it kullanmayacağız tabii ki. Özel isimlerde kullanacağız, cins isimlerde kullanacağız, çoğul isimlerde kullanacağız. Farklı farklı kelimeler kullanacağız. Yani özneler kullanacağız. Tabi bunların hangi zamire karşılık geldiğini mutlaka bilmem gerekiyor. Örneğin the cat dediğimde, kedi dediğimde ben bunu it olarak gibi düşünmem lazım. Çünkü cümle yapılarını, e, kuralları verirken tabi ki de biz genellikle zamirleri kullanıyoruz. Ama tabi zamirler sadece özne olarak gelmiyor bizim alıştırmalarda karşımıza. Başka özneler de geliyor. Dolayısıyla biz bunları zamirlere uyarlayabilmemiz gerekiyor. Jack and I, Jack ve ben dediğimizde aklımıza biz kelimesi gelmesi gerekiyor. Jack and you, Jack ve sen dediğimizde aklımıza sen kelimesi gelmemiz, siz kelimesi gelmesi gerekiyor. Jack and Martin, Jack ve Martin dediğimizde onlar kelimesi gelmesi gerekiyor. Maria dediğimizde she yani o gelmesi gerekiyor. James dediğimizde he gelmesi gerekiyor. The house dediğimizde it gelmesi gerekiyor. Books dediğimizde they gelmesi gerekiyor. Yani onlar diyebilmek için illaki insanlara özgü bir nesne veya özne olması gerekmiyor. Yani bu cümlede başa geldiğinde biz bunu they olarak değerlendireceğiz. Children, çocuklar demek they olarak değerlendiriyoruz. Dolphin, yani Yunus balığı, it olarak değerlendiriyoruz. My friends and I, arkadaşlarım ve ben yine biz olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Devam ediyoruz. Possessive adjectives, sahiplik sıfatları. Sahiplik sıfatları neydi? My, your, our, their, his, her, its. Yani benim, senin, bizim, onların, onun, onun, onun. Bu gördüğünüz kelimeler yani sahiplik sıfatları hiçbir zaman kendi başlarına kullanılmıyor. Mutlaka önlerine bir isim alarak kullanılıyor. My car, arabam, benim arabam. My life, benim hayatım. Tabii biz bunları Türkçede söylerken biz gizli sahiplikle söylüyoruz. Mesela my car dediğimizde benim arabam demiyoruz. Türkçede arabam diyoruz. Ama İngilizcede mecburen o m eki yani arabam derken araba kelimesinin sonundaki m eki gizli olarak benim anlamını veriyor zaten ama İngilizcede mecburen gizli sahiplik olmadığı için bunları getirmem gerekiyor. My car benim arabam. My life hayatım. My belongings benim eşyalarım. My flatmate benim daire arkadaşım. My pen pal benim mektup arkadaşım. Your opinion, senin fikrin. Your computer, senin bilgisayarın. Your desk, senin sıran. Your fault, senin kabahatin. Our school, bizim okul. Our neighborhood, bizim mahalle. Our world, bizim dünyamız. Our environment, bizim çevremiz. Their, onların. Their land, onların arazisi. Their farm, onların çiftliği. Their children, onların çocukları. Their technology, onların teknolojisi. His erkekler için onun. His best friends onun en iyi arkadaşları. His room onun odası. His workplace onun iş yeri. His real name onun gerçek adı. Her bayan kadınlar için onun. Her garden onun bahçesi. Her songs onun şarkıları. Her teachers onun öğretmenleri. Her beautiful face onun güzel yüzü. Evet it's its name onun adı. Its origin onun kökeni. Its tail onun kuyruğu. It's forest onun ormanları. It's roads onun yolları. Evet. Şimdi özel isimlerde nin ekini verirken yani aitlik anlamı olan nin ekini verirken gördüğünüz gibi kesme işaretiyle e, s yazarak ayırıyoruz arkadaşlar ve sonrasında e, sahip olduğu şeyi yazıyoruz. Jack's son dediğimizde Jack'in oğlu. Emily's cherry trees dediğimizde Emily'nin kiraz ağaçları. Hasan's gitar dediğimizde Hasan'ın gitarı demiş. Yani ın, in, in, nın, ninekini veren kelimemiz bu oluyor. My father's homeland dediğimde babamın memleketi demiş oluyorum. Biz normalde İngilizce'de isimleri ya da şey, e, nesneleri çoğul yaparken e, kelimenin sonuna s takısı getiriyoruz. Gördüğünüz gibi ve bu çoğul yapıyor. Ama nın, ninekini de kesme işareti ve s ile yapıyoruz. Dolayısıyla iki tane s olması gerekecek çoğul bir şeyin. Sahip olduğu bir şeyden bahsederken o yüzden böyle durumlarda çoğul bir özne varsa o çoğul olan şeyin sonuna tekrardan es getirmiyoruz. Sadece yukarıdan bir kesme işareti koyuyoruz ve olay tamamlanıyor. Students grades dediğimizde öğrencilerin notları, girls uniform dediğimizde kızların üniforması, teachers room dediğimizde öğretmenlerin odası. Children's toys dediğimizde çocukların oyuncakları. Burada neden farklı oldu? Çünkü children kelimesi her ne kadar çoğul bir kelime olsa da sonu s takısıyla biten bir kelime olmadığı için çoğul halinde tekrardan iki tane s koyma durumu olmadığından dolayı tekil bir isimmiş gibi değerlendirilip gördüğünüz gibi kesme işaretiyle bu şekilde ayrılarak yazılıyor. Evet bir de nın ekini veren bir kelimemiz var. Of. E, bu kelimenin daha fazla kullanımlarını bir arka sayfada göreceğiz. Bu Türkçedekinin tam tersine tamlayan ve tamlananın yeri değişik oluyor arkadaşlar. Mesela kitabın özeti diyoruz Türkçede ama İngilizce'de bunu söylerken önce özet sonra kitap söyleniyor araya da of giriyor. Bu of da nın ekini veriyor. Bakın the summary of the book dediğimizde kitab, kitabın özeti. The population of Turkey dediğimizde Türkiye'nin nüfusu demiş oluyoruz. The Seven Wonders of the World dediğimizde dünyanın yedi harikası demiş oluyoruz. The Pages of the Book dediğimizde de kitabın sayfaları demiş oluyoruz. Evet şimdi The Of'un kullanıldığı yerlerden bir daha bahsedelim. Evet <laughs> The Capital of Turkey dedik. Türkiye'nin başkenti bakın. The Summary of the Book kitabın özeti. The Historical Places of Antalya. Antalya'nın tarihi yerleri. Love of Money yani para aşkı. Paranın aşkı değil mi? Para aşkı. Bakın burada yine of kullanıldı. Ambition of winning a gold medal. Yani bir altın madalya kazanma hırsı. Burada gördüğünüz gibi nın anlamını veren yapılar. Şimdi başka ne gibi yapılarda of kullanılıyor? Gelelim. 20 years of friendship dediğimizde bakın 20 yıllık arkadaşlık. Hani bir Türkçedeki lıklık eki var ya onu veren bir e, kelime oluyor. 5 years of work experience. Yani 5 yıllık iş deneyimi. Three years of marriage yani 3 yıllık evlilik. 10 years of engagement yani 10 yıllık nişanlılık anlamına geliyor gördüğünüz gibi. Aynı şekilde rakamlardan sonra of geldiğinde yine yinelercelerce lerce ekini veriyor. Bakın hundreds of workers dediğinizde yüzlerce işçi. thousands of students binlerce öğrenci. millions of years ago milyonlarca yıl önce anlamını veriyor. Evet, sayılamayanları sayılabilir yaparken kullanılanlar, kullanılan bazı kelimeler var. On, onların kalıplarında da hep of göreceksiniz daha ilerleyen sayfalarda. Bakın, a piece of cheese, bir parça peynir, a kind of animal, bir tür hayvan, a slice of pizza, yani bir dilim pizza derken, bakın gördüğünüz gibi yine burada of kullanılıyor. Evet, bakın başka kullanıldığı yerlere bakalım. One of my friends. Arkadaşlarımdan biri. Bakın arkadaşlarımın biri. Yani yine ın, in, 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 eki var ama biz bunu tabi arkadaşlarımın biri demiyoruz. Arkadaşlarımdan biri diyoruz. Most of the people. insanların çoğu. Some of the students. Öğrencilerin bazısı. Few of children. Çocukların çok azı. None of the villagers. Köylülerin hiçbiri. Köylülerden hiçbiri. Half of the cake. Kekin yarısı. Bakın yine nın inekini vermiş oluyor. Of all the books I have read so far. Yani şu ana kadar okuduğum kitaplardan ya da kitaplar arasında this is the best one. Bu en iyi olanı. Yani arasından anlamını vermek için bu tarz süperlatif yapılarda da of kelimesi kullanılıyor arkadaşlar. Bunu yine ilerleyen konularda göreceğiz of all the films I have watched, izlediğim tüm filmler arasında I like Titanic most, yani Titanic'i en çok seviyorum anlamında. Hasan has got four brothers, he is the tallest of all, yani Hasan'ın dört tane erkek kardeşi var, o en uzun olanı yani onlardan hepsinden en uzun olanı anlamını veriyor. Burada of all hepsinden uzunu demek istiyor. Yani süperlatif yapılarda of kullanılıyor. Bir de bizim ile anlamına gelen bir edatımız var. Bakın Türkçedekinin tersine mesela siz Türkçede annemle dediğinizde ile ekini annemden sonra getiriyorsunuz ama İngilizcede gördüğünüz gibi ile anlamına gelen kelime önce kullanılıyor. With my mother. Annemle. With a few dollars. Birkaç dolarla. With you. Seninle. Kill two birds with one stone. Bir taşla iki kuş öldürmek anlamında. Take an umbrella with you. Yanına bir şemsiye al. Yani seninle yanına bir şemsiye al anlamında bakın. ile edatımız with. Bunun tam tersi olmaksızın olmadan anlamına gelen kelime de without oluyor. Without you sensiz. Without water susuz. Without eating anything. Yani yemesiz demiyoruz tabi burada. Yemeksizin şeklinde çeviriyoruz böyle gördüğümüz zaman yani without'tan sonra fiil gelirse tabii ki ing alıyor. Edatlarda hep durum böyledir zaten. Without eating anything hiçbir şey yemeksizin ya da hiçbir şey yemeden anlamını veriyor. Without an umbrella bir şemsiye olmaksızın ya da bir şemsiye olmadan. Without money parasız ya da para olmadan. Yani olmadan ya da sızsiz eklerini veriyor arkadaşlar bu. Devam ediyoruz. With my mother, annemle, with a few dollars, birkaç dolarla, with you, evet seninle, evet burayı zaten yapmıştık. Ee, tamam burası geçelim. Şimdi arkadaşlar e, beni, sen beni bana, seni sana, bizi bize, onları onlara, onu ona, onu ona, onu ona demiştik gördüğünüz gibi. Yani ismin i ve e halini karşılayan. E, zamirler bunlardı gördüğünüz gibi. Şimdi bunların örneklerine bakalım. I need them dediğinizde onlara ihtiyacım var demiş oldunuz bakın onlara. Şimdi onlara normalde onlar anlamına gelen kelime deydi. Ama ben onlara ihtiyacım var dediğimde buradaki onlar cümlenin nesnesi oluyor. Yani nesne konumunda olduğu zaman I need they diyemiyorum. Dem demem gerekiyor. I like it. Ben onu beğeniyorum anlamında. Help me, bana yardım et. Call me, beni ara. Bakın burada bana anlamını vermiş oldu. Burada beni anlamını vermiş oldu. Yani hem beni anlamını hem de bana anlamını gördüğünüz gibi kendisinden önce kullanılan fiilin katacağı anlama göre bu belirliyor. I will tell you, sana anlatacağım. They invited us, onlar bizi davet ettiler. Bakın bizi anlamını asla verdim. I hate him, ondan nefret ediyorum. I will pick her up from the airport. Onu havalimanından arabayla alacağım anlamında. Bakın onu anlamını burada her ile verdim. Devam ediyoruz. Possessive pronouns yani iyilik zamirleri yani ki eki. My jacket is black. Benim ceketim siyah. Mine is black de benimki siyah demek. Yani atıyorum bir ortamda ceketten bahsettik. Bu ceket senin mi diye sorulduğunda ben benimki siyah diyorsam eğer my jacket is black demek yerine mine is black diyebilirim kısaca. Your room is narrow yani senin odan dar. Yours is narrow dediğimizde seninki dar yani senin odan dar demiş oluyoruz. Our garden is big yani bahçemiz büyük. Ours is big dediğimizde bizimki büyük demiş oluyoruz. Their school is old. Yani onların okulları eski. Theirs is old dediğimizde onlarınki eski demiş oluyorum. Evet. His friends are friendly. Onun arkadaşları arkadaş canlısı. Yani burada onunkiler demek için yine his kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü his de bakın değişme olmuyor. His are friendly şeklinde bir kullanıma da çok rastlamazsınız. O yüzden ben buraya tekrardan yazmadım. Ama dediğim gibi normal şartlarda his onunki anlamına da geliyor. Her purse is pink. Onun cüzdanı pembe. Hers is pink dediğinizde onunki pembe demiş oluyorsunuz. Is this your jacket? Bu ceket senin mi? Yes, it's mine. Evet, bu benimki demiş olduk. Evet. Bir arkadaşım, bir öğrencim gibi ifadeler kullanmak istediğinizde arkadaşlar bu şekilde bir yapı var. A friend of mine dediğiniz zaman benim bir arkadaşım demiş oluyorsunuz. A friend of mine A student of his, onun bir öğrencisi. A teacher of hers, onun bir öğretmeni. Bakın bu şekilde kullanımlar iyilik zamirleriyle oluyor. Devam ediyoruz. Dönüşlü zamirlerle ilgili de yine örneklerimiz var. Let me introduce myself. Size kendimi tanıtayım. Tell me about yourself. Bize kendinden bahset. Biliyorsunuz bunlar ne anlama geliyordu? Kendim, kendiniz, kendimiz, Kendileri, kendisi, kendisi, kendisi. We can't isolate ourselves from the world. Kendimizi dünyadan izole edemeyiz. They disgraced themselves on the stage. Onlar kendilerini sahnede rezil ettiler. He cut himself while shaving. Kendini tıraş olurken kesti. She cleaned the room by herself. O odayı kendisi temizledi anlamında. Knowledge itself is the greatest power. Yani bilginin kendisi en büyük güçtür anlamında bir cümle. Evet. Devam edelim. Şimdi ismin halleri. Bunu yine A1 A2 videomda da göstermiştim. Burada yine aynı şekilde örnekle göstereceğim. İsmin biliyorsunuz yalın hali, i hali, e hali, d hali ve den hali var. Yani bir elma an apple elmayı Elmaya, elmada, elmadan. Hani bunun dört tane hali var. Şimdi yalın halleri, ilk yazıldığı halleri bakın. Mr. Smith yani Bay Smith. An apple, bir elma. The company, şirket. Bunlar nesne olarak kullanıldığında bir cümlede eğer bu şekilde hani yine kendi isimleriyle kullanılırlarsa, yani zamir olarak kullanılmazlarsa, yine ismin i hali aldıklarında yine bakın değişmiyorlar. Ama şahıs zamirleri olduğunda yine beni anlamını vermek için, seni anlamını vermek için, onu anlamını vermek için, bize anlamını ve onları anlamını vermek için tabii ki bunları kullanacağız. Aynı şekilde ismin e halinde yine şahıs zamirlerini kullanacağız. Çünkü i ve e halini bunlar karşılıyor demiştik. Ama şahıs zamirleri yok da başka bir şey varsa o zaman to kullanıyoruz. Bu to da yaklaşma hal eki yani e-a hal ekini veriyor. To school dediğimizde mesela okula. To the house dediğimizde eve. To the kitchen dediğimizde mutfağa gibi e-a ekini bu kelimemiz veriyor. E, D-da anlamını veren kelimemiz de İngilizce'de in, on ve et edatları arkadaşlar. Tabi Türkçe'de nasıl ki T, T, D, D oluyorsa İngilizce'de de in, on, et diye 3 tane kelimemiz var. In the kitchen dediğinizde mutfakta. On the bus, otobüste. At school, okulda. Evet, from da den, dan ekini veriyor. Yani from how, from the house dediğimizde evden. From Germany, Almanya'dan. Den, dan ekini gördüğünüz gibi from veriyor. Şimdi bunların tamamının kullanıldığı örnekleri görelim. The school is very old. Okul çok eski. I miss the school. Ben okulu özlüyorum. Bakın burada istersem okulu yazarım, istersem onu yazarım. Onu yazarsam it olarak yazarım. Okulu yazarsam direkt bu şekilde yazarım. Okula gidiyorum dediğimde bakın I am going to school şeklinde söylüyorum. Okula gidiyorum demiş oldum. I am at school now. Şu anda okuldayım. Okulda. D da ekini vermiş oldum. I am coming from school dediğimde de okuldan geliyorum demiş oldum. Evet, Martin is ill. Martin hasta. I will visit him. Onu ziyaret edeceğim. Onu da diyebilirim ya da Martin'i de diyebilirim. Martin'i ziyaret edeceğim deseydim direkt Martin yazacaktım bakın. Ama onu dersem him yazmam gerekiyor. I am going to Martin's house. Martin'in evine gidiyorum anlamında bakın. Evi ne? E-A ekini tu veriyor. I am in Martin's house now. Şu an Martin'in evindeyim. I am coming back from Martin's house. Martin'in evinden dönüyorum anlamında bir ifade oldu. Evet, devam ediyoruz. Geldik en temel cümle kurma yapılarına yani to be. To be deyince aklımıza hemen özneye göre değişen am is are yardımcı fiillerinin kullanımı gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün konu anlatımlarında zamirler veriliyor ama tabii ki her zaman örnekler zamirlerden oluşmuyor. özneler yazıldığında hangi zamire karşılık geldiğini önceki sayfalarımızda göstermiştim. Şimdi I öznesinde M, you we they öznesinde are, he she it öznesinde ise is gelecek. Bunu bilelim. Daha sonra da bir anlamına gelen bir kelimemiz gelebilir. Daha sonra sıfat ve isim şeklinde önce bu şekilde olan örneklerimize bakalım. I am a teacher. Tabii ki bu örneklerde fiil yok arkadaşlar. İsim cümlesi olan örnekler var şu an. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. You are an honest man. Sen dürüst bir adamsın. They are engineers. Onlar mühendisler. Şimdi onlar bir mühendisler diyemeyeceğim için tanıttığım şey eğer çoğulsa o zaman en kullanmıyorum arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. She is a successful business woman. Yani o başarılı bir iş kadını. He is a humorous man. O esprili bir adam. It's an old building. O eski bir bina. We Turks are hospitable people. Biz Türkler misafirperver insanlarız. I am a digital content creator. Yani ben bir dijital içerik üreticisiyim. She is a tall woman in her 50s. O ellilerinde uzun bir kadın anlamında gördüğünüz gibi basit örnek cümleleri gördük. Şimdi devam edelim. Bakın arkadaşlar yine aynı şekilde örnekler var ama burada bazı niceleyiciler var. Bu niceleyicilerin anlamları nedir? Very ve so ikisi de çok anlamında kullanılıyor. Yani sıfatları niceleyici olarak kullanıyoruz bunları too aşırı anlamını veriyor arkadaşlar. Çok fazla, aşırı anlamını veriyor. A bit biraz anlamını veriyor. A little bit de birazcık anlamını veriyor. Yine sıfatlarla bakalım kullanımı nasıl. I am so happy. Çok mutluyum. Burada so yerine very de kullanabiliriz. You are very kind. Sen çok kibarsın. They are too late for the meeting. Onlar toplantı için çok geç kaldılar. Yani fazlaca geç kaldılar anlamı çıkıyor buradan arkadaşlar. Buradaki for da için anlamına gelen bir edat. Yani senin için, toplantı için, kahvaltı için dediğimizde için anlamını önce veriyoruz ondan sonra diğer ismi yazıyoruz. She is a bit busy. O biraz meşgul. He is a little bit angry with you. O sana birazcık kızgın. She is available now. O şu an müsait. We are so worried about children. Biz çocuklarla ilgili çok endişeliyiz. It's very important. Bu çok önemli. I'm a bit hungry. Biraz acım, açım anlamında gördüğünüz gibi örneklerimiz. Devam ediyoruz. Şimdi ise lokasyon yani yer bildiren ifadelerle ilgili örneklerimiz var. Öncelikle şu edatlar ne işe yarıyor onları bir anlamlarını görelim in on ve etten bahsetmiştik. Bunlar d daha ekini veriyor. Ancak in'in in kullanıldığı yerler farklı, on'un kullanıldığı yerler farklı, et'in kullanıldığı yerler farklı. Bunu zaten bir sonraki sayfalarımızda göreceğiz. Near yakınında demek. In front of önünde demek. Close to yine yakın anlamını veriyor. Far from tam tersi uzak anlamını veriyor. Behind arkasında anlamını veriyor ve hemen ardından bir yer ismi yazıyoruz ve kendi bulunduğumuz veya bir şeyin bulunduğu konumu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın, I am in the kitchen. Ben mutfaktayım. We are near the sea. Biz denizin yakınındayız. She is far from her own country. O kendi ülkesinden uzakta. We are now close to the city center. Biz şu an şehir merkezine yakınız. They are on the bus. Onlar otobüsteler. He is at hospital now. O şu an hastanede. I am in front of the florist. Ben çiçekçinin önündeyim. The students are behind the school. Öğrenciler okulun arkasındalar. Evet, devam ediyoruz. Şimdi olumlu ve olumsuz ve soru cümleleri nasıl yapılıyor? Bunu hemen karşılaştırmalı olarak görelim istiyorum. I am in Bandırma dediğim zaman ben Bandırma'dayım demiş oluyorum. Eğer ben bandırmada değilim şeklinde bir cümle kuracaksam I am not yani not ekini getiriyorum hemen yardımcı fiillerden sonra ve cümlemi yine aynı şekilde oluşturuyorum. I am not in bandırma. Bandırmada değilim. Am I in bandırma? Yani yardımcı fiil ve özne yer değiştirdiğinde de soru cümlesi oluşuyor. Am I in bandırma dediğimiz zaman bandırmada mıyım anlamı çıkıyor. You are in bandırma, sen bandırmadasın. You aren't in bandırma, sen bandırmada değilsin. Are you in bandırma, sen bandırmada mısın? Anlamına geldi. We are in bandırma, biz bandırmadayız. We aren't in bandırma, biz bandırmada değiliz. Are we in bandırma, biz bandırmada mıyız? Oluyor. Evet, buradakilere geçelim. She is in bandırma dersek, o bandırmada. She isn't in bandırma, o bandırmada değil. Is she in bandırma dediğimiz zamanda da o bandırmada mı diye sormuş oluyoruz. Yani gördüğünüz gibi olumsuzlarda not eki var emizara. Sorularda da emizar başa geliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın bir de wh soruları dediğimiz sorular var. Bunlar neler? Who? Kim anlamına geliyor? Şimdi bunlarla sorular oluşturulurken gördüğünüz gibi önce bunlar geliyor her zaman başa ve hemen ardından yardımcı fiiller geliyor. Daha sonra da nesne ya da zamirlerimiz kullanılıyor arkadaşlar. Who are you dediğimiz zaman sen kimsin demiş oluyoruz. Who is that man? O adam kim? Who is your favorite actor? Senin favori aktörün kim? Who are they? Onlar kim? Who is your English teacher? Senin İngilizce öğretmenin kim? Evet, what'la yapılan bazı sorulara bakalım. What is your phone number? Yani telefon numaranız nedir? What is the name of the film? Filmin adı ne? What are your hobbies? Hobilerin neler? What is the gist of the paragraph? Paragrafın özü ya da e, kısa, kısaca paragrafın özü nedir diyor. What is she like? O karakter olarak nasıl biri? Kişilik olarak nasıl biri anlamında bir soru. Buradaki like bu arada hoşlanmak anlamına gelen like değil. Yani gibi anlamına gelen kelime. Pekala, where? Nerede anlamına geliyor. Where is the lift? Yani asansör nerede? Where is your house? Evin nerede? Where are you now? Şu an neredesin? Where are the keys? Anahtarlar nerede? Where is her meeting? Onun toplantısı nerede? Evet, how. Nasıl anlamına gelen kelimedir. How are you today? Bugün nasılsın? How is your mother? Annen nasıl? How is your life? Hayatın nasıl? How are things? Bir şeyler nasıl gidiyor? Yani nasıl, işler nasıl anlamında. How is the weather there? Orada hava nasıl? Evet. Why, neden, niçin anlamına gelen kelimedir. Why are you late? Neden geç kaldın? Neden geciktin? Why is she angry? Neden o sinirli? Why is everything so bad? Neden her şey çok kötü? Why is she here? Neden o burada? Why are they in the school? Onlar neden okuldalar? Gibi örneklerimiz. What time saat kaçta anlamına geliyor. What time is the concert? Yani konser ne zaman ya da saat kaçta? What time is it now? Şu anda saat kaç? What time is the exam tomorrow? Yarın sınav saat kaçta? What time is your appointment? Randevun saat kaçta? What time is the final match? Yani final maçı saat kaçta anlamında. Evet, bazı sorular Hemizarın kullanımında ve cevaplarına bakalım. WH sorularıyla alakalı. E, who is she? O kim? She is my aunt. O benim halam. What is your favorite season? Senin favori mevsimin ne? My favorite season is summer. Benim favori mevsimim yaz. What nationality are you? Yani sen hangi millettensin? I am Turkish. Ben Türk'üm. Whose jacket is it? Bu kimin ceketi? Bakın kimin diye sorduğumuz sorularda whose kelimesi ve ardından bir nesne geliyor. Hemen bu şekilde is it şeklinde yazıyoruz. It's mine. O benimki ya da my jacket. Benim ceketim de diyebiliriz. Which color is your car? Yani araban ne renk? My car is white. Benim arabam beyaz. Where is the toilet? Tuvalet nerede? It's on the second floor. İkinci katta. What time is the concert? Konser saat kaçta? It's at 5 p.m. Saat 5'te. P.m. öğleden sonra anlamını veriyor. When is your birthday? Yani senin doğum günün ne zaman? It's on the 23rd of November. Yani Kasım'ın 23'ünde. Why is she upset? O neden canı sıkkın? Because she has a terrible toothache. Yani onun korkunç bir diş ağrısı var. How is your grandmother? Yani büyük annen ne, nasıl? She is quite good. O oldukça iyi. How far is Bandırma from Istanbul? Bandırma İstanbul'dan ne kadar uzaklıkta? Bandırma is 250 km away from Istanbul. Yani Bandırma İstanbul'dan 250 km uzaklıktadır. How deep is the swimming pool? Yani yüzme havuzu ne kadar derin? It's not that deep. Just one meter. Öyle derin değil. Sadece bir metre diyor. How much is this apron? Yani bu önlük ne kadar? It's 90 Turkish lira. Yani 90 lira. How tall are you? Yani boyunuz kaç? I am 178 cm tall. Yani 178 santimetre uzunluğundayım şeklinde söylerken How old are you? Kaç yaşındasın? I am 36 years old. Evet gördüğünüz gibi WH sorularıyla İsim cümlelerinde yapılan soru örneklerini ve e, örnek cevaplarını görmüş olduk. Devam edelim. Şimdi saat İngilizce'de nasıl söyleniyor? Ondan bahsedelim biraz. Şimdi analog saatler ve dijital saatler var. Biliyorsunuz ki e, analog saatler söylenirken yani eski söyleme usulüyle tam saatlerde o'clock, yarımlarda half past. Half past yarım geçiyor anlamını veriyor. Past dediğimizde Geçiyor anlamını veriyor. To dediğimizde de ise bir sonraki saate ne kadar varsa kala anlamını veriyor. Bakın tam saatlerde o'clock ifadesini kullanıyoruz. It's three o'clock dediğimizde saat 3 Yani buradaki o'clock saat anlamını veriyor. It's three o'clock saat 3. It's half past seven dediğimizde bakın half past. Önce e, yarım geçiyor ifadesini kullanıyoruz. Sonra e, hangi saatse onu yazıyoruz. Bakın it's half past seven saat 730. It's quarter past three. Yani çeyrek geçtiğinde her zaman quarter past kullanırız. Çünkü quarter'lar her zaman çeyrek anlamına geliyor. Past'a geçiyor anlamını veriyor. Quarter past three dediğimizde üçü çeyrek geçiyor demiş oluyoruz. It's quarter to five. Yani beşe çeyrek var. Yani burada to ea ekini veriyor demiştik biliyorsunuz ki önceki konularımızda. Beşe çeyrek anlamını vermiş oluyor. Yani bir sonraki saate kaç dakika varsa onu söylüyoruz bakın. It's 10 to 7. Yani eee 7'ye 10 var. Bakın 6'yı 50 e, geçiyor ifadesini eğer analog saatte söylüyorsak bir sonraki saat 7 olduğu için 7'ye 10 var şeklinde söylüyorsunuz. Evet. Diğeri de dijital saatleri söyleme şekli. Yani bu da zaten normal bizim Türkçede söylediğimiz gibi söylüyoruz. Bakın örneklere bakarsanız 5:15 yani 5 çeyrek veya 5.15. 4.20 yani 4.20 bakın. Bu AM ve PM biliyorsunuz gece 12'den sonra AM yani anti meridium. E, öğleden sonra da ise öğlen, öğlen 12'den sonra da PM diyoruz. Bakın buradan e, hangi yani öğleden sonra mı yoksa geceden sonra öğlene kadarki saatte mi olduğunu buradan e, AM ve PM ile rahatlıkla öğrenebiliriz. E, 7.35 dediğimizde bakın 7.35 aynı Türkçedeki gibi söylüyorsunuz. Yani önce saat söyleniyor sonra dakika söyleniyor. It's 9:50 yani 9.50. It's 11:42 yani 11'i 42 geçiyor anlamını bakın dijital saatlerde bu şekilde rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şimdi this ve that, these ve those. Yani this bu, that şu ya da o anlamını veriyor. These bunlar, those şunlar ya da onlar anlamını veriyor. This ve that tekil nesneler için kullanılırken, these ve those çoğul nesneler için kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi this computer. Bakın, bu bilgisayar. This chair, bu sandalye. This tree, bu ağaç. This dictionary, bu sözlük. This message, bu mesaj. That school, o okul that building şu bina that map o ya da şu bakın iki anlamda veriyor that map o harita that boy o çocuk that factory o fabrika evet cümle kurduğumuz zaman this ve that bakın özne olduğunda bu tekil oluyor tabii ki öznemiz dolayısıyla hemen örneklerine bakalım this computer is out of order dediğimizde bu bilgisayar bozuk this chair is broken bu sandalye kırık This tree is very old. Bu ağaç çok yaşlı. This dictionary is comprehensive. Bu sözlük kapsamlı. This message is for you. Bu mesaj senin için. Evet. Burada da aynı şekilde şu okul, o okul is new, yeni. That building is very tall. O bina çok uzun. That map is so small. Yani o harita çok küçük. That boy is naughty. Yani o çocuk yaramaz. That factory is very big. O fabrika çok büyük demiş oluyoruz. These ve those da gördüğünüz gibi çoğul isimlerle kullanıldığından dolayı tabii ki biz de bunu e, izle değil arla devam ettiriyoruz cümleyi. These computers bu bilgisayarlar. Eğer bu bilgisayarlar bozuk deseydim, these computers are out of order şeklinde söylemem gerekiyor. These chairs are broken. Yani bu sandalyeler kırık. These trees are very old. Bu ağaçlar çok yaşlı. These dictionaries are comprehensive. Bu sözlükler kapsamlı. These messages are for you. Bu mesajlar senin için. Aynı şekilde burada da şu ve o anlamıyla cümlelerimizi oluşturabiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi emizarın kullanıldığı bir alıştırma görelim. İsterseniz durdurup kendiniz de doldurabilirsiniz. Hemen ben başlıyorum. The children çoğul olduğu için ne gelecek? Tabii ki are. The children are in the street. Çocuklar caddede. Turkey evet Türkiye yani neye karşılık geliyor? It öznesine karşılık geliyor. O yüzden is. Turkey is a hospitable country. Türkiye misafirperver bir ülkedir. Bu arada Turkey diye artık yazmayacağız. Bundan sonra Türkiye diye yazacağız tabii ki. my sister and I yani kız kardeşim ve ben biz anlamına geldiği için buraya are geliyor. Are in Isparta today. Bugün Isparta'dayız yani. My cousin Kuzenim yani he ya da she olduğu için is geliyor. A smart boy yani kuzenim şık bir veya akıllı bir çocuk anlamında. Bandırma is a windy district. Yani Bandırma rüzgarlı bir ilçedir. Evet, I am a teacher at a high school. Ben lisede bir öğretmenim. Perseverance is a spacecraft on Mars. Perseverance bir Mars'taki uzay aracıdır anlamında. Perseverance bu arada sebat sabır anlamına geliyor. Elon Musk is a scientist developing new technologies yani yeni teknolojiler geliştiren bir bilim adamıdır. A lot of people are on the road for a protest yani pek çok insan e, protesto için yoldalar. Bakın pek çok insan çoğul olduğu için araldı. Everything is all right for now. Her şey şimdilik yolunda. Her şey şimdilik iyi anlamında. Her şey ifadesi neden çoğul değil? Gördüğünüz gibi biz Türkçe olarak düşündüğümüzde çoğul bir şeyden bahsediyor gibi görünsek de İngilizce'de everything ifadesi veya everyone ifadesi tekil gibi kabul ediliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi sahiplik sıfatlarıyla ilgili olan örneklere bakalım. Mr. Smith is a teacher at a college. Yani Bay Smith bir kolejde öğretmendir. Şimdi burada çocukları yurt dışında okur diyor. Kimin? Mr Smith'in. Peki onun anlamını ne ile vermem lazım? Tabii ki de his'le vermem gerekiyor. Çünkü onun anlamını Mr Smith'ten bahsettiğim için his'le vermem gerekiyor. They have a big garden. Onlar büyük bir bahçeye sahipler. Duvarlar çok yüksek. Neyin duvarları çok yüksek? Onların mı yoksa bahçenin mi? Tabii ki de bahçenin duvarları. O yüzden onun demem gerekiyor. Onun dediğim şey de bahçe olduğu için it's getirmem gerekiyor. We love swimming a lot. Biz yüzmeyi çok seviyoruz. It is one of evet bu e, hobilerimizden biri diyecek kimin bizim tabii ki. O yüzden burası bizim anlamına gelen kelimeyle devam edecek. I think this is galiba bu nokta nokta çanta diyor ve devamında diyor ki o onu arıyordu diyor. O zaman onun çantası dememiz gerekiyor kadınlar da onun anlamını herle veriyoruz. The children are crying because they can't find. Çocuklar ağlıyor çünkü bulamıyorlar. Toplarını diyeceğiz. Kimin toplarını? Onların. Çünkü çocuklardan bahsediyorum. O yüzden they're they buraya geliyor. Did you see? Gördün mü? Evet. Gözlükleri diyor. Devamına bakalım. I guess. Sanırım. Tahminimce. I left them at work. Onları evde, onları iş yerinde bıraktım diyor. O zaman kim bıraktı? Ben. Dolayısıyla benim gözlüklerimi gözlüğümü gördün mü diye sorması gerekiyor. Dolayısıyla May oluyor gördüğünüz gibi. Turkey is a bridge between Asia and Europe. Yani Türkiye Asya ve Avrupa arasında bir köprüdür. Onun en büyük sınırı Suriye iledir diyeceğiz. Onun anlamını ne ile vereceğiz? Tabii ki de Türkiye'den bahsettiğimiz için it's ile vereceğiz. I think you aren't Turkish. Galiba Türk değilsiniz diyor. Çünkü e, name is not a Turkish name yani Türk bir adı değil diyor kimin adı sizin tabii ki sizin adınız Türk bir adı değil çünkü diyor. Evet Susan and Kate are friends from the same village yani Susan ve Kate aynı köyden arkadaşlar diyor. Çocukları e, lisede okuyor kimin onların onların anlamı neyle vereceğim tabii ki de değerle vereceğim. I have got a playful cat yani benim oyunu seven oyuncul bir kedim var. Oynak yani. Bir kedim var. Ee, kennel kulübe demek. Çok geniş diyeceğim. Neyin kulübesi çok geniş? Onun. Onun dediğim şey ne? Kedi. Dolayısıyla it. Yani onun anlamını its ile vereceğim. Evet gördüğünüz gibi sahiplik sıfatları ile ilgili 10 tane alıştırma yaptık. Şimdi gelelim. E, object pronoun. Yani nesne konumunda olan zamirlerle ilgili alıştırmalar yapalım. Her ne kadar buradaki örnek cümleler biraz ilerleyen konularla ilgili olsa da. Ee, konuları kavramanız açısından bu alıştırmaları ben buraya peş peşe koydum arkadaşlar. I hate the noise of the city. Şehrin gürültüsünden nefret ediyorum. It drives şimdi beni deli ediyor diyeceğim çünkü nefret eden kim benim. Dolayısıyla it drives me mad. Yani drive someone mad yani birini kızdırmak, deli etmek anlamına geliyor. Buradaki anlam beni deli ediyor anlamına geliyor. Rasim is not at school today. Rasim bugün okulda değil. Parkta gördüm kimi? Onu, Rasim'i. Şimdi onu anlamını vermek için kimden bahsediyorum? Rasim'den. Rasim kim? He. Dolayısıyla onu anlamını vereceğim zaman bu hi ne oluyor? Him oluyor. You are my best friend. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Of course. Tabii ki de seni partime davet edeceğim diyecek. Of course I will invite you to my party. My mother needs my help but now. Yani annem yardımıma ihtiyacı var ama şimdi yardım edemem kime ona anneme anneme olduğu için her demem gerekiyor the children are so hungry çocuklar çok açlar i bought these cakes for bu kekleri onlar için aldım diyeceğim kim için çocuklar için peki onlara aldım anlamını vereceğim onlara aldım diyeceğim yani dolayısıyla dem kelimesi buraya gelecek ice cream is my favorite dessert yani bu e, dondurma benim en sevdiğim tatlı. Ben onu çok seviyorum. Onu dedi, dediğim şey ne? Dondurma. Dolayısıyla it alıyor. We were in Antalya last summer. Geçen yaz Antalya'daydık. Some tourists wanted to take photos. Yani fotoğraf çekilmek istediler. İle diyor. Kiminle? Bizimle. Çünkü biz Antalya'daydık. O zaman bizimle çekilmek istediler. Bizimle anlamını ne ile vereceğim? Tabii ki de asla verir. E, burası yanlış olmuş. As şeklinde olacak. Çünkü burada V var. Evet, your son is making too much noise. Yani sizin oğlunuz çok fazla gürültü yapıyor. Diğer şahıs da diyor ki ben onun sessiz olmasını isteyeceğim diyor, sessiz olmasını rica edeceğim diyor. Dolayısıyla kimden bahsediyoruz? Oğlundan. O yüzden burası him oluyor arkadaşlar. This orange is rotten. Rotten çürük demek arkadaşlar. Bu portakal çürümüş, çürük. Onu yeme diyeceğiz. Onu anlamını tabii ki portakaldan bahsettiğimiz için it ile vereceğiz. Have you seen Lisa today? Bugün Liza'yı gördün mü? Hayır, onu görmedim diyeceğiz. Onu diyeceğimiz kişi kim? Liza, yani her. Evet, devam ediyoruz. Şimdi isimler. İngilizce'de, Türkçe'dekinin aksine e, isimler sayılabilen ve sayılamayan olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> biz normalde Türkçe'de her şeyin sonuna lerler getirebiliyoruz sular diyebiliyoruz, saçlar diyebiliyoruz. Onlar ekmekler, her şeylerler getirilebiliyor. Ama İngilizcede maalesef ki bazı e, kelimelere e, yani s takısı getir yani çoğul eki getirilerek çoğu e, çoğul yapılamıyor. Çoğul yapmak için onları başka şeylerden faydalanıyoruz. Başka kelimelerden, e, kaplardan falan e, gibi şeylerden faydalanıyoruz. Zaten bir sonraki sayfamızda onlardan bahsedeceğim. Şimdi <laughs> sayılamayan isimler. Bakalım neler var? Meat, et Beef, dana eti, advice, tavsiye, danger, tehlike, education, eğitim, bread, ekmek, water, su, rice, pirinç ya da pilav, tea, çay, fuel yani e, yakıt yani, gas, yine gaz, love, aşk, sevgi, jam, reçel, butter, tereyağı, oil, yağ, help, yardım, happiness, mutluluk, milk, süt, equipment, ekipman, furniture, mobilya, nature, doğa, news, haber, paper, kağıt. E, Tabi belge anlamında kullanıldığında veya e, bu döküman anlamında kullanıldığında S takısı alabiliyor paper kelimesi. E, rain, yağmur, salt, tuz, traffic, trafik, smoke, duman, soup, çorba, chocolate, çikolata, business, iş, fruit, meyve, juice, e, meyve suyu, blood, kan, grass, çim, ot, research, araştırma, sugar, şeker, flour, un, cheese, peynir, money, para. Para nasıl sayılamayan bir isim olabiliyor diye aklınıza gelmesin çünkü parayı sayarken e, dolar, Türk lirası ya da cinsiyle sayıyoruz. Yani 3 lira, 5 lira, 10 lira, 5 dolar, 10 dolar, 100 euro şeklinde bu şekilde sayılır. Yani para kelimesiyle saymıyoruz. Ondan dolayı para kelimesi sayılamayan bir kelime. Fear korku, stress, stres, luggage, bagaj, valiz, chicken tavuk, lamb, kuzu eti, fame, ün, şöhret, pasta, makarna, hani bal. Evet, bu gördüğünüz kelimeler genellikle yeme içme ile ilgili kelimeler ya da soyut kelimeler dikkat ettiyseniz bu kelimeler arkadaşlar <laughs> sayılamıyor. Şimdi sayılabilenlere de bakalım. Doctors, doktorlar, teachers, öğretmenler, students, öğrenciler, cars, arabalar, cats, kediler, chairs, sandalyeler, eggs, yumurtalar, elephants, filler, gardens, bahçeler, trees, ağaçlar, houses, evler, boxes, kutular, classes, dersler, birds kuşlar animals hayvanlar buses otobüsler flowers çiçekler pencils kalemler roads yollar tables masalar rooms odalar walls duvarlar films filmler fathers babalar roads yollar groups gruplar libraries kütüphaneler doors kapılar days günler weeks haftalar months aylar years yıllar pictures resimler games oyunlar computers bilgisayarlar carrots havuçlar schools okullar cards, kartlar answers cevaplar questions sorular dreams e, rüyalar <laughs> dogs köpekler hours saatler parks parklar keys anahtarlar families aileler books kitaplar sons oğullar Gördüğünüz gibi çoğul yaparken arkadaşlar kelimelerin sonuna s takısı getiriyoruz. Evet, şimdi bazı kelimeler ise düzensizdir. Yani bazı isimler ise düzensizdir. Yani çoğul yaparken sonuna s takısı getirmiyoruz. E, Tabi bu s takısını getirmede bazı kurallar var. Mesela sonları gördüğünüz gibi y ile biten kelimelerde y düştü ve yerine i e, s geldi. Onun dışında e, mesela bas S ile bittiği için ya da iki tane S ile. Tabi bu konudan daha sonra zaten bahsedeceğiz. Bu S takılarından daha sonra bahsedeceğiz. Ama dikkat ettiyseniz sonda gelen harflere göre bazen S olabiliyor. Bazen çoğunlukla zaten sadece S oluyor. Sonu Y ile bittiğinde de iyi e, oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi düzensiz isimler dedik. Bakın men, men adamlar woman, women kadınlar derken e oluyor. Child çocuk, children çocuklar. Mouse fare, mice fareler. Person kişi, şahıs, people insanlar. Tooth diş, teeth dişler. Foot ayak, feet ayaklar. Goose kas, geese kazlar. Bakın iki tane o, iki tane e'ye dönüştü. Bazı isimler de var ki tekil ve çoğul hali aynı. Hiçbir şekilde çoğul halindeyken de es takısı almıyor fish balık bakın çoğulu da aynı. deer geyik çoğulu da aynı. sheep koyun çoğulu da aynı. species tür demek. Zaten çoğul gibi göründüğü için tekrar çoğul yapılması mümkün değil. Evet. <laughs> Tekil ve çoğul e, hallerinde bakın sonu e, F ve I e. aynı şekilde sadece F'le biten e, isimlerde bakın çoğul hallerinde ves şeklinde geliyor. knife bıçak knives bıçaklar. Leaf yaprak, leaves yapraklar. Thief hırsız, thieves hırsızlar anlamına geliyor gördüğünüz gibi. Her zaman çoğul olan isimler var. Bunlar İngilizce'de yani şöyle söyleyeyim. Yani iki parçadan oluşan isimler her zaman biri olmadan biri düşünülemeyen genellikle iki parçadan oluşan zaten örneklerde göreceksiniz. Mesela eyes gözler Scissors makas yani makas dediğimizde tek bir makastan bahsediyoruz ama iki tane bıçağı olduğu için bu makas kelimesi her zaman çoğul kabul ediliyor. Yani makasla ilgili bir örnek cümle yapacağım. Diyelim ki makas kesmiyor diyeceğim. O zaman da scissors aren't cutting şeklinde yani söylemem gerekiyor. Yani isn't dem demiyorum yani çoğul kabul ediyorum bunu. Bu şekilde oluyor. <laughs> Jeans, kot pantolon, glasses, gözlük, socks, çorap. Trousers, kumaş pantolon. Clippers, e, yine tırnak makası. Shorts, short demek. E, binoculars, dürbün. Shoes, ayakkabı. Pincers, yine pense demek. E, tights, tight. Gloves, eldivenler, eldiven. Spectacles, bu da yine gözlük anlamında. Shears da budama makası anlamına geliyor. Evet, devam ediyoruz. Şimdi sayılamayan isimler nasıl sayılabilir yapılır ondan bahsedelim. Tabi sayılabilenler de yine aynı şekilde paketle veya kapla tekrardan farklı şekillerde sayılabilir yapılabiliyor. İlla sayılamayan isim olması gerekmiyor ama sayılamayanlar için daha çok bunları kullanıyoruz. Şimdi örnekleri görelim. Mesela a packet of dediğimizde bir paket demiş oluyorsunuz. A packet of biscuits dediğiniz zaman bir paket bisküvi. Eğer siz İki paket bisküvi dediğinizde bakın pakete S takısı getiriyorsunuz. Two packets of biscuits. İki paket. Yani on paket bisküvi deseydim. Ten packets of biscuits şeklinde söyleyecektim. A bowl of soup. Bir kase çorba. Two bowls of soup. İki kase çorba. Yani kaseler saymış oldum bakın. Çorbayı saymıyorum yine. A bottle of ayran. Bir şişe ayran. Two bottles of ayran. İki şişe ayran oluyor. A cup of tea. Bir e, fincan çay. Two cups of tea iki fincan çay oluyor. A glass of water bir bardak su. Two glasses of water iki bardak su. A head of lettuce bir baş marul. Two heads of lettuce iki baş marul. A jar of honey yani bir kavanoz reçel. Two jars of honey iki kavanoz reçel. A slice of cheese bir dilim peynir. Two slices of cheese iki dilim peynir. A loaf of bread bir somun ekmek. Two loaves of bread dediğimizde iki somun ekmek oluyor. A kilo of rice bir kilo pirinç, two kilos of rice iki kilo pirinç. A piece of cake bir parça kek, two pieces of cake iki parça kek. A can of coke bir kutu kola, two cans of coke iki kutu kola. A bar of chocolate bir kalıp çikolata, two bars of chocolate iki kalıp çikolata. A box of bananas bir kutu e, muz, two boxes of bananas iki kutu muz. Bakın. Çoğul yapılabilen bir isimse, ise bunu tekrardan kutularını saymak istediğimizde yine çoğul haliyle yazdım. Bu şekilde oluyor çünkü. Yani kutuları yine çoğul yaptım ve bananayı da yine sayılabilir olmasına rağmen sayılabilir haliyle yazıyorum. Evet devam ediyoruz. Şimdi ne demiştik? In on et Türkçedeki d da t ta ekine karşılık gelen kelimelerdi. Peki bunlar nerelerde kullanılıyor? Önce bunlara bir bakalım. Çünkü her biri birbirinin yerine kullanılmıyor. Genellikle belirli yerlerde, belirli olanlar kullanılıyor. Bakın yer isimlerinde her zaman in geliyor. Mesela in Bandırma, in Balıkesir, in Bursa gibi. In Turkey Türkiye'de. Evin belirli bölümlerinde. Bakın in the kitchen mutfakta, in the garden bahçede, in the car arabada. Yani in daha çok içinde anlamını veriyor. In the afternoon öğleden sonra. In the morning sabahleyin. In the evening, <laughs> günün belirli bölümlerinde de bakın in geliyor. In the sky, gökyüzünde. In 2022, yani 2022'de. <laughs> aylarda yine in geliyor bakın. In February, yani Şubat ayında. In winter, yani kışın, kış ayında demek istiyor. In 5 minutes dediğimizde de 5 dakika içinde. Çünkü içinde anlamını in veriyordu. Yine e, bakın günlerde on kullanılıyor. E, aylarda in. Günlerde on. 10 Saturday, cumartesi günü. On my birthday. Bakın sonu day ile bitenler hep on alıyor. Aklınızda bulunsun. Ee, doğum günümde. On fifth of March. Yani Mart'ın 5'inde Yani aylarda normalde in geliyor ama ayın belirli bir gününü, tarihini söylersek on kullanıyoruz. On holiday, tatilde. On weekdays, hafta içi günlerde. On foot, yürüyerek anlamına geliyor. On timeda tam zamanında anlamına geliyor. On the bus otobüste, on the train, trende, on the phone, telefonda, on the radio, radyoda, on the wall, duvarda, on the table, masada, yani masanın üstünde, on the left, solda. Yani on normalde kelime anlamı üzerinde, üstünde demek. Üstünü kastettiğimiz durumlarda zaten yine on kullanacağız. Ama gördüğünüz gibi belirli durumlarda da hep on kullanıldığını öğrenelim. Et ise yine deda anlamına gelen başka bir kelimemiz. At home, evde. Bakın mesela hiçbir zaman in home, on home gibi ifadeler görmezsiniz. Bu her zaman kalıplaşmıştır kullanıla kullanıla. At home, evde. At school, okulda. In the school'da görebilirsiniz yalnız. In school olmaz ama in the school olabilir. At work, işte demek. Yani işte, işteyim derken mesela I am at work diyebilirsiniz. At hospital, hastanede. Tabi in hospital da görebilirsiniz ama in hospital dediğiniz zaman o kişi hastanede hasta olarak yatırılmıştır. Yani in the hospital mesela I am in the hospital dediğim zaman hastanedeyim yani tedavi görüyorum anlamında. Ama I am at the hospital dediğim I am at hospital dediğim zaman hastanedeyim belki birini ziyaret etmek için hani o anlamda. evet böyle bir fark var. At university üniversitede, at the office ofiste, at the station istasyonda at night geceleyin, at noon öğlenleyin. Saatlerde bakın yine at kullanılıyor. At 8 o'clock saat 8'de. Christmas yılbaşında derken gördüğünüz gibi at lunch öğlen yemeğinde, at the weekend hafta sonunda anlamını veriyor. Evet devam ediyoruz. Yine bakın yer edatları. Evet yer edatları Türkçedekinin aksine e, önce edatlar kullanılıyor sonra yer ismi kullanılıyor. Bakın mesela between arasında demek. Between the supermarket and the cafe. Süpermarket ve kafenin arasında anlamını vermiş oldu. Bakın arasında kelimesini önce kullandık sonra süpermarket ve kafeyi kullandık. Under altında demek. Under the tree ağacın altında. Bakın altında ifadesi önce kullanılıyor sonra ağaç kullanılıyor. Yani Türkçedekinin aksine önce edat geliyor. In front of önünde. In front of the cinema. Sinemanın önünde opposite ya da across from ikisi de aynı anlama geliyor karşısında demek. Opposite mi? Karşımda anlamını veriyor. Opposite TV dersem televizyonun karşısında olur mesela. Behind arkasında demek. Behind the school okulun arkasında. Next to bitişiğinde demek. Next to the apartment apartmanın bitişiğinde. Near yakınında demek. Near the village köyün yakınında. Below aşağısında demek. Below the page sayfanın aşağısında altında anlamını veriyor. Above üzerinde demek tam tersi above the picture yani resmin üzerinde anlamını veriyor. Over bir şeyin değmeden üstünde anlamını veriyor. Over the mountains yani dağların üzerinde demiş oluyoruz. Evet, by da e, kenarında anlamını veriyor. By the lake dediğimiz zaman e, gölün kenarında demiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi herhangi bir şeyin varlığından, mevcudiyetinden bahsederken Deriz ve derar şeklinde bir kalıbımız var. Yani işte odada iki tane sandalye var. Veya salonda elli tane e, misafir var. Şeklinde yani bir yerdeki belirli bir sayıda varlıktan veya kişilerden bahsederken bu kalıbı kullanıyoruz. Deriz dediğimizde tekil ya da sayılamayan bir şeyin varlığı. Derar dediğimizde çoğul ve sayılabilen şeylerden bahsetmiş oluyoruz. Burada ise bir takım niceleyiciler var. Eğer tekil olan şey sayılabilen bir şeyse en alabilir. Örneğin bir tane öğrenci var dersek öğrenci kelimesi sayılabildiği için der izle kullanmamız gerekir. Her ne kadar sayılabilen bir şey olsa da yani bir tane ise bir şey sayılabilirse o zaman tabii ki de der izle kullanabiliriz. A little biraz demek. Sam yine biraz anlamında. Tabii samın iki anlamı var. Daha doğrusu üç anlamı var. Eğer sayılamayan bir şeyle kullanılırsa biraz anlamına geliyor. Sayılabilenlerle birlikte kullanıldığında bazı ya da birkaç anlamına geliyor. Bunu unutmayalım. Little çok az. Yani a little ve little arasında bir fark var. A little biraz demek. Yani yeterli olabilir biraz dediğimiz zaman. Little dediğimizde yetersiz anlamında yani çok az anlamına geliyor. Too much ise aşırı fazla, çok fazla anlamını veriyor. A lot of ise ikisinde de kullanılıyor bakın. Çok anlamına gelen bir Yine niceleyicimiz. Bunlarda nesnemiz bakın sayılamaz konumda. Yani tekil konumda oluyor. Derarda ise nesnemiz çoğul konumda. Peki buradakilerin anlamları ne? Efi birkaç demek. Sam yine birkaç veya bazı anlamına geliyor demiştik. Fiv yine çok az anlamını veriyor. Yani burada aynı a little ve little'daki gibi. Fiv sayılabilenlerde, a little sayılamayanlarda. Burada çok az anlamını veriyor. Yani yetersiz sayıda anlamını veriyor. A lot of yine çok demek. Too many yine çok fazla demek sayılabilenler için. Three burada 3 yani 5 olur on olur fark etmez. Sonra da bir yer ismini bakın burada veriyoruz. Tabi bu kalıptan şu anda bir şey anlamamış olunabilir. Ama şimdi örneklerde çok rahat anlaşılacak. Şimdi there is a good film on TV tonight. Yani bakın var anlamına gelen kelime ilk önce kullanılıyor. Gördüğünüz gibi a good film iyi bir film. On TV, televizyonda, tonight, bu akşam. Tabii ki İngilizce bir cümle Türkçe'ye çevrilirken sondan başa doğru gidilir her zaman. Çünkü Türkçedekinin tersidir bakın. Bu gece, bakın sondan başladım çevirmeye. Televizyonda, bu D'da ikini verdi. Güzel bir, iyi bir film var. Var anlamında da deriz verdi. Yine aynı şekilde bakın. There is a restaurant, bir lokanta var. Near the river, nehrin yakınlarında, yakınında. Yani nehrin yakınında bir lokanta var. There is some cake on the counter. Tezgahın üstünde biraz kek var. There is a little milk in the fridge. Buzdolabında biraz süt var. There is little milk in the jar. Kavanozun içinde çok az süt var. Yani yetersiz anlamında little yetersizlik anlamını veriyor. There is too much violence on TV. Televizyonda çok fazla şiddet var. Şiddet içeriği var anlamında. There is a lot of fruit in the kitchen. Mutfakta çok fazla meyve var. Meyve kelimesi sayılamayan bir kelime olduğu için there is'le kullandık bakın. There is a haunted house in the forest yani ormanda büyülü bir ev var anlamında. There is a little work to do. Yapılacak biraz iş var anlamında. There is a cafe next to the grocery store. Manavın bitişiğinde bir kafe var. There is an old school by the sea. Yani denizin kenarında eski bir okul var. There is a red car behind the garage. Garajın arkasında kırmızı bir araba var. There is someone across from the street. Caddenin karşısında biri var. Bakın someone biri demek. Evet tekil olan veya sayılamayan şeylerde gördüğünüz gibi deriz kullandık. Şimdi çoğullarla... There are kullanacağız. There are a few things we should talk about. Konuşmamız gereken birkaç şey var anlamında. There are some wild animals in the zoo. Hayvanat bahçesinde bazı vahşi hayvanlar var. There are a lot of tourists in Antalya. Antalya'da çok fazla turist var. Turistler var yani. There are too many problems in the world. Dünyada çok fazla haddinden fazla problemler var. There are some ongoing clashes between two countries. Yani iki ülke arasında devam eden bazı çatışmalar var. There are two hospitals in Bandırma. Bandırma'da iki hastane var. There are 81 cities in Turkey. Türkiye'de 81 şehir var anlamında. There are 20 students in the classroom. Sınıfta 20 öğrenci var anlamında. Evet devam ediyoruz. Eğer yok anlamını vermek istiyorsak normalde deriz is var anlamını veriyordu veya derar There isn't ve there aren't da yok anlamını veriyor. Tabii ki hiç anlamını da vermek istiyorsak yokun yanına en iyi kullanıyoruz arkadaşlar. There isn't any yogurt in the fridge. Yani buzdolabında hiç yoğurt yok. There isn't any space in the hard disk. Hard diskte hiç boş alan yani alan yok. There isn't any milk in the bottle. Şişede hiç süt yok. There isn't any water in the well. Kuyuda hiç su yok. There isn't much sugar left for cake kek için kalan çok fazla şeker yok anlamında ifadelerimiz. Burada there isn't any demek yerine there is no dediğimizde de aynı anlam oluyor arkadaşlar. Yani burada there isn't any yogurt yerine there is no yogurt da diyebilirsiniz. There is no time to do it. Onu yapacak hiç zaman yok. There is no bread at home. Evde hiç ekmek yok. There is no money in my bank account. Yani banka hesabımda hiç para yok. There is nothing I can say. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok anlamında ifadeler Evet, burada no tabii ki cümleyi biçimce olumlu yapsa da anlamca olumsuz yapıyor. Bu aynı şekilde never, e, neither gibi kelimeler için de geçerli. E, there aren't any students in the classroom. Bakın sayılabilen bir şeyin yokluğundan bahsediyorsam, there aren't ile yapıyorum. E, yok ifademi. There aren't any students in the classroom. Sınıfta hiç öğrenci yok. There aren't any people in the stadium. Stadyumda hiç insan yok. İnsanlar yok yani. There aren't many trees in the garden. Bahçede çok fazla ağaç yok. There aren't many computers in the lab. Laboratuvarda çok fazla bilgisayar yok. There aren't any eggs in the fridge. Buzdolabında hiç yumurta yok anlamında. Evet var mı diye sorduğumuz zaman da there is ve there are is there ve are there olarak gördüğünüz gibi tersine çevriliyor. Yani is ve are başa geliyor arkadaşlar şimdi tekil olanların sorusunda is çoğu çoğul olanların sorusunda are kullanılıyor. Örneklerimize bakalım. Is there a good restaurant near here? Buraya yakın iyi bir lokanta var mı diyor bakın. Is there a pharmacy in this village? Bu köyde bir eczane var mı? Is there any flour in the kitchen? Yani mutfakta hiç un var mı? Is there anything you want to ask? You want to ask? Yani sormak istediğin herhangi bir şey var mı? Is there any evidence for the crime? Yani cinayet için herhangi bir delil var mı anlamında e, gördüğünüz gibi izlerle yapılmış sorular. Are derle yapılmış sorulara bakalım. Are there any oranges? Bakın çoğul haliyle yine yazmamız gerekiyor nesnemizi. E, yani hiç portakal var mı? In the basket, sepette hiç portakal var mı? Are there any aliens in other planets? Yani başka gezegenler e, planets olacak bu. Başka gezegenlerde hiç uzaylı var mı? Are there any libraries in that town? O, kasab o kasabada hiç kütüphane var mı? Kütüphaneler var mı? Are there any extra chairs in the hall? Salonda hiç ekstradan sandalye var mı? Evet. Eğer ne kadar var ya da kaç tane var gibi sorular soruyorsak how much ve how many kullanıyoruz. How much'ı sayılamayanlarla kullanıp izlerle beraber, how many'yi sayılabilenlerle kullanıp ardarla beraber kullanıyoruz. How much sugar is there in the kitchen dediğinizde mutfakta ne kadar şeker var? Bakın how much'tan sonra hemen ne yapıyorum? Nesnemi getiriyorum. Ondan sonra is there yazıyorum ve yer ifadesini belirtiyorum. How much money is there in our account? Yani e, hesabımızda ne kadar para var? How much space is there in the computer disk? Bilgisayar diskinde ne kadar alan var anlamında. How many planets are there in the universe? Evrende kaç tane gezegen var? How many books are there in the library? Yani kütüphanede kaç tane kitap var? How many pages are there in the book? Kitapta kaç sayfa var? How many hospitals are there in Isparta? Isparta'da kaç tane hastane var? Anlamına geliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi alıştırmalarımız var. Bakın alıştırmalarımızda deriz ya da derar ya da izder arder gelecek. Tabi soru işareti olanlara izder ya da arder gelecek. Diğerlerine deriz ya da derar gelecek. Hadi bakalım isterseniz durdurun kendiniz yapın. Ben hemen başlıyorum. No evidence as to the extraterrestrial life. Extraterrestrial dünya dışı demek. Dünya dışı hayata dair buradaki as to dair anlamını veriyor. No evidence hiçbir kanıt. Ee, şimdi hiçbir kanıt yok diyeceğiz. Kanıt kelimesi de yine sayılamayan bir kelime olduğu için there is no evidence şeklinde devam etmesi gerekiyor. Yani dünya dışı yaşama ilişkin hiçbir kanıt yok anlamına geliyor. Şimdi some important problems dediği için bazı önemli problemler dediği için çoğul oluyor bu. Dolayısıyla there are oluyor. There are some important problems that we should sort out. Çözmemiz gereken bazı önemli problemler var. Şimdi burada soru işareti olduğu için ve burada aliens kelimesi çoğul olduğu için are there any aliens living on other planets? Başka gezegenlerde yaşayan herhangi bir uzaylı var mı anlamında. An ATM near here. Buraya yakın bir ATM var mı diyeceğim. Is there? An ATM near here şeklinde söylemem gerekiyor. E, coming to the big screen yani vizyona giren demek istiyor. Bu akşam vizyona giren iyi bir film var diyeceğim. Tabi a good film yani bir tane olduğu için there is kullanmam gerekiyor. A lot of children children çocuklar çok çoğul olduğu için yani parkta oynayan çok fazla çocuk var diyeceğim. There are a lot of children playing in the park şeklinde. Şimdi little time zamandan bahsediyorum burada. Time sayılamayan bir kelime olduğu için there is little time left for us to finish the project. Yani projeyi bitirmek için bitirmemiz için kalan çok az zaman var anlamında. So many things çok fazla şeyler dediği için tabii ki burası there are olacak. Yani çok fazla şeyler var bugün yapmam gereken diyor. Any side effects of this medicine yani bu ilacın herhangi bir yan etkileri var mı diye soracağım. Tabii ki yan etkileri etkisi değil, etkileri çoğul olduğu için arder olacak. No logical explanation of this phenomenon yani bu fenomenin, bu olgunun herhangi hiçbir mantıklı açıklaması yok diyeceğim. Tabii ki açıklama çoğul olmadığı için deriz şeklinde olacak. Devam ediyoruz. Şimdi normal mevcudiyetten bahsederken deriz ve derar dedik ama eğer sahip yani bizim sahip olduğumuz veya birilerinin sahip olduğu bir şeylerden bahsediyorsak yani işte benim bir evim var işte onun bir arsası var işte onların güzel bir çiftliği var şeklinde yani birilerinin sahip olduğu şeylerden bahsediyorsak o zaman deriz ve derar kullanmıyorum hevgat have hezgat have diye bir kalıbım var. Şimdi bu hevgat have hezgat have öznelere göre değişiyor. I, you, we, they öznelerinde hevgat, he, she, it öznelerinde hezgat olarak geliyor. Daha sonrasında ise yine bazı niceleyicilerimiz var. En biliyorsunuz bir anlamına geliyordu. A little biraz, some biraz ya da birkaç anlamına geliyor. Bazı anlamına da geliyor demiştik. Little çok az, a lot of çok fazla. for dört demek. Beş, on, on beş fark etmiyor. Nesne geliyor ya da nesneler geliyor bundan sonra. Tabi kalıplarla belki bazılarımız anlamayabilir ama örneklerle çok rahat anlayacaksınız. Hemen başlayalım. I have got bakın have got ifadesini bu şekilde I've got yani have değil de I've got şeklinde söyleyerek kısaltabiliyoruz veya yazarak kısaltabiliyoruz. I've got a, spe a very special team dediğim zaman bakın ben sahibim yani benim var anlamı çıkıyor. Ben çok özel bir ekibe sahibim. I've got a few questions for you. Senin için birkaç sorun var. I've got a bad headache yani berbat pardon kötü bir baş ağrım var. You have got a terrible cough. Yani e, korkunç bir öksürüğün var. Senin, sen sahipsin yani. Yani burada senin korkunç bir öksürüğün var da diyebilirsin. Ya da sen korkunç bir öksürüğe sahipsin de diyebilirsin. Ama tabii ikinci söylediğim bizim Türkçe'de pek kullanmadığımız bir çeviri şekli. They have got lots of properties on the island. Onların adada çok fazla malı mülkü var anlamında. Yani sahipler anlamında. E, mülk anlamına geliyor property. We have got a good teacher at school. Bizim okulda iyi bir öğretmenimiz var. Yani biz sahibiz iyi bir öğretmene okulda şeklinde de çevirebilirsiniz bunu. Şimdi e, I, U, V, de gördüğünüz gibi have got kullanıldı. Şimdi he, she, it'te de has got kullanılıyor. Hemen he, she, it ile ilgili örnekleri görelim. E, has got'ı istersek gördüğünüz gibi e, she got yani she has got demek yerine she's got şeklinde de söyleyebiliyoruz. She has got a good job. Onun iyi bir işi var. My grandfather has got a summer house here. Yani benim büyük babamın burada bir yazlığı var anlamında. Yani yazlığa sahip anlamında. Paul has got a lot of friends in Istanbul. Paul'un İstanbul'da çok fazla arkadaşları var. Turkey has got seven regions. Yani Türkiye'nin yedi bölgesi var. Evet. Şimdi sahibim dediğimiz şeylerde have got, has got dedik. Sahip değilim. Yani ben sahip değilim, o sahip değil gibi kullanıyorsak o zaman haven't got, hasn't got oluyor arkadaşlar. Evet, I haven't got anywhere to go. Gidecek hiçbir yerim yok. Gidecek hiçbir yere sahip değilim yani. I haven't got any friends to spend time with. Yani birlikte zaman geçirecek hiç arkadaşım yok anlamında. The refugees haven't got any place to stay. Yani refugee mülteci demek. Mültecilerin kalacak hiçbir yeri yok anlamında. We haven't got any idea on this matter. Bu e, mesele üzerinde hiçbir fikrim, fikrimiz yok anlamında. They haven't got much money to book a room. Onların bir oda ayırtmak için e, çok fazla paraları yok anlamında. Burada book kitap anlamında değil, yer ayırtmak anlamına geliyor. I haven't got enough money for a ticket. Bir bilet için yeterli param yok anlamında. He hasn't got a car. O bir arabaya sahip değil. So he gets on the bus. Bu yüzden o otobüse biner. My father hasn't got an office here. Babamın burada bir ofisi yok. She hasn't got green eyes. Onun yeşil gözleri yok. The house hasn't got a chimney. Yani evin bir bacası yok. Evet yok dediğimiz yani sahip değil dediğimiz şeylerde haven't got, hasn't got kullanıyoruz. Tabi bunu sahip misin, sahipler mi şeklinde söylediğimizde have ve has öznelerle yer değiştiriyor. Yani have başa geliyor hangi özneler için gördüğünüz gibi I, you, we, they için başa geliyor. Has, he, she, it için başa geliyor. Ondan sonra got geliyor. Yani have got I değil de have I got ya da have you got, have we got şeklinde yazıyoruz. Evet bakalım örneklere. Have you got a lighter? Bir çakmağın var mı? Have you got a map of the city? Şehrin bir haritası var mı? Yani şehrin bir haritasına sahip misiniz? Have we got a blender in the kitchen? Mutfakta bir blenderimiz var mı? Have they got a better idea? Onların daha iyi bir fikri var mı? Have you got any brothers or sisters? Yani erkek ya da kız kardeşlerin var mı? Evet bakın var mı anlamını veriyoruz. Has she got a house in Bandırma? Onun Bandırma'da bir evi var mı? Has your sister got a problem at school? Yani kız kardeşinin okulda bir problemi var mı? Has he got any foreign friends? Onun hiç yabancı arkadaşları var mı? Has Selin got a red bag? Selin'in hiç Selin'in kırm bir kırmızı çantası var mı anlamında. Evet, şimdi WH sorularıyla have got'ı nasıl kullanabiliriz? Hemen onun örneklerine bakalım. Tabi WH sorularında her zaman WH kelimeleri en başa gelir. What have you got in your hand? Senin elinde ne var? Yani elinde neye sahipsin demek istiyor. What have they got in İstanbul? Onlar İstanbul'da neye sahipler? Onların İstanbul'da neleri var demiş oldum böyle söyleyerek. How many friends have you got here? Yani burada senin kaç tane arkadaşın var? How many cars has, has she got? Onun kaç tane arabası var? How much money has he got? Onun ne kadar parası var? How much time have we got? Bizim ne kadar zamanımız var anlamına geldi. Devam ediyoruz. Şimdi have got ifadesi daha çok British English yani e, İngiltere İngilizcesinde burada got'ı atılarak kullanım ise Amerikan İngilizcesinde tercih ediliyor. Tabi have got'ın olumsuzunda haven't got oluyor. sorusunda da have you got oluyor ama e, I have a sister yani Amerikan kullanımlarında biz bunu geniş zamanın kurallarıyla yapıyoruz. Mesela burada I haven't got any sisters or brothers diyor. Yani benim hiç erkek ya da kız kardeşim yok diyor. Burada ise I don't have yani geniş zamanın olumsuzluk kuralıyla yapılıyor burada da gördüğünüz gibi. I don't have any sisters or brothers. Sorusunda burada have you got kullanırken burada do you have kullanılıyor gördüğünüz gibi. Yani senin hiç kız ya da erkek kardeşim var mı anlamına geliyor iki tarafta aynı. Tabii ki have got olmadan kullanımlar yani geniş zamanlı kullanımlar daha resmi olduğunu da bilelim. Evet devam ediyoruz. Şimdi burada alıştırmalar var. Bunları çevireceğiz arkadaşlar. Onun güzel yeşil gözleri var. Evet bu cümleyi nasıl kurarız? Öncelikle onun dediğimiz için burada her ya da his kullanmıyoruz. Yani burada aslında bizim kuracağımız cümle o güzel yeşil gözlere sahip anlamını vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla o dediğimiz kişi she olsun. Ondan sonra ne getireceğiz? Hezgat tabii ki. She has got. Sonra güzel, beautiful. Sonra yeşil sonra yani green sonra da gözler she has got beautiful green eyes şeklinde. Dedemin Antalya'da bir çiftliği var. Burada dedem Antalya'da bir çiftliğe sahip şeklinde cümleyi kurmanız gerekiyor. Yani my grandma grandfather has got a farm in Antalya şeklinde söylemeniz gerekiyor. İstanbul'da hiç arkadaşım yok. Şimdi burada isterseniz I have got no friends de diyebilirsiniz ya da I haven't got any friends in İstanbul'da diyebilirsiniz aynı buradaki gibi. Cebinde kaç para var? Tabii kaç para dediğim zaman how much money demem gerekiyor. Çünkü sayılamayanlarda how much kullanılıyor. How much money have you got in your pocket? Çünkü cebinde derken kimi kastediyorum? Seni kastediyorum. O yüzden have you got şeklinde oluyor. Tarkan'ın kaç şarkısı var? How many songs? Kaç tane şarkı diyorum önce. Ondan sonra Tarkan'dan bahsettiğim için has Tarkan got diyorum. Çünkü Tarkan he olduğu için have you got, have, have Tarkan got değil, has Tarkan got oluyor gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Şimdi modullar yani kipler. İngilizce'de en basit modulumuz can'dır. Ebilmek anlamına gelir. Yani yapabilmek, edebilmek. Yani bir şeye olan kabiliyetimizden bahsederken kullanılır. Şimdi gördüğünüz gibi kullanımında önce özne sonra model sonra fiilin birinci hali ve nesne geliyor. Bakalım ne zaman kullanılıyor? Bakın burada ability yeteneklerimizden bahsederken permission ise izin vermek, izin vermekle ilgili ifadelerde kullanılıyor. I can explain everything. Her şeyi açıklayabilirim. I can do that for you. Senin için bunu yapabilirim. I can help you anytime. Ne zaman istersen yardımcı olabilirim. I can play the violin. Yani keman çalabilirim. She can live alone. O yalnız yaşayabilir. They can visit us here. Onlar bizi ziyaret edebilirler. You can use my phone. Telefonumu kullanabilirsin. A cat can climb up a tree. Yani bir kedi ağaca tırmanabilir. We can make an agreement. Yani biz bir anlaşma yapabiliriz. Anyone can learn English. Herkes İngilizce öğrenebilir. Bakın ebilmek anlamını kendine veriyoruz. Eğer yapamam edemem e, diyorsak yani bir şeye kabiliyetimizin olmadığını ifade etmek istiyorsak bunun da olumsuzu can't. Ee, tabii ki bu can't'ı can şeklinde de yani natı ayırarak da söyleyebiliyoruz. Bir de yasaklamalarda kullanılıyor. Bakalım örneklere. I can't tell you that. Sana bunu anlatamam. Sana bunu söyleyemem. I can't finish this project in a week. Yani bu projeyi bir haftada bitiremem. We can't stop here. Burada duramayız. They can't afford to buy a house in İzmir. Onlar İzmir'de bir ev almaya güçleri yetmez. She can't pay her rent for she is unemployed. O işsiz olduğu için kirasını ödeyemez. You can't touch my personal belongings. Benim kişisel eşyalarıma dokunamazsın. You can't park here. Buraya park edemezsin. Bunlar da bakın yasaklama cümleleri. Nobody can enter the room without permission. Yani izinsiz kimse odaya giremez. Evet. Şimdi Ken'in soruları nasıl oluyor? Ona bakalım. Sorularında ya yetenek soruyoruz ya da karşı taraftan kibarca bir şey rica ediyoruz. Can you ride a horse? Ata binebilir misin? Yani böyle bir yeteneğin var mı? Can she go there alone? O oraya yalnız gidebilir mi? Can we finish the chores today? Bugün iş ev işlerini bitirebilir miyiz? Can you play any musical instrument? Yani herhangi bir müzik aleti çalabiliyor musun? Can't you stay here a little longer? Burada biraz daha fazla kalamaz mısın? Yani yapa, yapabilir misinin olumsuzu yapamaz mısındır tabii ki. Bunu Kentley söylediğimiz zaman, cümlenin başına can't getirdiğimiz zaman olumsuz sorusunu da oluşturabiliyoruz. Aynı şekilde bakın ricalardan bahsederken kullanırız dedik. Can you pass me the salt? Bana tuzu uzatır mısın? Uzatabilir misin yani? Can you give me a hand? Bana yardım edebilir misin? Burada give me a hand bir yardım etmek anlamına gelen bir ifade phrase. Can you go to the supermarket today? Bugün markete gidebilir misin? Can you please turn down the music? Lütfen müziğin sesini kısar mısın? Kısabilir misin anlamında. WH sorularını başa getirerek de bunlar oluşturulabilir. Who can help me dediğim zaman bana kim yardım edebilir anlamı çıkıyor. What can you say about him? Onun hakkında ne söyleyebilirsin? What can we do for you? Senin için ne yapabiliriz? Where can I find this medicine? Bu ilacı nerede bulabilirim? How can you tolerate such a person? Böyle birine nasıl töle, e, tolere yani edebilirsin? Nasıl müsamaha gösterebilirsin anlamında. How can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? What time can we meet? Kaçta buluşabiliriz anlamına geliyor. Evet, can ve be able to Arkadaşlar ikisi de aynı anlama geliyor ama bir able to'yu daha çok resmi yazışmalarda ya da resmi ifadelerde kullanıyoruz, tercih ediyoruz. Bir able to'daki be de tabii ki emizar olarak isme göre şekilleniyor. I can clarify the situation, durumu açıklığa kavuşturabilirim. I am able to clarify the situation. Yine aynı anlama geliyor ama dediğimiz gibi daha resmi konuşmalarda veya yazışmalarda bunu kullanıyoruz. She can send you the parcel. Yani o sana paketi gönderebilir. She is able to send you the parcel. O sana paketi gönderebilir. Sadece gördüğünüz gibi özneye göre emizar değişiyor. We can show you around. Seni gezdirebiliriz. We are able to show you around. Yine aynı şekilde seni gezdirebiliriz anlamında. Devam ediyoruz. Can modelinin geçmiş zamandaki hali could. Bunu could şeklinde okuyoruz. Could, couldn't. Şimdi bu da aynı şekilde kalıbı aynı. Özne artı kut artı fiilin birinci hali ve nesne şeklinde. Öncelikle geçmişteki yapabildiğimiz şeylerden bahsederken kullanıldığını bilelim. I could swim well when I was five. Yani ben 5 yaşındayken iyi yüzebilirdim. Buradaki when I was five ben iken anlamını veren bir kalıp buradaki when I was five yani 5 yaşındayken anlamını vermiş oluyor. Well iyi anlamını veriyor. Yani iyi yüzebilirdim anlamına geliyor. She could speak Russian when she was six. Yani o 6 yaşındayken Rusça konuşabiliyordu. My brother could drive a car when he was too young. Yani kardeşim çok küçükken araba sürebiliyordu. Bakın geçmişteki yeteneklerden bahsederken could kullanılabiliyor. Aynı şekil farklı bir alanda ise bakın olasılıklar yani gelecekle ilgili bir takım olasılıklardan bahsederken kullanabiliyoruz. The hotel could be cold, otel soğuk olabilir. Yani buradaki could olabilir. Yani olasılık. tabi ileride may ve might şeklinde yine modullarımız var. Onlarla onlarla aynı anlamı taşıyabiliyor bazen. Our trip could take long. Yani yolculuğumuz uzun sürebilir. Yani bir ihtimal arkadaşlar, olasılık. An earthquake could destroy the whole village. Yani bir deprem tüm köyü yerle bir edebilir anlamında. Evet, geçmişte yapamadığımız şeylerden bahsederken de e, could'un olumsuzu couldn't kullanılıyor. They couldn't go to school by bus for there was no road. Yani hiç yol olmadığı için onlar otobüsle okula gidemezdi. We couldn't communicate fast in the past. Biz geçmişte hızlı iletişim kuramazdık. Aynı şekilde çok kısa geçmişte yapamadığımız şeylerden bahsed, yani yakın geçmişte yapamadığımız şeylerden bahsederken de yine couldn't kullanılabiliyor. I couldn't sleep well last night dediğiniz zaman geçen gece uyuyamadım demiş oluyorsunuz. He couldn't catch the bus this morning. O bu sabah otobüsü yetişemedi, yakalayamadı. They couldn't go back home for it was snowy. Yani karlı olduğundan dolayı karlı olduğu için onlar eve geri dönemediler anlamına geldi. Devam ediyoruz. Evet kudun bir de e, kibar ricalarda yani kene göre daha kibar olan bir rica şeklidir Could'un kullanımı. Could you, could you şeklinde hızlıca söylerken de kucu şeklinde e, duyarsınız. Could you please send me the link? Lütfen bana linki gönderir misin? Gönderebilir misin? Could you do me a favor? Bana bir iyilik yapar mısın? Could you please tell me the way to the station? Bana istasyona giden yolu söyler misiniz lütfen? Could you please repeat that again? Onu tekrar e, tekrar eder misin lütfen? Could you help me carry my luggage? Yani valizimi taşımama yardım eder misin? Could you wait a second please? Yani e, bir dakika bekler misin lütfen anlamında bakın kibar rica şekli İngilizcede. Devam ediyoruz. Şimdi burada alıştırmalar var. Hangisinde can, hangisinde can't ya da could, couldn't kullanılacağına bu alıştırmada isterseniz durdurup kendiniz yapabilirsiniz. Ben hemen başlıyorum yine. Bir köpek yüzebilir ama bir kedi yüzemez diyeceğiz burada. Tabii ki burası can, burası ise kent olacak. Burada 5 dakikada 1 kilometre ben gençken diyor. Şimdi ben gençken dediği için tabii ki de geçmişten bahsediyor geçmişten bahsettiği için ben gençken 5 dakikada 1 kilometre koşabilirdim diyeceği için burası kut olacak. Şimdi bu sabah otobüse yetişmekten bahsediyor. Bu yüzden derse geciktim diyor. Tabii ki yetişemedim olacağı için couldn't olacak arkadaşlar. Burada tabii ki de bir soru var. Ee, lütfen diyor çocuklarıma göz kulak olur musun diyor. Ee, burada can de Kut da kullanılabilir. Ama daha kibar şekilde söylemek istersek tabii ki de kut getirmemiz gerekiyor. Could you please keep an eye on my children? Keep an eye on yani göz kulak olmak demek. This box is very heavy. Yani bu kutu çok ağır. Ben onu kaldıramam demem lazım. I can't lift it şeklinde söylemem gerekiyor. This computer is high performance one. Bu bilgisayar çok yüksek performanslı olandan diyor. Hangi oyunu istersen oynayabilirsin diyeceğiz. Tabii ki you can play whatever games you want. Burada piknik yapmaktan bahsediyor ve cevabında diyor ki it is forbidden. Forbidden yasak demek. Yasak dediği için burada piknik yapamazsınız diyeceğiz ve you can't olacak. İnsanlar varmak istedikleri yere gitmekten bahsediyor. Çok hızlı bir şekilde geçmişte diyor. Geçmişte çok hızlı bir şekilde destinasyonlarına yani barış noktalarına varabilirler miydi? Tabii ki varamazlardı. Couldn't şeklinde cümlemi oluşturuyorum. Devam ediyoruz. Şimdi imperatives yani emir kipleri. Birine emir cümlesini kurduğunuzda İngilizcede fiili direkt cümlenin başına getirirsiniz. Bakın örneklere bakarsanız open the door kapıyı aç. Bring me bana getir. A glass of water bana bir bardak su getir. Tell me about yourself bana kendinden bahset. Say hello to your father babana selam söyle. Read the instructions carefully talimatları dikkatlice okuyun. Be careful dikkatli ol. Keep your room tidy and clean. Odanı düzenli ve temiz tut. Give me your phone number. Bana telefon numaranı ver. Answer the questions. Te e, soruları cevapla. Fill out the form. Formu doldurun lütfen. Chop the onions and add them into the salad. Yani e, soğanları doğrayın ve onları salataya ekleyin. Come and visit us anytime. Gel ve bizi ne zaman istersen ziyaret et. Bakın buradakilerin hepsi de emir kipi cümleler. Eğer emir küpü cümlelerin olumsuzlarını yaparsanız bunun başına don't getiriyorsunuz ve fiili tekrar yalın halde yazıyorsunuz arkadaşlar. Don't be late to the meeting yani toplantıya geç kalma. Don't touch anything in the room odadaki hiçbir şeye dokunma. Don't take it personal bunu kişisel algılama yani üstüne alınma anlamında. Don't let them go out onların dışarı çıkmasına izin verme. Don't ask me any questions bana hiçbir soru sorma. Don't make me angry beni kızdırma. Don't lose your hope. Umudunu kaybetme. Do not, tabi don't'u do not olarak ayrıca yazabilirsiniz. Do not exaggerate the situation. Yani durumu abartma. Don't forget to turn off the light. Yani ışığı kapatmayı unutma. Don't worry. Endişelenme. Don't do that again. Bunu bir daha yapma. Don't get me wrong. Beni yanlış anlama. Evet devam ediyoruz. Şimdi birine bir yer tarif ederken ya da yer sorarken kullanılan ifadeleri göreceğiz. Önce yer sorarken kullanılabilecek bir takım kalıplar var. Bakın, excuse me. Affedersiniz. Bunu bir şey soracağımız zaman tanımadığımız birine çok kullanabilirsiniz. Excuse me, where is the hospital? Hastane nerede? Eğer direkt nerede diye soruyorsak bakın where is the şeklinde soruyoruz. Where is the nearest dediğiniz zaman en yakın diye sormuş oluyorsunuz. En yakın hastane nerede? How can I get to ya da go to dediğinizde nasıl gidebilirim şeklinde sormuş oluyorsunuz. How can I get to the hospital? Hastaneye nasıl gidebilirim? Could you please tell me the way to the hospital derseniz de hastaneye giden yolu bana söyler misiniz anlamı çıkıyor. Could you tell me where the hospital is? Yani hastanenin nerede olduğunu bana söyler misiniz anlamı çıkıyor buradan. Yani bu 5 farklı şekilde de isterseniz bir yeri yabancı birine sorabilirsiniz. Şimdi biz birine tarif verirken kullandığımız bazı kalıpsal cümleler var. Bunları isterseniz şöyle teker teker anlamlarıyla bir tekrar edelim. Go straight ahead. Dümdüz ileri git anlamında. Go down the street. Caddeden aşağıya git. Go up the street. Caddeden yukarı doğru git. Go along this road. Bu yol boyunca devam et. Bu yol boyunca git. Turn right, go right. Bakın turn eğer birisi arabayla gidiyorsa o zaman turn right dersiniz. Sağa dön derken. Eğer bir kişi yürüyerek gidiyor ve ona yol tarifi veriyorsanız go right. Yani turn çünkü e, direksiyonu çevirmekle alakalı, döndürmekle alakalı bir durum. O yüzden normal yayalara e, yani sağa dön diyorsak turn right demiyoruz, go right diyoruz. Turn left, sola dön demek araçlar için. Go left, yayalar için sola dön. Take the first turning on the right. Sağdaki ilk dönemeçten dön anlamında ya da ilk sağdan dön anlamını veriyor arkadaşlar. İlk sağdan dön yani ikinci sağdan dön deseydik take the second turning on the right diyecektik. Burada bakın take the second turning on the left yani ikinci soldan dön demiş oldu. Yani bu şekilde tarifler verirken de bu kalıbı kullanabilirsiniz. Go past the museum. Müzeyi geç. Yani bir şeyi geçmemiz isteniyorsa yani şunu geç bunu geç diyorsak yani orayı da de oradan devam et diyorsak o zaman go past kalıbını kullanabilirsiniz. You will see a clock tower. Yani bir saat kulesi göreceksin. Yani buradaki you will see ifadesi göreceksin anlamına geliyor. Hani şunu göreceksin, bunu göreceksin diyorsak you will see'yi getirip ondan sonra göreceği şeyi söyleyebiliriz. You can't miss it. Mutlaka görürsün. Kaçırmazsın anlamına gelen bir kalıpsal cümle. Go left at the traffic lights. Bakın trafik ışıklarından sola dönün anlamında. Go right at the second traffic lights. İkinci trafik ışıklarından sağa dönün. Go across the bridge. Yani Köprünün karşısına geçin ya da caddenin karşısına geçin diyorsak go across the street diyoruz. Two blocks away iki blok ötede anlamında. On the left solda, on the right sağda. On the corner of the street cadde'nin köşesinde. On your right sağınızda, on your left solunuzda. Round the corner köşeyi dönünce. Hemen köşeyi dönünce anlamını veriyor. Across from the hospital dediğinizde de hastanenin karşısında. Evet, buradaki kalıpsal ifadeleri e, tarif verirken kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi davetler. İngilizce'de davetler nasıl yapılır? Birini bir şey yapmaya davet ederken kullandığımız cümle kalıpları neler? Hemen onlara bakıyoruz. Birinci birinci kalıbımız let's. Hadi yapalım, hadi anlamını veren kalıptır. Let'ten sonra fiilin birinci hali gelir. Bakın, let's go out. Hadi dışarı çıkalım. Let's eat something. Hadi bir şeyler yiyelim. Let's try something else. Başka bir şey deneyelim. Let's forget about it. Bunu unutalım. Let's go to the cinema. Sinemaya gidelim. Let's change our dish dishwasher. Bulaşık makinamızı değiştirelim. Let's learn a second language. İkinci bir dil öğrenelim. Hadi anlamı tabii ki gizli bir şekilde cümlenin içerisinde. Shall we ise bunun tam soru hali. Yani yapalım mı, edelim mi diye karşı tarafa bunu soru olarak soruyorsanız shall we kullanıyorsunuz. Shall we eat out tonight? Bu akşam dışarıda yiyelim mi? Shall we visit the Topkapı Palace? Topkapı Sarayı'nı ziyaret edelim mi? Shall we sit down and have a rest? Oturup dinlenelim mi? Shall we order pizza? Pizza sipariş verelim mi? Shall we go to the amusement park? Yani Luna Park'a gidelim mi? Shall I ise yapalım mı edelim mi değil de yapayım mı edeyim mi derken kullanılıyor. Shall I turn on the light ışığı açayım mı? Yani ben açayım mı anlamında. Biz açalım mı değil. Shall I bring you some water? Size biraz su getireyim mi? anlamında. Evet. Diğer kalıbımız ise how about. How about'ın anlamı ne dersin demek. Ne dersin? Yani şunu yapmaya ne dersin? Bunu yapmaya ne dersin dediğimiz cümlelerde how about kullanacağız. How about'ın kullanımında ise fiil hemen ing eki alıyor. How about going for a walk in the park? Parkta yürümeye ne dersin? Yürüyüşe çıkmaya ne dersin ya da? How about playing basketball? Basketbol oynamaya ne dersin? How about collaborating for the project? Yani proje için işbirliği yapmaya ne dersin? How about drinking coffee? Kah kahve içmeye ne dersin? How about going swimming this afternoon? Bu öğleden sonra yüzmeye gitmeye ne dersin? How about spending holiday in Antalya? Antalya'da tatili geçirmeye ne dersin? How about going fishing tonight? Bu akşam e, balığa gitmeye ne dersin? E, tabii what about kullandığımızda peki ya şu ne olacak anlamında bir ifade var. Bakın what about our exam tomorrow? Ya bizim yarınki sınav ne olacak? Anlamını vermiş oluyor. Bakın, eğer bu How aboutlı davete What about our exam tomorrow şeklinde e, cevap verirsek, ya yarınki sınavımız ne olacak gibi bir anlam veriyor. Ama eğer birisi size Nasılsınız diye sorduğunda How are you? İşte am good dediniz, iyiyim. E, karşı tarafa How about you? Ya da What about you? diyebilirsiniz. İkisi de aynı anlama gelir. Ya sen anlamına gelir, ya da And you diyebilirsiniz. Ee, ama what about'un tabii ki bu anlamı da var. Ya şu ne olacak ya bu ne olacak gibi bir anlam veriyor yani. Why don't we? Burada neden şunu yapmıyoruz? Hani fikir verirken kullanılan bir ifade tabii ki bu da. Why don't we stop and eat something? Neden durup bir şeyler yemiyoruz? Why don't we watch a film? Neden film izlemiyoruz? Why don't we go out and take fresh air? Yani neden dışarı çıkıp e, temiz hava almıyoruz? Why don't we go for a picnic? Neden pikniğe gitmiyoruz? Why don't we get on a bus? Neden bir otobüse binmiyoruz? Evet, burada tabii karşı taraftan bunun nedenini açıklamasını istemiyoruz. Sadece bunu davet amaçlı soruyoruz. Evet, şimdi bu davetleri kabul ederken kullanılan ya da reddederken kullanılan bazı cümle kalıplarına bakalım. Accepting, kabul etme. Refusing, reddetme. Sure, tabii ki. Why not? Neden olmasın? That would be great. Harika olur. Definitely yes. Kesinlikle evet. I'd love to. İsterim tabii. E, okay, tamam. That sounds great. Kulağa harika geliyor. With pleasure. Memnuniyetle. Evet bunlar kabul etme ifadeleri. Reddederken söyleyeceğimiz bazı ifadeler. I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama gelemem. Ya da yapamam. I'm afraid I can't. Korkarım ki gelemem ya da yapamam. I, unfortunately I'm busy then. Maalesef ki o vakitte meşgulüm anlamını veriyor. Maybe another time belki de başka zaman. I can't but thanks anyway yapamam ama yine de teşekkür ederim. I'm not available yani müsait değilim. I'd love to but I have other plans yani isterim ama başka planlarım var anlamını veriyor bakın. Evet devam ediyoruz. Şimdi bununla alakalı bazı çeviri e, egzersizlerimiz var isterseniz yine durdurup kendiniz önce bir yapabilirsiniz. Bu konuyu yüz yüze konuşalım mı? Pardon konuşalım diyor bakın. Konuşalım dediği için e, tabii ki elim alım ekini hangisiyle veriyorduk? Let's ile veriyorduk. Konuşmak nedir? Talk. Let's talk about it. Tabii yüz yüze nedir? Face to face. Let's talk about this ya da it face to face şeklinde yazabiliriz. Evet yarın akşam sirke gidelim mi? Gidelim mi dediği için shall we ile kullanmamız gerekiyor. Shall we go to the circus? Yarın akşam nedir? Tomorrow evening. Bu hafta sonu neden rafting'e gitmiyoruz? Neden yapmıyoruz anlamını why don't we ile veriyoruz. Why don't we go rafting this weekend? Evet, dersten sonra satranç oynamaya ne dersin? Ne dersin dediğimizde how about kullanıyoruz ve fiile ing eki geliyor. How about playing chess after the lesson, after the class ya da Çocuklar yarın okuldan ben alayım mı? Alayım mı dediğim zaman kim alacak mı? Shall we olmayacak. Bunların hiçbiri olmayacak. Hangisi olacak? Shall I? Yani ben yapayım mı dediğimde shall I kullanacağım çünkü. Shall I pick the children up from school, from the school tomorrow şeklinde söylemem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü pick up birini bir yerden almak demek. Pick the children up çocukları almak demek. From school okuldan tomorrow yarın. Evet devam ediyoruz. Şimdi bazı yine niceleyicilerimiz var. To, enough, very. Bunlar ne anlama geliyor? Nasıl kullanılıyor? Bunlara bir bakalım too dedik aşırı anlamını verir. Fazla, haddinden fazla anlamını verir. Şimdi bakın too'nun kullanımında hemen too'dan sonra bir sıfat ve ardından tekrar tek oğlu olan too ve bir fiil geldiğinde anlam ne olduğunu şimdi göreceğiz örneklerde. The weather is too cold. Hava aşırı soğuk. Buradaki anlam bu. The weather is too cold to go out dediğimizde ise hava dışarı çıkmak için aşırı soğuk ya da dışarı çıkılamayacak kadar soğuk anlamı çıkıyor. This dress is too dirty. Yani bu elbise çok kirli. This dress is too dirty to wear dediğimizde bu elbise giyilemeyecek kadar kirli demiş oluyorsunuz. He is too short to play basketball. O basket oynayamayacak kadar kısa demiş oluyoruz arkadaşlar. Enough'ın kullanımına bakalım. Enough yeterince demek. Şimdi eğer sıfatlarla kullanırsak inafı önce sıfat sonra inaf geliyor. Ama isimlerle kullandığımızda önce inaf sonra isim geliyor. Şimdi örneklere bakalım. He is strong enough to win the game. O oyunu kazanmak için yeterince güçlü. Bakın güçlü yeterince diyoruz. Türkçedekinin tersine önce güçlüyü sonra yeterinceyi kullanıyoruz inafı kullanırken. He is tall enough to be a basketballer. Yani o basketbolcu olmak için yeterince uzun. She is rich enough to afford that car o arabayı satın almak için o yeterince zengin. Evet şimdi enough'ın isimlerle kullanımına bakalım. I don't have enough time to catch the meeting. Yani toplantıya yetişmek için yeterli vaktim yok anlamında bakın. Vakit isim olduğu için enough'tan sonra kullanıldı. We don't have enough money now. Şu anda yeterli paramız yok anlamına geliyor. Evet şimdi very kullandığımız bazı cümlelere bakalım. It is very important to know English. İngilizceyi bilmek çok önemlidir. Bakın buradaki "to" "mekmak" ekini veren bir kelime ya da "mekmak" için anlamını veren bir kelimedir İngilizce'de. Bir de e, yaklaşma hal eklerinde kullanılıyor demiştik önceden. Evet e, iki üç tane fonksiyonu var gördüğünüz gibi. "Maths is very difficult for some students." Bazı öğrenciler için matematik çok zordur. "Very few people know English here." Çok az insan burada İngilizce biliyor. English is very easy to learn. İngilizceyi öğrenmek çok kolaydır ya da İngilizce öğrenmesi çok kolaydır anlamında bir cümle. These applications are very useful. Bu uygulamalar çok faydalı. I am very happy to see you. Seni gördüğüme çok mutlu oldum. Evet devam ediyoruz. To, so, either, neither. Evet either ve neither şeklinde de duyabilirsiniz bunların telaffuzunu. Şimdi to. Başka bir kullanımından bahsedeceğiz burada to'nun. Türkçedeki de da eki var biliyorsunuz. Ben de anlamını veriyoruz. Hani buradaki de da ekini to ile veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Bakın örneklere bakalım. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Nice to meet you to. Tanıştığıma ben de memnun oldum anlamı çıkıyor. Ya da me too dediğiniz zaman sadece kısaca ben de demiş oluyorsunuz. Yani nice to meet you'dan sonra illa nice to meet you to demeniz gerekmiyor. Me too derseniz ben de demiş oluyorsunuz. I am an engineer. Ben bir mühendisim. I am an engineer too. Ben de bir mühendisim. Ya da me too derseniz, ben de demiş olursunuz. Evet. Şimdi so e, yine de da yani ben de anlamını vermek için kullanılan yapılarda da kullanılıyor. Tabi so'nun so başka kullanımları da vardı. Çok anlamına geliyor. Bu yüzden anlamına geliyor. Öyle anlamına geliyor. Ama buradaki tabii ki e, de da ekini vermek için kullanılıyor. He is a university student. O bir üniversite öğrencisi. So am I dediğinizde ben de öyle demiş oluyorsunuz arkadaşlar. Tabi bunların tamamı için me too deseniz tabi karşı taraf sizi anlayacaktır illaki. Ama bu kullanımların da var olduğunu mutlaka bilelim. Ee, tabi burada so am I neden bu şekilde yazdım? Bana verilen veya, veya bana söylenen cümlenin zamanı neyse onun zamanına göre ben, ben de demem gerekiyor. O yüzden bakın ikinci örnekte bunu göreceksiniz. She graduated from university. O üniversiteden mezun oldu. Tabi mezun oldu dediği için burada ikinci hali kullanılmış bakın. Dolayısıyla geçmiş zaman yani simple past tense var burada. Tabi daha onları ileride işleyeceğiz. Ondan dolayı so did I oldu. Çünkü geçmiş zamanı yardımcı fiili did olduğu için. My twin sister wants to be a doctor. Benim ikiz kız kardeşim doktor olmak istiyor. So do I ben de. Tabi burada neden so do I oldu? Çünkü wants geniş zaman olduğundan dolayı ben de diyebilmem için so do I diye söylemem gerekiyor. Either ve neither olumsuzlar da bende anlamını veriyor arkadaşlar. Yani birisi, birisi size olumsuz bir cümle kurduğunda siz ben de, de dediğiniz zaman either ya da neither'la cevap verebiliyorsunuz ama ikisinin kullanımı biraz farklı. Bakın he isn't british o british yani Britanyalı değil. Ben de dediğim zaman bakın e, olumsuz bir cümle bu gördüğünüz gibi ben de derken ben de olumsuz yapmam gerekiyor. I am not either şeklinde söylüyorum bakın. My wife doesn't like chocolate. Eşim çikolatayı sevmez. I don't either. Ben de sevmem. Ben de öyle. Most audience didn't like the show. Çoğu e, izleyici show'u beğenmedi. We didn't either. Biz de beğenmedik. Anlamı çıkıyor bakın. E, gördüğünüz gibi hangi zamanda verilirse ben de anlamı da o zamanda söyleniyor. Tabii biz bu zamanları daha ilerki e, sayfalarda göreceğiz zaten. Neither yine ben de derken kullanılacak bir kalıp. E, ama bunun kullanımında either'da farklı olarak neither başa geliyor bakın. He is not happy with the salary yani e, maaşından mutlu değil. Neither am I dediğimde ben de anlamı çıkıyor. She doesn't know Russian. O Rusça bilmiyor. Neither do I. Ben de. Ben de bilmiyorum yani. They didn't join the meeting. Onlar toplantıya katılmadılar. Neither did we dediğimizde biz de katılmadık anlamı çıkıyor. Evet tabii bu zamanları daha ileriki sayfalarda göreceğiz zaten. O yüzden şimdilik eğer don't, doesn't veya didn't gibi ifadeleri anlamamışsak henüz endişelenmeyin. Evet devam edelim. Şimdi bazı bağlaçların kullanımlarını göreceğiz. So, çok anlamına da geliyordu. D daha ekini vermek için de kullandık. Burada ise bu yüzden anlamını vermek için kullanacağız. Çünkü bunlar bağlaçlar and ve anlamını veriyor. Because çünkü, but ama, fakat, lakin, for ya da veya anlamlarına geliyor. Şimdi bunları örnek cümlelerle görelim. I feel sick today so I won't go to work. Bugün kendimi hasta hissediyorum. Bu yüzden işe gitmeyeceğim. He needs money so he will sell his car. O paraya ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden arabasını satacak. I don't like that movie. Yani o filmi beğenmiyorum. So I won't come to the cinema with you. Bu yüzden seninle sinemaya gelmeyeceğim. The weather is too hot. Hava aşırı sıcak. So I will take off my jacket. Bu yüzden ceketimi çıkaracağım. Ahmet was busy, so he couldn't come to the meeting. Ahmet meşguldü, bu yüzden toplantıya gelemedi. And ve anlamına gelen bağlacımız. Ali and Veli are teachers at a high school. Ali ve Veli lisede bir lisede öğretmenlerdir. We will stop and take some petrol. Yani duracağız ve biraz petrol alacağız. I locked the door and left home. Yani kapıyı kilitledim ve evden ayrıldım. I bought a pair of shoes and a shirt. Yani bir çift ayakkabı ve bir gömlek aldım. Evet, because çünkü demek. They liked the hotel because it was very clean. Onlar oteli beğendiler çünkü çok temizdi. I went out because the weather was sunny. Ben dışarı çıktım çünkü hava güneşliydi. I didn't get on the bus because I had lots of time. Ben otobüse binmedim çünkü çok fazla vaktim vardı. Because I was ill, I didn't go to school. Şimdi burada because çünkü anlamında değil farklı bir şekilde bağlaç olarak cümleyle birleştirilmiş bakın. Because I was ill dediğimizde hasta olduğum için, the için anlamını vermek için bakın kullanmış olduk. Tabi burada because'dan başka since for, now that gibi kelimeler de kullanılıyor, kullanılabiliyor the için anlamını vermek için. Burada because'un because da kullanıldığını görelim. Yani hasta olduğum için I didn't go to school okula gitmedim because she didn't study for the exam she failed yani o sınava çalışmadığı için başarısız oldu. Devam ediyoruz. But ama fakat I don't earn so much but I like my job. Çok kazanmıyorum ama mesleğimi seviyorum. I am too busy today but I will go over to his birthday party. Bugün çok meşgulüm ama onun doğum günü partisine gideceğim. I feel terrible but I have to go to work. Yani berbat hissediyorum ama işe gitmek zorundayım. I studied hard for the exam but I couldn't pass it. Yani sınava çok sıkı çalıştım ama geçemedim. Or ya da veya anlamına geliyor. What do you want? Coffee or tea? Yani ne istiyorsun? Kahve mi yoksa çay mı? Do you work at night or during the day? Yani geceleyin mi çalışıyorsun yoksa gündüzleyin mi? Gündüz vaktimi? It takes three or four hours to go to Istanbul. İstanbul'a gitmek üç ya da dört saat sürer. We must hurry up or else we will miss the bus. Buradaki or else yoksa, aksi takdirde, otherwise gibi kelimeyle aynı anlama geliyor. Yani acele etmeliyiz, aksi takdirde otobüsü kaçıracağız. Put on your boots or else your feet will get wet. Yani botlarını giy yoksa ayakların ıslanacak diyor. Ee, evet, devam ediyoruz. Şimdi buradaki boşluklara hangi bağlaç gelecek? Onu isterseniz siz ekranı durdurup bulmaya çalışın. Ben hemen başlıyorum yapmaya. Brian is a humorous student. Brian esprili bir öğrenci. O okulda çok popüler. Peki hangisi gelir? Tabii ki bu yüzden. So. I looked for my trainers everywhere. Spor ayakkabılarımı her yerde aradım. Onları bulamadım. Ama onları bulamadım. Walter is on a diet. Yani Walter diyette. O şişman olduğunu düşünüyor. Çünkü şişman olduğunu düşünüyor. Because he thinks he is fat. She turned off the television o televizyonu kapattı, yatağa gitti ve yatağa gitti. Can I have a glass of water? Yani bir bardak su alabilir miyim? Çünkü çok susadım demesi lazım because I am so thirsty. The boy screamed for help in the street. Çocuk caddede çığlık attı yardım için. Kimse onu duymadı. Ama kimse onu duymadı. Hakan wore my his pajamas. Hakan pijamalarını giydi. Yatağa gitti. Yatak odasına gitti. And I didn't buy that jacket. O ceketi satın almadım. Çok pahalıydı. Çünkü çok pahalıydı. It was so late. Çok geç olmuştu. Biz otelden ayrılmaya karar verdik. Bu yüzden. So. What do you have for breakfast? Kahvaltı için ne alırsın? Çay mı kahve mi? Tea or coffee? Evet. Devam ediyoruz. Şimdi would like. Would like istemek anlamına geliyor. Would like gördüğünüz gibi would, would kelimesini sadece d harfiyle bu şekilde kesme işaretiyle söyleyebiliyoruz. O şekilde yazdığımızda, söylediğimizde I would like demiyoruz. I'd like diyoruz. I'd like. Yani sadece I'd şeklinde çıkıyor ses. I would like some soup. Biraz çorba istiyorum. Yani would like ve want İkisi de istemek demek İngilizce'de. E, would like daha kibar bir kullanımdır. Want'a göre. Want e, yani daha çok tercih edilmez. Genellikle restoranda işte e, veya otobüste bir yerde bir şey isterken daha çok would like kalıbını kullanırız. I'd like a cup of coffee. Yani bir fincan kahve istiyorum. I'd like roasted chicken. Yani kızarmış tavuk istiyorum. She would like to be a candidate for presidency. O başkanlık için bir aday olmak istiyor. Sign here if you would like to join the contest. Yani would like'tan sonra eğer bir şey yapmak istemek anlamı vereceksek to geliyor. Yani would like'tan sonra direkt isim gelirse zaten direkt geliyor ama şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum dersek o zaman to artı fiilin birinci hali geliyor bakın. Sign here if you would like to join the contest. Yani yarışmaya katılmak için yarışmaya katılmak istiyorsanız if var. Eğer burayı imzalayın. I'd like to improve my English. İngilizcemi geliştirmek istiyorum. I'd like to go there with you. Oraya seninle gitmek istiyorum. I'd like to inform you that your flight will be delayed. Yani e, uçağınızın e, gecikeceğini size bilgilendirmek istiyorum anlamında gördüğünüz gibi cümleler. Bunun sorusu would you like şeklinde soruluyor. Bakalım. Would you like something to drink? İçmek için bir şey ister misin? Ya da içecek bir şey ister misin? Would you like some dessert? Biraz tatlı ister misiniz? Would you like a cup of tea? Yani bir, bir bardak, bir fincan çay ister misiniz? Would you like me to wrap it up? Onu sarmamı ister misiniz? Yani paket yapmamı ister misiniz anlamında. What would you like to drink? WH sorularıyla kullanıldığında nasıl oluyor onu görelim. What would you like to drink? Ne içmek istersiniz? What would you like to say? Ne söylemek istersiniz? How would you like to pay? Nasıl ödemek istersiniz? Yani kredi kartıyla mı nakit mi? Where would you like to live? Nerede yaşamak istersiniz? How would you like your steak cooked? Yani bifteğinizin nasıl pişirilmesini istersiniz? Rare, az pişmiş, medium, orta pişmiş, well done, iyi pişmiş demek. Evet, bu şekilde karşınıza gelecek bir kalıp bu da. Devam ediyoruz. Simple present. Evet, geldik zamanlara. Zamanlardan öncelikle geniş zamanla başlıyoruz. Geniş zaman dediğimizde aklımıza ne geliyor? Her zaman yaptığımız, tekrar ettiğimiz işler. Yani rutinlerimiz geliyor. Evet, bu tarz cümleler İngilizce'de yapılırken yine belirli bir kural dahilinde oluyor. I, U, V'de yani ben, sen, biz, onlar öznelerinde yapılan işin fiili direkt olarak geliyor. He, she ve it öznelerinde ise fiilimiz S takısı alıyor. Şimdi burada ise bazı sıklık zarfları var. Bunlar eğer kullanılırsa, Özne ile fiilin arasında tercih ediliyor kullanımı. Always her zaman, usually genellikle, occasionally ara sıra, generally genellikle demek yine. Often sık sık, often değil often şeklinde söyleniyor. Sometimes bazen, rarely nadiren, seldom yine nadiren demek. Hardly ever, hemen hemen hiç, never da asla ya da hiçbir zaman anlamına geliyor. Yine cümle sonunda kullanabileceğiniz yine bazı zaman ifadeleri var. In the morning sabahleyin. In the afternoon öğlenleyin, in the evening akşamleyin, on Monday pazartesi günleri, on weekdays hafta içi günlerde, at night geceleyin, at the weekends hafta sonları, at 7 o'clock saat 7'de, every day her gün, every weekend her hafta sonu, after breakfast kahvaltıdan sonra, before lunch öğlen yemeğinden önce gibi. Şimdi I always go for a walk in the morning dediğim zaman ben her zaman sabahları yürüyüşe çıkarım demiş oluyorsunuz. Burada yürüyüşe çıkmak fiilini ele aldım. Tabii ele alacağımız bir sürü fiili ben e, liste halinde bir sonraki sayfada vereceğim zaten. I usually go for a walk dersem ben genellikle yürüyüşe çıkarım. Ne zaman diyeceğim mesela geceleyin at night bakın at night'ı nereye getirdim Gece, e, en sona getirdim veya ben nadiren yürüyüşe çıkarım dersem I rarely go for a walk. Ne zamanları? Hafta sonları mesela. At the weekends. Yani buradaki kural buna göre işliyor. Eğer öznemiz bunlardan biri olursa tabi he, she, it dediğimiz zaman burada my father, my mother, my cousin şeklinde kelimeler de olabilir. Veya özel isimler de olabilir ama biz tabii ki onları he mi, she mi olduğunu bileceğiz zaten. He seldom o nadiren goes for a walk yürüyüşe çıkar. Bakın he she it kullandığımızda buradaki fiillerimiz s takısı alacak arkadaşlar. Tabi bu s takısı hangi e, fiilin e, hangi harfiyle bittiğine göre değişiyor. Onun da zaten e, bir sonraki sayfada yine göreceğiz bunu. Evet gördüğünüz gibi eğer kelimenin yani fiilin sonu e, e, ch yani ch ile bitiyorsa S geliyor arkadaşlar bakın Watches. watch izlemek watch brush fırçalamak bakın s h yani bunlarla geldiği zaman diri yine s geliyor brushes oluyor x ile biterse x ile x yine e s alıyor bakın fixes fix tamir etmek düzeltmek demek go o ile bitenlerde goes bakın yine s alıyor press iki tane s görürseniz yine e s alıyor presses basmak demek sonu dy ve ly ve r y ile bitenlerde yine sondaki y harfi düşüyor ve ies olarak geliyor. Mesela study studies, fly flies, cry cries yani uçmak, ağlamak. Gördüğünüz gibi ies olarak geliyor. Bunun dışında kalanlar ise direkt s eki alıyor arkadaşlar. Şimdi bakın günlük yaptığımız işlerden bazılarını ben burada liste halinde verdim. Eğer ben bunları cümlede kullanmak istersem I, you, we, they özneleriyle kullandığımda direkt başına I getirdiğim zaman bunların hepsi de birer cümle oluyor zaten. I do sport. Spor yaparım. I go shopping. Alışverişe giderim. I get up at 7 o'clock. Yani 7'de kalkarım. I have breakfast. Kahvaltı yaparım. Yani bunların başının, buradaki ifadelerin başının hepsine de I getirirseniz ben o işi yaparım demiş oluyorsunuz arkadaşlar. Peki he, she, it getirirseniz ne oluyor? O zaman da buradaki fiillere s takısı getiriyorsunuz. Her bir buradaki ilk yazılanların hepsi de fiil zaten. Yani ilk önce yazılan kelimeler hepsi fiil. Bu fiillere he she it özne olduğunda s takısı geliyor. Go shopping alışverişe gitmek. Get up at 7 o'clock 7'de kalkmak. Have breakfast kahvaltı yapmak. Take a shower duş almak. Get dressed giyinmek. Leave home evden ayrılmak. Start work işe başlamak. Start my day, günüme başlamak, take a break, mola vermek, have lunch, öğlen yemeği yemek, have dinner, akşam yemeği yemek, have a rest, dinlenmek, go to bed, yatağa gitmek, listen to music, müzik dinlemek, watch TV, televizyon izlemek, go to the cinema, sinemaya gitmek, hang out with my friends, arkadaşlarımla takılmak, go to a cafe, kafeye gitmek, take the rubbish out, çöpleri dışarı atmak, feed the pet, evcil hayvanı beslemek, wash the dishes, bulaşıkları yıkamak, iron my shirts, gömleklerimi ütülemek, check my emails e-maillerimi kontrol etmek, surf on the net internette gezinmek, spend time on the net internette zaman harcamak, water the flowers yani çiçekleri sulamak, go for a walk yürüyüşe çıkmak, go jogging koşuya gitmek, go grocery shopping yani bakkala gitmek, market alışverişine gitmek yani, go swimming yüzmeye gitmek, read a book kitap okumak, talk to my friends arkadaşlarımla konuşmak, call my mom annemi aramak Take off my clothes, kıyafetlerimi çıkarmak. Put on my clothes, yani kıyafetlerimi giymek. Put on makeup, makyaj yapmak. Do homework, ödev yapmak. Do the housework, ev işi yapmak. Do training, yani staj yapmak ya da antrenman yapmak anlamında, eğitim eğitim görmek anlamına geliyor aslında lie on the beach yani kumsalda uzanmak walk at the park parkta yürümek go to a restaurant restorana gitmek lokantaya gitmek yani brush my teeth dişlerimi fırçalamak arrive home eve varmak go back home eve geri dönmek set my alarm alarmı kurmak turn off the alarm alarmı kapatmak chill out on the sofa yani kanepede uzanmak dinlenmek drive to work işe arabayla gitmek go to school on foot okula yürüyerek gitmek stay at home evde kalmak stay at a dormitory yurtta kalmak Go to the mall, AVM'ye gitmek, recharge my cell phone, telefonumu şarj etmek, download music, müzik indirmek, wash the car, arabayı yıkamak, eat out, dışarıda yemek yemek, argue with my father, babamla tartışmak, take a taxi, taksi çağırmak ya da taksiye binmek anlamında. Pick up the children, çocukları almak bir yerden, take somebody to the hospital, birini bir yere götürmek, take, pardon birini hastaneye götürmek, drink tea, çay içmek. Make a cake kek yapmak, cook dinner akşam yemeği pişirmek, fight with someone biriyle kavga etmek, do a project proje yapmak, write a day diary yani günlük yazmak, take the dog for a walk köpeği yürüyüşe çıkarmak, comb my hair yani saçımı taramak, write a letter mektup yazmak, vacuum the floor yerleri süpürmek, invite my friends home e arkadaşlarımı eve davet etmek, get on the bus otobüse binmek, get off the bus Otobüsten inmek, miss the bus, otobüsü kaçırmak, call the police, polisi aramak, fix the computer, bilgisayarı tahmin etmek, prepare for exams, sınavlara hazırlanmak, study hard, sıkı çalışmak, take an exam, sınav olmak, have a birthday party, doğum günü partisi yapmak, go out with friends, arkadaşlarla dışarı çıkmak, Sit at a table. Bir masaya oturmak. Order pizza. Pizza siparişi vermek. Evet buradaki günlük rutinimizde yaptığımız bir takım şeyleri ben burada listeledim. Bunların başına özneyi getirdiğimizde zaten direkt cümle oluyor. Tabi özneyi getirip always, usually, sometimes, often gibi kelimeleri de getirirseniz çok güzel cümlemizi süslemiş olursunuz. Şimdi cümle örneklerine bakalım. I usually go for a walk in the morning. Ben sabahları genellikle yürüyüşe çıkarım. She always sits by the lake and watches What is the sunset for after work? Yani o her zaman gölün kenarında oturur ve işten sonra güneşin batışını izler. I sometimes go to bed late. Bazen yatağa geç giderim. They generally eat out at the weekends. Onlar genellikle hafta sonları dışarıda yemek yerler. Children like ice cream. Çocuklar dondurmayı sever. Some people go camping in summer. Bazı insanlar yazın kampa giderler. Most students watch YouTube videos to learn things. Çoğu öğrenci pek çok öğrenci bir şeyler öğrenmek için YouTube videolarını izler. Tourists from different parts of the world come to Antalya every summer. Yani dünyanın farklı bölgelerinden turistler her yaz Antalya'ya gelirler. My father avoids fatty food. Yani babam yağlı yiyeceklerden sakınır. My children study at university. Çocuklarım üniversitede okuyor. Yani belirli bir zaman diliminde yapılan işler de yine geniş zamanla ifade edilir. Örneğin üniversitede okumak, lisede okumak veya bir yerde yaşamak her zaman geniş zamanla ifade edilen şeylerdir. I rarely watch series. Ben nadiren dizi izlerim. My little sister usually spends time at home. Yani küçük kız kardeşim genellikle evde zaman geçirir. Most people go for a holiday after schools are over. Yani okullar kapandıktan sonra çoğu insan tatile çıkar. He does research on bird species yani o kuş türleri üzerine araştırmalar yapar anlamında bakın e, olumlu cümle örneklerini burada gördünüz. S takıları ne zaman geliyor? Gördüğünüz gibi she, my father he'ye karşılık geldiği için e, S takısı geldi. My little sister she'ye karşılık geldiği için e, S takısı geldi. He e, S takısı geldi ama diğerlerinde bakın gelmedi. Aynen yazıldı. Neden? Çünkü I, you, we, they'de fiil değişmiyor. Şimdi günlük rutinlerle ilgili bir örnek e, paragrafımız var. Bu paragrafın önce I öznesiyle sonra ise she öznesiyle aynısının yazıldığını farz ettiğimizde neler değişiyor onu görüyoruz. Bakın I start my day at 7 o'clock yani günüme 7'de başlarım. Burada o gününe 7'de başlar dediğinde bakın she starts oluyor. Çünkü he, she, de s takısı geliyor. Tabi burada ben günüme dediğim zaman burada o gününe dememiz gerekiyor. Burada my her'e dönüşüyor gördüğünüz gibi. I usually set my alarm diyoruz. Ben genellikle alarmımı kurarım geceleyin. O genellikle kurar dediğimizde she usually sets oluyor. Bakın burada fiilimiz s takısı alıyor. I öznesinde almıyor ama she de alıyor. Tabi alarmımı diyor burada. Burada da alarmını dememiz gerekiyor. Her oluyor. She wakes up at 7 o'clock. O saat 7'de kalkar. Burada I wake up oldu bakın. I make my bed. Ben yatağımı düzeltirim. She makes her bed. O yatağını düzeltir. I take a shower ben duş alırım. She takes a shower o duş alır. After shower yani duştan sonra I go to the kitchen. She goes to the kitchen o mutfağa gider and burada have breakfast burada has breakfast. Sadece have fiiline mahsus olarak eee s takısı almıyor have fiili. Have, he, she it de has oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Diğer fiillerde zaten kural geçerli. Next I wash my hands. Next she washes her hands. S-H ile bittiği için bakın E-S olarak geliyor. Washes her hands and brushes her teeth. Burada brush my teeth diyoruz. Orada brushes her teeth oluyor. Then I get dressed. Daha sonra giyinirim diyor. Burada ise then she gets dressed. Daha sonra o giyinir and leaves home. Ve evden ayrılır. She usually goes to work by bus. O genellikle işe otobüsle gider. Burada ne diyoruz? I usually go to work by bus. Ben genellikle otobüsle giderim. But I sometimes drive to work. But she sometimes drives to work oldu bakın. She olduğu için drives oldu. She has lunch with her office mates. Yani iş yeri arkadaşlarıyla, ofis arkadaşlarıyla öğlen yemeği yer. Ben yerim dediğim zaman I have lunch with my office mates şeklinde söylüyorum. Evet gördüğünüz gibi iki şekilde de bunu yazmış olduk. Yani I öznesiyle. Tabi burada I, you, we, they özneleri olsaydı Burada sadece şu sahiplik sıfatları değişecekti. Buradaki S takıları yine gelmeyecekti I, U, V, öznelerinde. Burada she yerine he kullansaydık buradaki her'ler his'e dönüşecekti. Diğer şeyler yine aynı olacaktı. Devam edelim. Şimdi olumsuz cümle yaparken ise don't ve doesn't kullanıyoruz. Tabii ki özneye göre. I, U, V, özneleri don't, he, she, it özneleri doesn't alıyor. Bu do not ya da don't, does not ya da doesn't şeklinde yazılabiliyor. Sonrasında ise herhangi bir şekilde he, she, it'te getirilen s takıları kalmıyor. İki şekilde de yani I, you, we, they'de de he, she, it'te de e, fiil yalın halde geliyor gördüğünüz gibi. Sadece neler değişiyor? Don't ve doesn't değişiyor özneye göre. Fiiller yine e, s takısı falan alma durumu yok. Yalın yazılıyor. Bakın I don't go to work. Ben işe gitmem. E, ne zaman? Mesela on Monday. Pazartesileri. I do not go to work ya da I don't go to work. Yapmam, etmem dediğimiz şeylerde bunları kullanacağız. You don't go to work at night. Sen geceliğin işe gitmezsin. They don't go to work every weekend. Onlar her hafta sonu işe gitmezler derken mesela. She doesn't go to work on weekdays. O işe gitmez. Hafta içi günlerde He doesn't go to work on Monday. O pazartesileri işe gitmez. Bakın o yapmaz, etmez dediğimizde he doesn't. Ben, sen, biz, onlar yapmayız dediğimizde don't kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi olumsuzlar bu şekilde. Hemen örnek cümlelere bakalım. I don't usually have breakfast at home. Ben genellikle evde kahvaltı yapmam. She doesn't take the bus to work. O e, işe otobüsle gitmez. My father doesn't watch the news. Yani babam haberleri izlemez. Some students don't like reading a book in their free time. Bazı öğrenciler boş zamanlarında kitap okumayı sevmez. She doesn't usually arrive home before six. Yani o genellikle eve altıdan önce varmaz, gelmez. They don't live in a village. Onlar köyde yaşam yaşamazlar, yaşamıyorlar. It doesn't snow in May. Yani Mayıs'ta kar yağmaz. She never walks to school o asla okula yürüyerek gitmez. Bakın burada never cümlede e, never kullanıldığında doesn't'ı kullanamıyorum. Çünkü never zaten cümleyi olumsuz yapıyor. Dolayısıyla cümleyi olumlu bir cümle gibi yazıyorum ama anlam olumsuz oluyor. Yani S takısını yine getiriyorum şeyi olmasından dolayı. Yani cümleyi olumlu yazıyorum ama anlam olumsuz oluyor. We don't play badminton at school. Biz okulda badminton oynamıyoruz. He doesn't have any other choice. Onun başka bir seçeneği yok. We don't have abundant water resources in the region. Yani bizim bölgede bol miktarda su kaynaklarımız yok anlamına geliyor. Evet sorularda do ve does başa geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi I, U, V, D özneleri için do. He, she, it özneleri için does başa geliyor. Sonrasında tabi yine sıklık zarflarının bazısını kullanabiliriz. Sonra fiillerin yine yalın halleri geliyor. Ve sonra cümle sonunda kullanılan zaman ifadeleri yine kullanılabiliyor. Mesela Do you always eat out? Sen her zaman dışarıda mı yemek yersin? Do they generally eat out? Onlar genellikle dışarıda mı yerler? Does she sometimes eat out? O bazen dışarıda mı yemek yer? Does he always Eat out at the weekends. O oh, hafta sonları her zaman dışarıda mı yemek yer? Evet, gördüğünüz gibi. E, Tabi bu tarz soruların cevabı evet hayırla verilir. Yes I do veya No I don't şeklinde bize sorulmuşsa soru. E, evet hayırla verilen cevaplar için bu kalıbı, e, bu soruyu kullanacağız. Bu soru kalıbını kullanacağız. Gördüğünüz gibi hangi öznelerde do, hangilerinde das kullanıldığını görmüş olduğunuz burada. Evet bazı soru örneklerine bakalım. Do you believe in ghosts? Yani hayaletlere inanır mısın? Yes I do. Evet inanırım. No I don't. Hayır inanmam. Do you sometimes have lunch in the canteen? Yani sen bazen kantinde öğlen yemeği yer misin? Yes I do. No I don't. Does he often visit you? O seni sık sık ziyaret eder mi? Does it snow much in Sparta? Isparta'da çok kar yağar mı? Does your grandmother live in a small village? Yani senin büyük annen küçük bir köyde mi yaşıyor? Do you always chew gum? Sen her zaman sakız çiğner misin? Do you enjoy being alone? Yalnız olmaktan keyif alıyor musun? Does she have experience in her job? O işinde deneyime sahip mi? Yes, she does. No, she doesn't. Evet, sahip. Hayır, sahip değil. Evet, gördüğünüz gibi bu tarz soruların cevabını yes veya no ile veriyoruz. Ama tabii ki sorular sadece Doodaz'la yapılmıyor. WH sorularıyla da sorularımız mevcut. Şimdi öncelikle Who'ya bakalım. Bir şeyi kim yapar, kim eder diye soruyorsak her zaman Who'dan sonra fiile S takısı getirerek soru oluşturuyoruz. Bakın Who helps you at home? Sana evde kim yardım eder? Cevap My sister, kız kardeşim. Who loves you the most? Seni en çok kim sever? My mother, annem. Who cleans the house? Evi kim temizler? My sister, kız kardeşim. Who brings them food? Onlara kim yemek getirir? The municipality, belediye. Whom, kimi, kime, kimden gibi ifadelerde bakın whom da kullanılabiliyor. Ama tabi bunu illa whom getirmeniz gerekmiyor. Ama bu tarz sorularda do ve does kullanılıyor. Bakın who do you suspect? Sen kimden şüpheleniyorsun? Alison yani Alison'dan. What do you Who do you trust most? En çok kime güvenirsin? My mother. Anneme. Who do you want to see? Kimi görmek istersin? The manager. Yöneticiyi. Who does she often visit? O sık sık kimi ziyaret eder? Her aunt. Halasını. Who will it with? Sorduğumuz sorularda kiminle şunu şunu yaparsın ya da yapar anlamını veriyoruz. Who do you work with? Sen kiminle çalışırsın? I work with my best friend. En iyi arkadaşımla çalışırım. Who does she live with? O kiminle yaşar? She lives with her old mother. O yaşlı annesiyle yaşar. Who do you have lunch with? Öğlen yemeğini kiminle yersin? I have lunch alone. Öğlen yemeğini yalnız yerim. Who do they cooperate with? Onlar kiminle işbirliği yaparlar? They cooperate with us. Onlar bizimle işbirliği yaparlar. Evet, ile yapılan bazı geniş zamanlı sorular. Whose house do you stay in? Sen kimin evinde kalırsın? I stay in my brother's house. Ben kardeşimin evinde kalırım. Whose computer do you use at work? Sen iş yerinde işte kimin bilgisayarını kullanırsın? I use my own computer. Ben kendi bilgisayarımı kullanırım. Whose channel do you follow on YouTube? YouTube'da kimin kanalını takip edersin? I follow Emrah's channel. Emrah'ın kanalını takip ederim. Where? Nerede, nereye anlamını veriyor. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? I live in Bandırma. Where do you work? Nerede çalışıyorsun? I work at a high school. Lisede çalışıyorum. Where do you usually go on holiday? Yani genellikle tatilde nereye gidersin? I go to Antalya. Antalya'ya giderim. Where does she wash her car? O arabasını nerede yıkar? She washes it in the garage. Onu garajda yıkar. Evet, Whatla sorulan bazı sorulara bakalım. What do you have for lunch? Öğlen yemeği için ne alırsın? I usually have toast and tea. Ben genellikle tost ve çay alırım ya da yerim. What does she do for a living? O yaşamını sağlamak için yani for a living o anlamı veriyor. O yaşamını sağlamak için ne yapar? Yani geçimini sağlamak için ne yapar? She works as an accountant. O bir muhasebeci olarak çalışır. Buradaki as olarak anlamını veriyor. E ve n önüne gelirse eğer ezin, olarak anlamını veriyor. Mesela I work as a teacher. Ben öğretmen olarak çalışıyorum. What do you do in your free time? Sen boş zamanında ne yaparsın? I read newspaper or listen to music. Yani gazete okurum ya da müzik dinlerim. What do you think about Turkey? Türkiye, Türkiye hakkında ne düşünüyorsun? I think Turkey is a hospitable country. Bence Türkiye misafirperver bir ülkedir. Evet, whatla yapılmış Başka tip sorulara bakalım. Eğer what'tan sonra fiil direkt s takısı alırsa buradaki gibi bakın na gibi anlamlar çıkıyor. What makes you so happy? Seni böyle mutlu eden nedir? Seni ya da seni böyle ne mutlu eder anlamında ya da seni böyle mutlu eden nedir anlamında. My final results benim final sonuçlarım. My final exam results aslında bu. Yani final sınavı sonuçlarım. What brings you here? Seni buraya getiren nedir? Seni buraya ne getirir yani? My relatives, benim akrabalarım. What makes him so upset? Onun canı sıkan nedir? Yani onun canı ne sıkıyor? The rainfall, yağmur yağışı. What happens if we leave the door open? Yani kapıyı açık bırakırsak ne olur? Theft, hırsızlık. Yani bakın burada ne yapar, ne getirir, e, ne olur gibi sorular sorduğumuzda what'tan sonra direkt fiile s takısını getirildiğinde görebilirsiniz. Which hangi demek? Which color do you like most? En çok hangi rengi seviyorsun? I like purple most. Buradaki most en çok anlamını veriyor. En çok moru seviyorum. Which suit do you wear for your business? Yani işin için hangi takım elbiseyi giyersin? I wear the black one. Siyah olanı giyerim. Buradaki one bir anlamına geliyor ama eğer bir e, rengin önüne gel gelirse mesela e, olan anlamını veriyor. Tabi renk olması gerekmiyor. Herhangi bir sıfat da olabilir bu. E, olanı anlamını veriyor. Yani siyah olanını giyerim demek istiyor. Which university do you study at? Hangi üniversitede okursun? I study at Marmara University. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Which bag belongs to you? Hangi çanta sana aittir? Bakın direkt burada do you kullanmadım. Direkt e, ait fiiline es takısı getirdim. Bu tarz bir kullanımda görebilirsiniz. Hangi çanta sana ait? The yellow bag belongs to me. Yani sarı çanta bana ait. When ne zaman demek? When do schools open in Türkiye? Türkiye'de okullar ne zaman açılır? They open in September. Onlar Eylül'de açılır. When does she clean the house? O evi ne zaman temizler? She cleans it every Saturday. O her cumartesi temizler. When does it snow in Bandırma? Bandırma'da ne zaman kar yağar? It generally snows in January. Genellikle Ocak ayında kar yağar devam ediyoruz. What time? Saat kaçta demek. What time do you usually get up? Sen genellikle kaçta kalkarsın yani saat kaçta? I get up at about 7 o'clock. Buradaki about yaklaşık, civarında demek. Yani 7 civarında kalkarım. What time does she go back home? O ne zaman eve geri döner? She goes back home at 6 p.m. Yani o saat akşam 6'da eve geri döner. What time do you go to bed? Ne zaman yani saat kaçta yatağa gidersin? I generally go to bed at 11 pm. Yani ben genellikle saat 11'de yatağa giderim. How nasıl anlamını veya ne ile anlamını veriyor? How do you go to work? Sen işe ne ile gidersin? I go to work on foot. Ben işe yürüyerek giderim. How does she usually get home? O genellikle eve nasıl gelir? She takes the bus. Otobüse biner. How do you spell your name? İsmini nasıl hecelersin? Hecelemek anlamına geliyor spell. E M -r, R A H bakın hecelerken e, isimleri bu şekilde bu soruyu sorabiliriz ismini nasıl hecelersin şeklinde How do you like your coffee kahveni nasıl istersin I like percolated coffee yani ben süzme kahve isterim severim anlamında Evet devam ediyoruz Why neden niçin anlamına geliyor Why do you always prefer coffee ne, neden her zaman kahveyi tercih ediyorsun Because I like it çünkü bunu seviyorum Why does she paint her room in red? Yani o neden odasını kırmızıya boyuyor? Because it is her favorite color. Çünkü onun en sevdiği renk. Why do you think she is not honest? Neden onun dürüst olmadığını düşünüyorsun? Because she always tells lies. Çünkü o her zaman yalanlar söylüyor. Burada neden ikisinin de sonunda s takısı var diye düşünenler için hemen ifade edeyim. Buradaki lie yalanlar demek. İsim yani. Burada nesne oluyor. Burada tel de e, şey olmasından dolayı es takısı alıyor. Geniş zaman e, o şekilde fiil yani. Devam ediyoruz. How often ne sıklıkla demek? Bir şeyin ne sıklıkla olduğunu sorarken how often kalıbını kullanıyoruz. How often do you go to the cinema? Sen sinemaya ne sıklıkla gidersin? I go to the cinema once a year. Ben yılda bir kez sinemaya giderim. Buradaki once a year bir yılda bir kez anlamını veriyor. Mesela once a week deseydim haftada bir kez oluyor. Once a month ayda bir kez. Once a e, day dediğim zaman günde bir kez oluyor. Tabi bunun iki kez hali twice. Twice a year yılda iki kez oluyor. Twice a day günde iki kez oluyor. O şekilde e, yapılıyor. How often does she go to a cafe? Yani o ne sıklıkla kafe, kafeye gider? She rarely goes to a cafe. O nadiren kafeye gider. How often do you brush your teeth? Ne sıklıkla dişlerini fırçalarsın? I usually brush my teeth three times a day. Yani ben genellikle dişlerimi günde üç kez fırçalarım. Evet, how long does it take? Buraya kadar gördüğünüz gibi kalıp halinde ne anlama geliyor? Ne kadar sürer demek, ne kadar zaman alır demek arkadaşlar. How long does it take you to get to work? Yani işe gitmeniz ne kadar zaman alır? Bunun cevabını verirken de hep it takes ile verebilirsiniz. It takes about 50 minutes. Yaklaşık 15 dakika zaman alır. 15 dakika alır sürer ya da. How long does it take her to put on makeup? Onun makyaj yapması ne kadar zaman alır? It takes nearly two hours. Yaklaşık iki saat sürer. How long does it take you to go to Istanbul? Yani İstanbul'a gitmeniz ne kadar zaman alır? Ne kadar sürer? It takes four hours by car. Arabayla 4 saat sürer. How long does it take you to Prepare your lunch. Şurada prepare to olacaktı. Yani öğlen yemeğini hazırlamanız ne kadar zaman alır? Well it depends. Duruma göre değişir demek istemiş cevapta. Evet what kind of, ne tür, ne çeşit anlamını veren bir kalıp. Bundan sonra da yine bir isim geliyor. Çoğul haliyle bakın. What kind of sports do you like? Sen ne tür sporlardan hoşlanırsın? I like extreme sports. Ekstrem sporlardan hoşlanırım. What kind of books do you like reading? Ne tür kitaplar okumayı seversin? I like reading mystery books. Yani gizem kitaplarını e, okumayı severim. What kind of movies do you watch? Yani ne tür filmler izlersin? I generally watch horror or thriller films. Yani ben genellikle korku ya da gerilim filmleri izlerim anlamına geliyor. Evet, how many ve how much ile yapılan sorulara bakalım. How many o sayılabilenlerle kullanılıyor demiştik. Kaç tane demek yani. How much da ne kadar anlamına geliyor biliyorsunuz ki. How many close friends do you have? Yani kaç tane yakın arkadaşım var. I just have two. Sadece iki tane yakın arkadaşım var. How many days does she go to work? O kaç gün işe gider? She goes to work on weekdays. O hafta içi günlerde işe gider. How many computers do you have in the office? Ofiste kaç tane bilgisayarım var? We have ten computers. On bilgisayarımız var. How many students attend your English course? Kaç öğrenci İngilizce kursunuza katılır? About 15 minutes. Yaklaşık 15 öğrenci. How much da e, sayılamayan isimlerle ne kadar anlamında kullanacağız? How much flour do you use for that cake? O kek için ne kadar un kullanırsın? Two kilos. 2 kilo. How much money do you have in your account? E, hesabında kaç paran var? I don't have much. Çok fazla param yok anlamında. How much sugar do you need for the dessert? Yani tatlı için ne kadar şekere ihtiyaç duyuyorsun? 500 gram is enough. Yani 500 gram yeterli. How much money do you spend each day? Her gün e, yani günlük kaç para harcarsın? Diyor. About 20 liras. Yani yaklaşık 20 lira diyor. Evet arkadaşlar non-progressive yani süreklilik bildirmeyen fiiller var. Biliyorsunuz ki bu fiiller ee, hiçbir zaman zaten ayıncı eki kullan almıyor bu fiiller hiçbir zaman bu fiilleri bilelim ee, hangi fiiller bunlar ee, understand anlamak want istemek look e, bakmak anlamında değil tabii görünmek anlamında Seem de aynı şekilde görünmek anlamında ee, exist var olmak believe inanmak need ihtiyaç duymak know bilmek remember hatırlamak see görmek hear duymak Feel hissetmek, Taste tadına bakmak, Smell koklamak, Dislike beğenmemek, Mind sakınca gözetmek, Hope ummak, Expect ummak demek yine, Prefer tercih etmek, Have sahip olmak, Own yine sahip olmak anlamında, e Belong ait olmak, Care e dikkat etmek yani önemsemek, Imagine hayal etmek, Include içermek, Cost mal olmak, Forget unutmak ve de kilo e tutmak anlamına geliyor. Şimdi örnek cümlelere bakalım bu fiillerle yapılmış örneklere. I understand your problem, probleminizi anlıyorum. We want to go abroad, yurt dışına gitmek istiyoruz. You look so upset, sen çok üzgün görünüyorsun. It seems all right, her şey tamam gibi gözüküyor. Do aliens exist, yani uzaylılar var mı? Yani var mıdırlar anlamında. Do you believe in extraterrestrial life? Yani dünya dışı yaşama inanıyor musun? I need a lot of money. Çok fazla paraya ihtiyacım var. She knows three languages. O üç dil bilir. I remember locking the door. Yani kapıyı kilitlediğimi hatırlıyorum. Do you see what I mean? Yani ne demek istediğimi anlıyor musun? Every time I hear that song on the bus. Her defasında o şarkıyı otobüste duyuyorum. I feel better today. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum. The soup tastes delicious. Yani çorba çok lezzetli geliyor. Tat veriyor. The classroom smells awful. Yani sınıf berbat kokuyor. I dislike it when people smoke next to me. Yani insanlar yanı başımda sigara içtiklerinde bu durumdan hoşlanmıyorum. We expect to double our profit by June. Yani Haziran'a kadar karımızı ikiye katlamayı umuyoruz. I prefer to eat at home. Yani ben evde yemeği tercih ederim. I have lots of things to do. Yani yapacak çok fazla işim var. She owns a company. O bir şirkete sahip. Bu own ve have aynı anlama geliyor. This bag doesn't belong to me. Bu çanta bana ait değil. I don't care about what she says. Onun ne dediğini umursamıyorum. Umurumda değil. I don't imagine they will turn down it. Yani onu reddedeceklerini hayal etmiyorum. This video includes basic grammar topics. Bu video temel gramer konularını içerir. It costs too much to fly direct to England. Yani İngiltere'ye direkt uçmak çok fazla paraya mal olur. Gördüğünüz gibi bu fiilleri geniş zamanla her zaman kullanımları mevcut. Yani istemek fiilini hiçbir zaman ayıncı takısıyla kullanıldığını göremezsiniz. Yani I am wanting yani istiyorum derken bu şekilde veya I am understanding yani anlıyorum derken Hiçbir zaman bunları e, ayıncı takısıyla görmezsiniz. Gördüğünüzde başka bir e, yapıda kullanılmış e, olduğunu unutmayın. Evet devam ediyoruz. Şimdi geniş zamanın kullanıldığı yerler günlük rutinlerimiz ve her zaman tekrar ettiğimiz şeylerden de başka. Yine mesela gazete manşetlerinde kullanılıyor. Buradan birkaç tane gazete manşetini e, size e, yazdım. Mesela Roswell Army Airfield Captures Flying Saucers on Ranch in Roswell Region. Yani burada yani Roswell diyor ki yakalar diye söylüyor captures yakalamak. Ama biz bunu gazete manşeti olarak gördüğümüzde biz bunu çevirirken Roswell ordusu Roswell bölgesinde çiftlikte uçan daire yakaladı şeklinde çeviriyoruz aslında ama... Yakalar şeklinde görüyoruz biz bunu e, gazetelerde gördüğümüz zaman. TikTok limits services in Russia. Yani TikTok Rusya'daki hizmetlerini sınırlandırıyor. Sınırlandırdı diye çeviririz aslında bunu çevirirken ama İngilizce'de manşeti yazarken geniş zamanla yazarız. Kanada eases travel rules as COVID cases decline. Yani COVID vakaları azalırken Kanada seyahat kurallarını esnetir, esnetti şeklinde söyleriz. Austria suspends compulsory COVID vaccine yani zorunlu COVID aşısını Avusturya askıya aldı diye çeviririz. EU yani Avrupa Birliği unfolds plan to end reliance on Russian gas yani Rus gazına olan bağlılığı bitirmek için planını açıklar diyor Avrupa Birliği. Evet bazı atasözleri proverbs yani daha doğrusu atasözlerinin çoğunu geniş zamanla kullanıldığını görürsünüz. Actions speak louder than words yani eylemler sözlerden daha kuvvetli konuşurlar. Yani burada aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz ifadesinin İngilizcesi. An empty vessel makes much noise yani boş teneke çok ses çıkarır. The early bird catches the worm yani erken kalkan yol alır anlamına geliyor. An apple a day keeps the doctor away. Yani günde bir elma doktoru uzak tutar. Rolling stones gather no moss. Yani yuvarlanan taş yosun tutmaz anlamına geliyor. Evet bilimsel gerçekler zaten her zaman geniş zamanla ifade edilir. Water freezes at zero centigrade degree. Yani su sıfır santigrat derecede donar. Water evaporates at 100 centigrade degree. Yani su 100 derecede buharlaşır. Water consists of hydrogen and oxygen. Yani hidrojen ve oksijenden oluşur demek. The earth goes around the sun. Dünya güneş etrafında döner. Planned future events. Planlanmış gelecekteki bazı olayları ifade ederken ya da etkinlikleri söylerken geniş zaman kullanılabiliyor. Yani daha sonraki günlerde olacak şeyleri söylerken. The new art gallery opens on 23rd of April. Yani yeni sanat galerisi Nisan'ın 23'ünde açılıyor. Anlamını veriyor. The plane to Mexico takes off at 5 pm yani e, Meksika'ya giden uçak saat 5'te kalkıyor. The Olympics start at 3rd of December yani olimpiyatlar aralığın 3'ünde başlıyor. The nationwide celebration start 13th November yani e, ülke çapındaki kutlamalar e, Kasım'ın 13'ünde başlıyor anlamında bakın bazı etkinliklerin e, söylenişi geniş zamanlı olduğunu bilelim. Devam ediyoruz. Şimdi artık alıştırma bölümüne geldik. Burada parantez içinde verilen fiillerin buraya S takısıyla mı yoksa e, S takısı olmadan mı getirileceğini bulacaksınız. İsterseniz kendiniz bulmaya çalışın. Hemen ben başlıyorum. Children always. Children çoğul olduğu için aynen yazıyorum. Ask interesting questions. Çocuklar her zaman ilginç sorular sorarlar. I love pop music. Çünkü I, U, V, D'de S takısı yok. She never she olduğu için listens. She never listens to her teacher carefully. Yani o hiçbir zaman öğretmenini dikkatlice dinlemez. My father always forgets my birthday. Babam her zaman doğum günümü unutur. Çünkü babam he olduğu için s takısı. The students learn çoğul çünkü o yüzden fiile s takısı gelmez. Çocuklar okulda üç dil öğrenirler. The shops here shops çoğul olduğu için fiil s takısı almaz. Yani mağazalar burada sabah 8'de açılır diyor. He sometimes Fights with his sister. O bazen kız kardeşiyle kavga eder. He olduğu için S takısı. My uncle knows five languages. Amcam beş dil bilir. Çünkü my uncle he olduğu için S takısı. My parents. My parents dediğiniz zaman çoğul bir isim olduğunu unutmayın. Çünkü annem ve babam yani onlar demiş oluyorsunuz. Often visit my grandparents at the weekend. Yani büyük anne babamı hafta sonları sık sık ziyaret ederler. Lessons dersler çoğul olduğu için S takısı almıyor. 8'de başlar sabahleyin ve 5'te biter dediği için bakın burada S takısı yok. Evet şimdi burada benden ne istiyor? Özneleri değiştirip tekrar yazmamı istiyor. Özneleri değiştirdiğimde tabii ki cümlede bir takım değişiklikler olacak. Mesela burada ay öznesi var. Bunun yerine she getirdiğim zaman burada fiilimiz ne olacak? Tabii ki de S takısı alacak. She always reads a book in the mornings. Burada babam ben asla sigara içmem diyor. Babam asla sigara içmez dediğimizde my father never smokes cigarettes oluyor. I sometimes send mail to my friends. My sister sometimes sends mail to her friends oluyor. Buradaki my her'e dönüşüyor tabii ki. I teach English German, English and German yani İngilizce ve Almanca öğretiyorum. O öğretir dersek he teaches English and German oluyor. Metin uses computer at work. Metin iş yerinde bilgisayar kullanır. Ben kullanırım dediğimizde I use computer at work. I walk to school every morning. Ben her sabah e, yürüyerek giderim okula. She walks to school every morning. I drink tea at breakfast. Yani ben kahvaltıda çay içerim. Türk halkı çay içer dediğimizde tabi e, yine S takısı almadan yazıyoruz. Çünkü Türk halkı çoğul olduğundan dolayı drink tea olarak kalıyor. I live in Bandırma. My parents... Live in Bandırma. Annem babam çoğul olduğu için yine değişmiyor bakın. We sometimes go for a picnic. Yani bizim biz diyor, bazen pikniğe gideriz. Onun ailesi gider dediğimizde, his family sometimes goes for a picnic oluyor. My father seldom does the shopping. Yani babam nadiren alışveriş yapar. I seldom do the shopping oluyor. Evet, diğer alıştırmamız ise e, olumsuzları olumluya, olumluları da olumsuza dönüştürme alıştırması. Mesela burada diyor ki she doesn't work very hard. O çok sıkı çalışmaz diyor. Çalışır dediğimiz zaman she works very hard oluyor. Çünkü olumlu yapıyoruz. Yani olumlu yapınca don't doesn't gidiyor tabii ki. He likes breakfast every morning. O her sabah kahvaltıyı sever. Sevmez derse he doesn't like oluyor. The film starts, the film doesn't start. I don't like, I like. Ee, i often see my uncle i don't often see my uncle in the garden she swims every morning in the pool she doesn't swim every morning in the pool we don't go to boardroom we go to boardroom i drive very fast on the way to work i don't drive very fast on the way to work young children learn very fast young children don't learn very fast we open the windows every morning we don't open the windows every morning evet, cümleler nasıl olumludan olumsuza ya da olumsuzdan olumluya dönüştürüldüğünü buradan örneklerle gördünüz. Şimdi burada bir alıştırma var. Bu alıştırmanın sorularını sizden cevaplamanızı isteyeceğim. John is a farmer in a small village in Brighton. He lives with his mother in a house with a big garden. His mother is too old so she can't help him. She usually stays at home and spends time reading books or listening to news. John loves growing vegetables and taking care of each tree. When he harvests the crops in summer, he goes to the vegetable market and sells them. He saves up money because she, he because he wants to buy a car. Okay, there is a paragraph here. There's a text, and about the text, there are some questions, and I want you to answer those questions. Okay, what does John do? Uh, what is his job? Of course, he is a farmer. You know, if you look at the text, you can see that he is a farmer. Where does he live? Okay, let's look at the text and let's find out where he lives. He lives in Brighton, in a small village in Brighton. Does he live alone? No, he doesn't live alone, he lives with his mother, as you can see. Why doesn't his mother help him? Why doesn't his mother help him? Because his mother is too old. And for this reason she can't help him. How does she spend time at home? She spends time at home reading books or listening to news. Okay. Does John like growing vegetables? Yes, she does. Sorry, yes he does. Because uh, they have a garden, they have a big garden. And when does he harvest in his crops? He harvests his crops in summer, of course. Uh, where does he go to sell those vegetables? Of course, he goes to sell those vegetables uh, to, the, uh, to the vegetable market, of course. He goes to the vegetable market to sell those uh, products. Does he have any children? Does he have any children? Uh, we don't know. There is no information about his uh, children, uh, if he has a child or not. Okay, why does he save up money? Uh, he saves up money because he wants to buy a car. Because he wants to buy a car. Okay, I answered all the questions for you. Ben sizin için tüm soruları tabii Türkçe konuşmadan cevaplamaya çalıştım. Umarım benim cevaplardan soruların cevaplarını anlamış olursunuz. Ee, kendiniz cevaplamaya çalışın ee, bu soruların cevaplarını buradan bakarak. Tabii ki bütün soruların cevapları burada var. Evet şimdi geçiyoruz. Şimdi Pardon şimdiki zamanı geçmeden önce likes ve dislikes'ı göreceğiz. Likes ve dislikes dediğimiz sevdiğimiz şeyler ve sevmediğimiz şeyler. Şimdi sevdiğimiz şeyleri ifade ederken kullandığımız kelimeler like, love, enjoy, admire, appreciate. Sevmediklerimizi söylerken hate, don't like, don't love, don't enjoy, can't stand gibi kelimelerimiz var. Şimdi bunlarda ne gibi değişiklikler oluyor? Gördüğünüz gibi I, de bunlar aynen yazılıyor. Appreciate, pardon, he, she, it'te bunlar s takısı alıyor like hoşlanmak, love sevmek, enjoy keyif almak, admire hayran olmak, appreciate takdir etmek demek. Hate nefret etmek, don't like sevmemek, love, don't love yine sevmemek, don't enjoy keyif almamak, can't stand tahammül dahi edememek anlamına geliyor. Şimdi bir de e, ilgili olmak, düşkün olmak ve çok sevmek anlamlarına gelen yapılar var. Bakın bunlarda da emizar var öznelerden sonra. I am, you be, they are, he she it de is kullanımı. Sonrasında bakın interested in e, ilgili olmak anlamını veriyor. I am interested in dediğiniz zaman ben şuna ilgi duyarım demiş oluyorsunuz. E, keen on ve fond of aynı anlama geliyor. E, düşkün olmak anlamına geliyor. Crazy about ise bir şeyi çok sevmek anlamına geliyor. Ve bunlardan sonra da tabii ki bir nesne geliyor. Şimdi buradaki kalıbı geçelim ve örneklere bakalım. I like ice cream. Dondurmayı severim. Children like to play out after school. Çocuklar okuldan sonra dışarıda oynamayı sever. She likes to watch Mickey e, Mouse. Yani o Mickey Mouse'u izlemeyi sever. Like, like'dan sonra fiil to artı yalın hali de alabilir. Ya da fiile ing eki de alabilir. İki şekilde de görebilirsiniz bunu. She likes spending money on clothes. O kıyafetlere para harcamayı sever. I like the way you teach English. Yani senin İngilizce öğretme tarzını beğeniyorum. Love da sevmek demek. Bu hoşlanmak bu sevmek. I love my mom so much. Annemi çok seviyorum. I love to watch the sky at night. Geceliğin gökyüzünü izlemeyi seviyorum. Bayılıyorum. She loves to drink hot chocolate. Yani o sıcak çikolata içmeyi sever. Some people love gossiping about others. Bazı insanlar başkaları hakkında dedikodu yapmaya bayılır. I love music, adventure and sports. Ben müziği, macerayı ve sporları severim. Evet, enjoy keyif almak demek. She enjoys shopping for clothes. O kıyafetler için alışveriş yapmaktan keyif alır. I enjoy watching thriller movies. Ben gerilim filmleri izlemekten keyif alırım. I enjoy meeting people from all walks of life. Hayatın her alanından insanlarla tanışmaktan keyif alırım. He enjoys being at school. O okulda olmaktan keyif alır. My brother enjoy enjoys olacak bu arada. Yanlış yaz, yazım hatası olmuş. My brother enjoys his new job. Yani kardeşim yeni işinden keyif alır. Admire admire'ın kullanımına bakalım. Admire hayran olmak demek. I admire you for your bravery yani sana hayranlığın için şey pardon sana cesaretin için hayranlık duyuyorum. I admire his patience and perseverance yani onun sabrı ve sebatı için hayranlık duyuyorum. Onun sabrına ve sebatına hayranlık duyuyorum. She admires the movie director yani o film yönetmenine hayranlık duyar. We admire him very much ona çok fazla hayranlık duyuyoruz. We admire you for your determination. Yani sana kararlılığından dolayı hayranlık duyuyoruz. Appreciate, takdir etmek demek <laughs> e, veya teşekkür etmek anlamına geliyor. I appreciate your help so much. Yani e, yardımın için çok fazla teşekkür ederim anlamında. I appreciate your frankness and honesty. Yani dürüstlüğünüzü ve e, açık sözlülüğünüzü takdir ediyorum. I appreciate everything you did. Yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Yani yaptığınız her şey için müteşekkirim. I appreciate you taking the time for our live stream. Yani canlı yayınımızı zaman ayırdığınız için müteşekkirim size anlamında ifade. Şimdi dislike yani sevmediklerimizden bahsederken kullandığımız şeylere bakalım. I hate nefret ederim anlamında. I hate to see görmekten nefret ederim. Animals, hayvanları, Crushed on the roads, yollarda ezilmiş hayvanları görmekten nefret ediyorum. She hates her job. O işinden, mesleğinden nefret ediyor. I don't like the way she explain explains olacak bu arada yine yazım yanlışı yapmışım. Onun bir şeyleri açıklama tarzını beğenmiyorum anlamında. He doesn't like talking on the phone. O telefonda konuşmayı sevmez. I can't stand your lies anymore. Artık yalanlarına daha fazla katlanamıyorum. I can't stand people who always exaggerate things. Bir şeyleri sürekli abartan insanlara tahammül edemiyorum anlamında. Evet, şimdi interested in yani ilgili olmak anlamına geliyor. I'm interested in extraterrestrial life. Yani dünya dışı yaşama ilgi duyuyorum. Some people are interested in Area 51. Yani bazı insanlar 51. bölgeye ilgi duyuyorlar. He is interested in making friends online. Yani o e, internet üzerinden arkadaş edinmeye ilgi duyuyor. They are interested in Istanbul's historical places. Onlar İstanbul'un tarihi yerlerine ilgi duyuyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi interested in'den sonra fiil gelirse ing eki alıyor. Bunu unutmayın. Çünkü zaten edatlardan sonra fiil gelirse ing eki alır. Bir keen on. Keen on düşkün olmak demekti. Fond of da aynı anlama geliyor. My son is keen on drones. Benim oğlum dronlara düşkün. Some men are keen on football matches. Yani bazı adamlar futbol maçlarına düşkünler. I'm not a... I'm not keen on cauliflower. Yani ben karnabahara düşkün değilim. Her daughter is keen on maths. Onun kızı matematiğe düşkün. Yine fond of da düşkün demek. My father is fond of dessert. Babam tatlıya düşkün. Ted is fond of going to the cinema. Ted sinemaya gitmeye düşkün. I am not fond of eating fish. Ben e, balık yemeye düşkün değilim. My, my boss is fond of repeating the company's success everywhere. Yani benim patronum şirketin başarısını her yerde tekrar etmeye düşkündür diyor. Be crazy about da çok sevmek anlamına geliyor. Bu be'yi de emizar olarak çekimliyoruz tabii ki. I am crazy about Italian food. Yani İtalyan yemeklerine bayılıyorum, çok seviyorum. She is crazy about dancing and yoga. O dans etmeye ve yogayı bayılıyor, çok seviyor. My cousin is crazy about bungee jumping. Yani kuzenim bungee jumping'e çok seviyor. Tim is crazy about hunting in the wilderness. Yani vahşi doğada avlanmayı çok seviyor Tim diyor. Evet arkadaşlar şimdi şimdiki zamana geçiş yapıyoruz. Şimdiki zaman dediğimiz Türkçedeki biliyorsunuz ki yor eki yapıyorum, ediyorum, gidiyorum, söylüyorum. Yor ekini vermek için hangi kalıbı kullanıyoruz İngilizce'de? Gördüğünüz gibi emizar yine aynı şekilde aynı öznelere geliyor. I am, you, we, they are, he, she, it, they is geliyor ve fiilimiz ink eki alıyor. ing eki. Sonrasında nesne ve yer. E tabi bunlar kullanılmak zorunda değil her biri ama kullanılırsa bu sıralamaya göre geldiğini unutmayalım. Zaman ifadesi olarak da en çok tercih edilen zaman ifadeleri now, şimdi, at present yine şimdi demek, right now, hemen şimdi, just now, henüz şimdi, At the moment şu anda for the time being şimdilik today bugün tonight bu gece this morning bu sabah. Evet şimdi bazı örneklere bakalım. I am having a good time today. Bugün iyi bir zaman geçiriyorum. Şimdi have fiili ayıncı takısı almaz demiştik ama tabi buradaki anlamı sahip olmak anlamının dışına çıktığı için have a good time iyi zaman geçirmek demek. Burada yani sahip olmak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla ayıncı eki alabiliyor. I am taking my kids to the mountain this afternoon. Ben bu öğleden sonra çocuklarımı dağa götürüyorum. We are having breakfast in the garden now. Biz e, şimdi bahçede kahvaltı yapıyoruz. Bakın kahvaltı yapmak, öğlen yemeği yemek ya da akşam yemeği yemek derken fiil olarak heavy kullanabiliyoruz İngilizcede. O zaman da tabii -ing 2 alabiliyor. The children are playing basketball at the moment. Çocuklar şu anda basket oynuyorlar. It is snowing heavily today. Bugün sağanak bir şekilde kar yağıyor. A number of tourists are flying to Antalya for summer holiday. Yani çok fazla turist Antalya'ya yaz tatili için uçakla gidiyor. I am walking home and talking to my mom on the phone. Yani eve yürüyorum ve telefonda annemle konuşuyorum. My sister is making the beds at present. Yani kardeşim şu anda yatakları düzeltiyor. I am staying at a three star hotel for the time being. Şimdilik üç yıldızlı bir otelde kalıyorum. Selim is taking his car to the mechanic at the moment. Selim şu anda e, arabasını tamirciye götürüyor. Emrah is preparing a new video for English learners now. Emrah şu anda İngilizce öğrenenler için yeni bir video hazırlıyor. Evet. Şimdi -ing e, ekinin gelme kurallarında sonu e ile biten fiiller olduğunda e düşüyor. Bakın come, coming, take, taking, prepare, preparing. Eğer burada üç harfli ve son harfi t olan fiiller görürseniz, bunlarda da ikileme oluyor. Set ayarlamak setting, put koymak putting, cut kesmek cutting. Sonu i ve e harfiyle bitenlerde de i e, e düşüyor yerine y geliyor. Bakın lie uzanmak lying, ya da yalan söylemek anlamına geliyor lying. Die ölmek dying. Bakın i e, e düşüyor ve e, ee, gördüğünüz gibi y geliyor. Emizarı da yine e, bu şekilde kısaltabiliyoruz. I'm, you are, we are, they are. He, she, it de, de sadece e, s getirerek bu şekilde kısaltabiliyoruz. Evet. E, olumsuzunu yaparken sadece emizardan sonra not getiriyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Yine fiili ing eki yine geliyor. Yani ing eki hiçbir zaman gitmiyor. Sorularda, olumsuzda veya olumlu da hepsinde de var. I am not going to work today. Bugün işe gitmiyorum. She isn't sleeping now. O şu an uyumuyor. Some students aren't listening to the teacher. Bazı öğrenciler öğretmeni dinlemiyorlar. Terry is not brushing his teeth now. Terry şu an dişlerini fırçalamıyor. I am not doing anything today. Bugün hiçbir şey yapmıyorum. We aren't having lunch at the moment. Şu anda öğlen yemeği yemiyoruz. Evet. Sorularda da tabii ki de emizar öznelerle yer değiştiriyor. Am I, are you, are we, are they, is he, is she, is it? Sonra fiil yine ayıncı halini alıyor. Evet, şimdi örneklere bakalım. Are you doing anything tomorrow? Yarın herhangi bir şey yapıyor musun? Tabii bunlara da evet hayırla cevap veriyoruz. Yes I am, evet yapıyorum. Veya no I am not, hayır yapmıyorum anlamında. Is she going to the cinema tonight? O bu akşam sinemaya gidiyor mu? Yes she is, no she isn't. Are you listening to me? Beni dinliyor musun? Yes I am. Evet dinliyorum. No I am not. Hayır dinlemiyorum. Are you coming for the football match this evening? Bu akşam futbol maçına geliyor musun? Are children doing their homework in their room? Çocuklar ödevini odasında yapıyor mu? Are we going shopping tomorrow? Yarın alışverişe gidiyor muyuz? Is it raining outside? Dışarıda yağmur yağıyor mu? No it isn't. Hayır yağmıyor. Evet. Tabi yine bunu WH sorularıyla da e, yapabiliyoruz. Who is calling? Kim arıyor? It's me Emrah. Ben. Emrah. Who is speaking? Kim konuşuyor? It's me. Mom. Benim annem. E, who is snoring in the room? Odada kim horluyor? My dad. Babam. Evet. Kim yapıyor? Kim ediyor? Dediğimizde bakın who is ardından, ardından da fiile ing iki getirebilirsiniz. Ama e, işte kimi, e, kime şeklinde sorularda yine e, emizar geldikten sonra yine özneler geliyor. Bakın who is she calling? O kimi arıyor? Her uncle, amcasını. Who are you talking about? Kimden bahsediyorsun? My boss, patronumdan. Who are they helping? Onlar kime yardım ediyor? An old man, yaşlı bir adama. Who is she visiting this afternoon? O bu ölenden sonra kimi ziyaret ediyor? One of her colleagues. Yani meslektaşlarından birini. E, kiminle Şeklinde sorularda bakın Who are you going to Bursa with? Kiminle Bursa'ya gidiyorsun? I am going there alone. Oraya yalnız gidiyorum. Who is she doing her homework with? O ödevini kiminle yapıyor? With her sister. Kız kardeşiyle. Who are you staying with at the hotel? Otelde kiminle kalıyorsun? I am staying with my brother. Evet, kardeşimle kalıyorum demek. Devam ediyoruz. Who ile e, soru şey e, bu What olacaktı e, değiştirilmemiş. What are you doing? Ne yapıyorsun? I am just sitting. Sadece oturuyorum. What is she asking you? O sana ne soruyor? The exam date. sınav tarihini. What are you eating? Ne yiyorsun? Some fruit. Biraz meyve yiyorum. What are they playing? Onlar ne oynuyorlar? They are playing chess. satranç oynuyorlar. Why? Neden? Niçin? Why are you smiling? Neden gülüyorsun? No reason. Just smiling. Bir sebebi yok. Sadece gülüyorum. Why is she crying? O neden ağlıyor? Her mother is going out. Annesi dışarı çıkıyor. Why are those people immigrating? Neden bu insanlar göç ediyorlar? Because Russia is attacking their country. Çünkü Rusya ülkelerine saldırıyor diyor. Where? Nerede, nereye anlamında. Where are you going? Nereye gidiyorsun? I am going to the supermarket. Ben markete gidiyorum. Where are you staying? Nerede kalıyorsun? I am staying in my brother's house. Kardeşimin evinde kalıyorum. Where are they celebrating his birthday? Yani onun doğum gününü nerede kutluyorlar? Etek kafeyi kafede. Evet. <laughs> Şimdi yine bir metin var. Ee, It is heavily snowing outside. The people are looking out of the window and watching the snowfall. The children are so excited because they want to play snowball and also they want to make a snowman. Some children are skiing on the hill downward. There is a car upside down near the river. A man is calling the police. A tow truck is coming to pull it. A few people are helping the injured man get out of the car. Is it raining outside? No, it's not raining outside. It is snowing. Why are the children so excited? Because it is snowing and the children want to play snowball and they want to make a snowman. What are the people watching? They are watching the snowfall, of course. What is coming to pull the overturned cars? A tow truck is coming to pull it. You can see, you can find it in the text. Is there a man in the car? Of course, there is a man and a few people are helping the injured man get out of the car. Yes, there is. Yes, there is a man in the car. Evet, ben bunun cevaplarını İngilizce olarak size verdim. Siz de e, metinden veya benim söylediğim cümlelerden cevapları bulabilirsiniz. Devam edelim. Evet, şimdi geniş zaman mı yoksa şimdiki zaman mı? Yani buradaki boşlukları nasıl dolduracağız? Geniş zamana göre mi, şimdiki zamana göre mi? Ona karar vereceğiz. Tabi neye bakarak? Zaman ifadelerine bakarak. He normally o normalde işe yürüyerek gider. Tabi burası normalde olduğu için geniş zaman. Ama e, bugün arabayla gidiyor diyeceğiz geç kaldığı için hangi zamana geçtik şimdiki zamana o yüzden is driving oldu. Be quiet sessiz ol bebek beşikte uyuyor diyeceğiz the baby is sleeping in the crib. She never never olduğu için geniş zaman dolayısıyla accepts she olduğundan dolayı is takısı. visitors to the, to her office yani ziyaretçileri iş yerine asla kabul etmez. It rarely snows in Bandırma nadiren Bandırma'ya kar yağar. Look out, dikkat et. A black car, siyah bir araba, is approaching us. Bize yaklaşıyor. Tabii dikkat et dediği için o anda gerçekleşen bir şey. Ben Rusça ve Fransızca konuşmuyorum, konuşmam. Yani bilmem anlamında. Tabii ki geniş zamanlı bir eylem. I don't speak şeklinde söylememiz gerekiyor. Burada cümle sonunda now olduğu için şimdiki zamanlı bir eylem var. Little Betty is drawing a picture of her house now. Yani şu anda evinin bir resmini çiziyor. Mary sevmek, hoşlanmak gibi ifadeler hep geniş zamanlıdır. Dolayısıyla Laos swimming and trekking. I yarın dediği için çok yakın gelecekte yapacağımız işleri de şimdiki zamanla ifade edebiliriz. Yarın Bursa'ya gidiyorum. Yani gideceğim yerine gidiyorum da diyebilirsiniz. Dolayısıyla burası I am going to Bursa tomorrow. I sometimes, sometimes bazen demek o yüzden geniş zaman stay up late. Yani bazen geç vakte kadar uyanık kalırım demek istiyor. Evet. Geçiyoruz. Gelecek zaman. Gelecek zaman. Future tense. İngilizce'de iki tane gelecek zaman var. Bunlardan bir tanesi planlanmamış eylemlerde. Yani konuşma anında verdiğimiz kararlarda. Biri ise daha önceden planladığımız şeylerde kullanılıyor. Yani diğeri de going to. Şimdi will'den bahsedelim öncelikle. Will'in kullanımında bütün öznelerden sonra will ve fiilin yalın hali geliyor. Sonra nesne geliyor. Will'i istersek e, iki tane L ile kısaltıyoruz. Tabi bunu söylerken I'll şeklinde söylüyoruz. They'll, you'll, e, they'll, he'll, she'll şeklinde Will'i e, bu şekilde söyleyebiliyoruz. I will take a shower yani duş alacağım. Bakın ecek acak ekini veriyor bu bize. We will go out dışarı çıkacağız. She will water the flowers o çiçekleri sulayacak. They will wash the car onlar arabayı yıkayacaklar. My sister will do the cleaning. Kardeşim temizlik yapacak. I will take a nap. Ben biraz kestireceğim anlamında. Yani şekerleme yapacağım anlamına geliyor. Şimdi ne zaman kullanılıyor bu will? Öncelikle onlara bakalım. Konuşma anında verilen kararlar. Bakın. There is no oil left in the kitchen diyor aşağısı. Yani diyor ki mutfakta hiç kalan yağ yok diyor. O da diyor ki okay I will go shopping now. Tamam, şimdi alışverişe gideceğim. Ne zaman verdik kararı? Şimdi verdik. Yani tamam, şimdi gideceğim diyor. Yani konuşma anında verilen kararlarda will kullanılıyor. Teacher, the classroom is too cold. Yani öğrenci diyor ki, öğretmenim, sınıf çok soğuk. O da diyor ki I will close the window right away. Hemen camı kapatacağım diyor. Bakın, cam açık demek ki. Hemen camı kapatacağım diyor. Öteki de diğer diyaloğa bakıyoruz. I am so hungry. Çok acıktım. Okay. I will make pasta if you like. Eğer istersen sana makarna yapacağım diyor bakın. Çok acıktım diyen kişiye direkt karar olarak makarna yapacağını söylüyor o anda. The phone is ringing. Telefon çalıyor. Oh I can hear it. Tamam duyabiliyorum. ben şimdi cevaplarım diyor bakın. I will answer it now. Yani şu anda hani konuşma anında verilen kararlarda gördüğünüz gibi will kullanılıyor. Diğer, diğer kullanım alanı Future predictions yani gelecekle ilgili tahminler. Yani tahmin yürüterek söylediğimiz şeylerde will kullanımı vardır İngilizce'de. Bakın people will travel to Mars in 50 years. İnsanlar 50 yıl içinde Mars'a seyahat edecekler. World War 3 yani 3. Dünya Savaşı will break out if things go like this. Eğer işler böyle giderse 3. Dünya Savaşı patlak verecek. Bu bir tabi tahmin. İstanbul will be the center of the world one day. İstanbul bir gün dünyanın merkezi olacak. I hope it will be a good tournament. Umarım bu iyi bir turnuva olacak. I think sanırım. Bakın sanırım, umarım, tahminimce gibi ifadeler bunlar zaten hep nedir? Tahmin bildiren ifadelerdir. I think she will pass all her exams successfully. Yani bence o bütün sınavlarını başarılı bir şekilde geçecek. I guess the match will start a bit late. Tahminimce maç biraz birazcık geç başlayacak. I promise I will tell you the truth. Söz veriyorum sana gerçeği söyleyeceğim. I'm sure you will feel better after the treatment. Eminim ki tedaviden sonra kendini daha iyi hissedeceksin. I don't think she will like the hotel. Ben onun oteli beğeneceğini sanmıyorum. I suppose the movie tickets will be very expensive. Yani zannedersem film biletleri yani sinema biletleri çok pahalı olacak. The plane will probably arrive at 6 o'clock. Yani uçak tahmin e, muhtemelen saat 6'da varacak. Yani bakın muhtemelen ifadesi burada yine tahmin belirtiyor. I think, I hope, I guess, I promise, I'm sure gibi ifadeler görürseniz de mutlaka will kullanılacağını unutmayın. Şimdi will'in olumsuzu won't arkadaşlar ya da will not iki şekilde de yapmayacağım, etmeyeceğim dediğinizde bunları kullanıyorsunuz. I won't come with you. Seninle gelmeyeceğim. She won't wear a jacket. O ceket giymeyecek. He won't go for a walk. O yürüyüşe çıkmayacak. I won't say anything to you. Sana hiçbir şey demeyeceğim. We will not visit the museums. Yani müzeleri ziyaret etmeyeceğiz. They won't come for breakfast. Onlar kahvaltıya gelmeyecekler. Evet. Will'in sorusunu yaparken will ya da won't tabi olumsuz soru olursa başa geliyor. Yine bütün özneler yine fiilin birinci hali ve nesne. Evet bakalım sorulara. Will they bring food to the camp? Onlar kampa yiyecek getirecek mi? Will she take the dog for a walk? O köpeği yürüyüşe çıkaracak mı? It will, will it take long to do it? Bunu yapmak uzun sürecek mi? Will we sit and have a rest? Biz oturup dinlenecek miyiz? Dinlenecek miyiz yani? Won't she come back later? O daha sonra gelmeyecek mi? Won't they go swimming? Onlar yüzmeye gitmeyecek mi? Yani olumsuz soru da sorabiliriz. Şimdi yalnız will'dan sonra you öznesi gelirse, yani you zamiri gelirse o zaman yapacak mısın, edecek misin diye sormuyoruz. Yapar mısın, eder misin? Yani kibar ricalarda kullanıyoruz bunu. O yüzden böyle bir istisna olduğunu unutmayalım. Will you bring me the salt, please? Yani bana tuzu getirir bana tuzu getirir misin lütfen? Will you pass me the peeler? Bana soyacağı yani patates soyacağını uzatır mısın? Will you give me a glass of water? Bana bir bardak su verir misin? Will you marry me? Benimle evlenir misin? Bakın bu tarz e, kalıplar gördüğünüz gibi will you ile yapılanlar rica belirtiyor daha çok karşı tarafa yapacak mısın edecek misin anlamını vermiyor. Tabi bunlara will e sorulan sorulara yes, she will, no, she won't şeklinde özneye göre tabi cevap verebiliriz. Şimdi WH sorularıyla nasıl olduğuna bakalım. Kim yapacak, kim edecek dediğimizde bakın who will help you with the project. Projede sana kim yardımcı olacak? My students will help me. Öğrencilerim bana yardımcı olacak. Who will pay the bill? Faturayı kim ödeyecek? Hesabı kim ödeyecek? It's on me. bendensin. Yani it's on me demek. Yani ben ödeyeceğim. Bendensiniz demek. Who will go jogging with me? Kim benimle koşmaya gidecek? I will be with you. Ben seninle olacağım anlamında. Şimdi who'nun diğer kullanımına bakalım. Who will you invite to the party? Yani partiye kimi davet edeceksin? Bakın kimi ve kime sorularını sorarken who will ondan sonra öz, zamir geliyor. Ama burada hiç öyle bir şey yok. Who will'den sonra direkt fiil kullandık. Kim yapacak, kim edecek derken direkt fiil geldi. Ama kimi kime dediğimiz zaman zamirler geliyor gördüğünüz gibi. Partiye kimi davet edeceksin? arkadaşlarım? Who will she send the mail? Mail'i kime gönderecek o? To her boss. Yani patronuna. Who will you assign to that position? O pozisyona kimi atayacaksın? Someone who deserves. Yani hak eden birini diyor. What? Ne? What will you cook for dinner? Akşam yemeğine ne pişireceksin? I'll cook chicken and rice. Yani tavuk ve pilav pişireceğim. What will you do after school? Okuldan sonra ne yapacaksın? I think I will go home. Sanırım eve gideceğim. What will she buy at the supermarket? Süpermarkette o ne alacak? She will buy some milk and fruit. O biraz süt ve meyve alacak. Evet, when ile yapalım. When will you be back? Ne zaman geri geleceksin? I'll be back in 20 minutes. Yani 20 dakika içinde geri döneceğim. When will she submit her project? O projesini ne zaman sunacak, teslim edecek? On Monday, pazartesi günü. When will you go abroad? Ne zaman yurt dışına gideceksin? Maybe next year. Belki gelecek yıl. Why? Neden? Niçin? Why will she change her job? O neden mesleğini değiştirecek? She is not happy. Mutlu değil. Why will you not come with us? Neden bizimle gelmeyeceksin? I have things to do. Yapacak işlerim var. Why will they turn back so early? Onlar neden çok erken dönecekler? Because they are bored. Çünkü sıkıldılar. What time? Saat kaçta? What time will we meet? Kaçta buluşacağız? At 5 pm if it suits you. Eğer size uyarsa saat 5'te. What time will the film start? Film kaçta başlayacak? It will start at 6 pm. Saat 6'da başlayacak. What time will your train arrive? Yani trenin saat kaçta varacak? Probably at 3 am. Muhtemelen saat 3'te. Evet, howla yapalım. How will you go to London? Londra'ya nasıl gideceksin? Yani neyle gideceksin? By plane. Uçakla. How will they repair the roof? Onlar çatıyı nasıl onaracaklar? They will call someone to repair it. Yani onu tamir etmek için birini arayacaklar. How will we know the car is ready? Arabanın hazır olduğunu nasıl bileceğiz? We will inform you. Size bilgi vereceğiz. How long? Ne kadar süre? How long will you stay here? Burada ne kadar süre kalacaksınız? I will stay there for three days. Orada üç gün kalacağım. How long will it take you to get ready? Hazırlanmanız ne kadar sürecek? Five minutes, 5 dakika. How long will those sunny days continue? Bu güneşli günler ne kadar süre sürecek? A week or two, bir ya da iki hafta. Where? Nerede ya da nereye? Where will you go this weekend? Bu hafta sonu nereye gideceksin? I will probably stay at home. Muhtemelen evde kalacağım. Where will the money for this project come from? Yani bu proje için para nereden gelecek? It will come from the government. Hükümetten gelecek. Where will they build the new school? Onlar yeni okulu nerede inşa edecekler? I don't know but somewhere close. Bilmiyorum ama yakın bir yerlerde. Evet. Geçtik going to'ya. Going to ise will'den farklı olarak özneye göre değişen yine emizar e, kullanımı var. E, ve bunu daha çok planladığımız eylemlerde kullanıyoruz. Ama tabi günlük konuşmalarda going to mu will mi bu çok önemli olmuyor. Yani isteyen will'i kullanıyor, isteyen going to'yu kullanıyor. Önemli olan karşı tarafa anlamı aktarmak. Ama tabii ki siz gramerle e, öğrenim görüyorsanız eğer mutlaka bu aradaki farkı bilmeniz gerekiyor. E, bunda gördüğünüz gibi önce emizar, özneden sonra, sonra going to geliyor, sonra yine fiilin birinci hali geliyor. Bunda tabii planlanmış eylem olduğunu nereden anlıyoruz? Daha çok zaman ifadelerimiz oluyor. Bakın tomorrow yarın, tomorrow morning yarın sabah, next friday gelecek cuma. Next month, gelecek ay. Three days later, üç gün sonra. Two weeks later, iki hafta sonra. Next summer, gelecek yaz. Yani planladığımızı gösteren bir zaman ifadesi olabilir cümlenin sonunda. Bu going to'yu hızlı konuşanlar gonna şeklinde de günlük konuşmalarda yani sokak ağzıyla kullanıyorlar. I'm gonna say something, yani sana bir şey diyeceğim. I'm gonna say something to you, yani I am going to yerine I'm gonna, I'm gonna go home, eve gideceğim derken gonna şeklinde kullanıyorlar. Evet devam edelim. Şimdi bakalım e, cümle örneklerine. Planlanmış eylemler diyor bakın. I am going to move to İzmir next year. Gelecek yıl İzmir'e taşınacağım. We are going to visit Topkapı tomorrow. Yarın Topkapı'yı ziyaret edeceğiz. Bu planlanmış bir eylem olduğunu nereden anlıyoruz? Tabii ki zaman ifadelerinden. My family is going to go camping this summer. Yani bu yaz e, ailem kampa gidecek diyor bakın. She is going to sell her car this week. O bu hafta arabasını satacak. I am going to paint my room this afternoon. Bu öğleden sonra odamı boyayacağım. My cousin is going to get married two weeks later. İki hafta sonra kuzenim evlenecek. Evet eğer delile dayalı bazı tahminlerde bulunursak. Yani e, bir şeylere dayanarak bir şeylerin olacağını söylersek. O zaman going to yine kullanılabiliyor. Bakın örneklere. Look at the black clouds. Yani siyah bulutlara bakın diyor. It's going to rain. Yağmur yağacak. Yani burada siyah bulutlar yağmurun yağacağının alameti olduğu için yani bir delil var ortada bir şeyin gerçekleşeceğine dair. Dolayısıyla going to kullanılabiliyor böyle durumlarda. Be careful dikkatli ol. You are going to hit your head. Yani başını vuracaksın, dikkatli ol diyor. Yani burada demek ki başını vurmasına doğru giden bir dikkatsizlik var. She is driving with her phone on hand. O elinde telefonla araba sürüyor. She is going to have an accident. Bir kaza yapacak. Bakın burada e, tabii yapacağı planlı bir eylem değil ama e, elinde telefonla araba sürmesinden dolayı bir kaza yapacağını tahmin etmemiz yani güçlü bir tahmin, bir delile dayalı bir tahmin oluyor. Dolayısıyla burada going to kullanabiliyoruz. Ama tabi burada going to'nun kullanacağımı bilmem için önce bana bazı donelerin verilmesi gerekiyor, bilgilerin verilmesi gerekiyor. Evet, şimdi bunun olumlu, olumsuz ve sorularına bakalım. I am going to make a video about pronouns demiş. Bakın yani pronouns'larla ilgili bir video yapacağım. She is going to stay here for two days. Yani o burada iki gün kalacak. They are going to make petrol cheaper. Onlar petrolü ucuzlatacaklar. I am not going to make a video about it. Yani bununla ilgili video yapmayacağım. She isn't going to stay here. O burada kalmayacak. They aren't going to make petrol cheaper. Onlar petrolü ucuzlatmayacaklar. E, soru yaparken e, gördüğünüz gibi emzar yine başa geliyor. Are you going to make a video about pronouns? Dediğimizde pronounlarla ilgili bir video yapacak mısın oluyor. Is she going to stay here? O burada kalacak mı? Are they going to increase the price of petrol? Onlar petrolün fiyatını artıracaklar mı? Evet, bunun da sor, bu sorularında cevabını yes, they are, yes, he is, yes, I am gibi e, cevaplarla verebiliriz. Çünkü yapacak mısın, edecek misin diye bir soru olduğu için evet, hayırla cevap verebiliriz. Evet, şimdi will mi gelecek, going to mu gelecek? Şimdi bunlara bakacağız. Şimdi. Yine burada bir ne var? Gördüğünüz gibi bir diyalog var. What are you doing with that brush? O fırçayla ne yapıyorsun? Diye sormuş. Burada diyecek ki ben odamı boyayacağım. Şimdi boyama eylemine karar vermesi o anda mı yoksa daha önceden mi verilmiş? Elinde fırçayla olduğuna göre demek ki önceden karar verilmiş. Dolayısıyla burası ne olacak? I am going to paint my room. Next summer gelecek yaz dediği için gelecek yaz demesinden dolayı yani bir planlanmış bir eylem var. I am going to visit some European countries. Bazı Avrupa ülkelerini ziyaret edeceğim. I think bakın I think diye başladığı için bir tahmin var. Bence o e, sendikanın yeni başkanı olacak diyecek. He will be the new president of the union. My parents anne babam bu akşam sinemaya gidecekler. Dolayısıyla bu akşam gidecekleri için karar verilmiş. Are going to. Robots Gelecekte diyor robotlar öğretmenlerin yerine geçecek diyor. Bu bir tahmindir. O yüzden will gelir. That bag looks so heavy. Bakın o çanta çok ağır görünüyor diyor. Bekle sana yardım edeceğim. Yani o anda yardım etmeye karar vermiş. Birine yardım etmeyi teklif ettiğimiz zaman yine will'i kullanabiliyoruz. Bakın I will help you. Sana yardım edeceğim. I am sure that eminim ki eminim ki ifadesi de yine bir tahmindir. Güçlü tahmindir. E, eminim ki iyi bir iş bulacaksın çok yakında. Watch out. Dikkat et tabakları düşüreceksin. Bakın demek ki dikkat etmeyen ve tabakların düşmesine olasılığını gören birisi bunu söylüyor. O yüzden delile dayalı bir durum var. Are going to oluyor. The classroom is dark. Sınıf karanlık diyor bir öğrenci. Öğretmen de diyor ki okay, I will turn on the light. Tamam diyor. Işık ışığı açacağım. Yani burada direkt konuşma anında verilmiş bir karar var. The weather probably var bakın burada. Probably muhtemelen demek. Muhtemelen tahmin ifadesi. O yüzden will geliyor. Will be snowy. Tomorrow. Evet. Devam ediyoruz. Simple past tense'e geçtik. Simple past tense geçmiş zaman. Geçmiş zamanı da ikiye ayırıyoruz. Öncelikle was/were ve fiillerin ikinci halleri. Şimdi öncelikle özneye göre <laughs> was ya da were geliyor. I, he, she, it öznelerinde was. UV day öznelerinde were geliyor. Peki bu was ve were ne anlama geliyor? Türkçedeki idi ekini veriyor. Yani hasta idim, yorgun idim, evde idim, film güzel idi. Yani içerisinde fiil olmayan, sadece geçmişle ilgili bir durum belirten cümlelerde bunları kullanacağız. Sonrasında bakın yine niceleyicilerimiz var. Very çok, so da aynı şekilde. A bit biraz, too aşırı, a little bit birazcık. Bunları daha önceki konularda görmüştük zaten. Ya da bir yerde olduğumuzu belirtirken kullandığımız edatlar ve ardından yer ifadeleri bu şekilde kullanılacak. Bunlardan sonra sıfat ve isim gelebilir. Ve en sona da bir tane zaman ifadesi. Yesterday dün, last week geçen hafta, last night geçen gece, three hours ago three hours ago, üç saat önce, five years ago, beş yıl önce, burada years olacak yanlış yazılmış, in 2015, yani 2015'te, a long time ago, uzunca bir süre önce demek. Evet, şimdi örneklere bakalım. It was nine o'clock in the morning. Sabah saat dokuzdu. It, I was at home. Ben evdeydim. My parents were in the garden. Anne babam bahçedeydi. My little sister was asleep in her bed. Yani küçük kardeşim, küçük kız kardeşim yatağında uykudaydı. It was a sunny Sunday morning. Güneşli bir pazar sabahıydı. The trees were very green. Yani ağaçlar yemyeşildi. The birds were on the trees. Yani kuşlar ağaçların üzerindeydi. I was very excited. Ben çok heyecanlıydım. Because it was our first breakfast in our breakfast in our new house. Çünkü Yeni evimizde ilk kahvaltımızdı. The breakfast was so delicious. Kahvaltı çok lezzetliydi. Bakın buradaki cümlelerin hepsi de birbiriyle bağlantılı cümleler ama hiçbirinde de fiil yok. Gördüğünüz gibi bunların tamamı da isim cümlesi ama e, özneye göre vaz ya da were geliyor gördüğünüz gibi. Evet e, bunların olumsuzlarında wasn't weren't sorularında da was weren't başa geldiğini hemen so, e, örneklerle görelim. It wasn't hot yesterday. Dün hava sıcak değildi. Yani idi ekinin olumsuzu değildi oluyor. Bunu da wasn't ve weren't ile veriyoruz. It wasn't hot yesterday. Dün sıcak değildi. I wasn't at home. Evde değildim. I wasn't in my mood. Yani modum mood'umda değildim. Yani ruh halim iyi değildi anlamında. My friends weren't with me. Arkadaşlarım benle değillerdi. It wasn't an old school. Ya eski bir okul değildi. She wasn't a very strict teacher. Yani o çok sıkı disiplinli bir öğretmen değildi. They weren't in Bandırma last week. Onlar geçen hafta Bandırma'da değildiler. Evet. E, was, were soru yapı, yapılırken başa geliyor. Tabi I, he, she, it de yine was başa geliyor. You, we, they de yine were başa geliyor. Was she good at maths? O matematikte iyi miydi? Was the exam easy? Sınav kolay mıydı? Were you at home last night? Geçen gece evde miydin? Were the children in the garden? Çocuklar bahçede miydi? Was it cold yesterday in Bursa? Bu, dün Bursa'da hava soğuk muydu? Was your sister's soup delicious? Kız kardeşinin çorbası lezzetli miydi? Yes it was. Evet öyleydi. No it wasn't. Hayır değildi. Bakın yine yes ve no ile cevap veriyoruz. Was böyle yapılmış sorulara. Evet tabii ki bunların da yine WH soruları var. Hemen örneklerle görelim. Who was the winner of the game? Oyunun kazananı kimdi? Kate'ti. Who was your maths teacher? Matematik öğretmenin kimdi? Süleyman. Who was the loser in the game? Oyunda kaybeden kimdi? Me, ben. What, ne? What was the weather like yesterday? Dün hava nasıldı? Cold, soğuk. What was your teacher like? Öğretmenin nasıldı kişilik olarak? Humorous, esprili. What was the name of the film? Filmin adı neydi? Stranger. What was your old school's name? Eski okulun adı neydi? Cumhuriyet. Evet. How'la yapılan sorulara bakalım. How nasıl demek? How was the exam? Sınav nasıldı? It was quite easy. Oldukça kolaydı. How was your day? Günün nasıldı? It was good. İyiydi. How was the trip? Yani yolculuk nasıldı? It was long and boring. Sıkıcı, e, uzun ve sıkıcıydı. Where'la yapılan sorulara bakalım. Nerede ya da nereye demek var biliyorsunuz. Where were you yesterday? Dün neredeydin? At home. Evde. Where were they on holiday? Onlar tatilde neredeydiler? Bodrum. Where was she last night? O dün gece neredeydi? She was out. O dışarıdaydı. Why? Neden? Niçin? Why weren't you at work yesterday? Dün neden işte değildin? Because I was ill. Çünkü hastaydım. Why was she so angry? O neden çok kızgındı? Because her exam was terrible. Çünkü sınavı berbattı. Why were you late to school this morning? Neden bu sabah okula geç kaldın? I was asleep and couldn't get up early. Yani uykuluydum ve erken kalkamadım. When ile yapılan sorulara bakalım. When was her wedding? Onun evliliği ne zamandı? It was in October. Ekim'deydi. When was the last concert? Son, son konser ne zamandı? It was in December 24th. Yani 24. Yani aralığın 24'ündeydi. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki daha önceden deriz ve derar diye bir konu işledik. Var anlamına geliyordu. Bu ise vardı anlamını veriyor. Yani vardı ama şimdi yok ya da olup olmadığını bilmiyoruz anlamına geliyor. Yine aynı niceleyiciler var bakın gördüğünüz gibi. Yani derizle kullanılanlar şimdi dervazla kullanılacak. Derarla kullanılanlar şimdi derverle kullanılacak. Ama o zaman anlam var vardı. Şimdi var şimdi o zamanki anlam var. Şimdiki anlam ise vardı oluyor. Yani geçmişte. Şimdi there was ve there were ile ilgili örneklere bakalım. There was a farm in the village. Köyde bir çiftlik vardı. Tekil olanlarda da there was. There was a good film last night. Geçen akşam iyi bir film vardı. There was little bread on the table. Masada çok az ekmek vardı. There was a lot of sugar in the dessert. Tatlıda çok fazla şeker vardı. There was too much noise in the classroom. Sınıfta çok fazla gürültü vardı. Evet, there were çoğul alanlarda kullanılıyor. There were lots of people in the street. Caddede çok fazla insan vardı. There were a few eggs in the fridge. Buzdolabında birkaç yumurta vardı. There were only 20 students at school. Sadece okulda 20 öğrenci vardı. There were thousands of people in the stadium. Stadyumda binlerce insan vardı. There were too many questions in the survey. Yani ankette çok fazla soru vardı. Evet, yoktu anlamını vereceksem eğer there wasn't ve there weren't kullanacağım. There wasn't anybody in the hall. Salonda kimse yoktu. There wasn't any food in the cabin. Kabinde hiç yiyecek yoktu. There wasn't a legal system for them. Onlar için yasal bir sistem yoktu. There wasn't any flour to make a cake. Yani kek yapmak için hiç unu yoktu. There wasn't any sign of life on the planet. Yani gezegende hiç hayat işareti yoktu. Evet, there weren't yapalım. There weren't any free rooms at the hotel. There weren't ile yapılan örneklerde bakın e, isimlerin çoğul halleriyle yazılması gerekiyor. Aynı şekilde there aren't olduğu gibi. Yani otelde hiç boş oda yoktu. There weren't any technological devices then. O zamanlar hiç teknolojik aletler yoktu. There weren't any book, books written on space. Yani uzay üzerine yazılan hiçbir kitap yoktu. There weren't any buildings standing after the war. Savaştan sonra ayakta kalan hiçbir bina yoktu anlamında. Evet sorularda was der ve were başa geliyor. Was there any water in the well? Yani kuyuda hiç su var mıydı? Yes, there was. Evet vardı. Was there any oil in the tank? Tank tankta hiç ya, e, yakıt var mıydı? No, it wasn't. Hayır yoktu. Evet. Were ile sorarsak, çoğulları soruyoruz. Were there any teachers in the room? Odada hiç öğretmen var mıydı? No, there weren't. Hayır yoktu. Were there many people in the hall? Salonda çok fazla insan var mıydı? Yes, there were. Evet vardı. Evet ne kadar vardı ya da kaç tane vardı diye soruyorsak bakın how many ve how much ile yapıyoruz bu soruları. How many de kaç tane vardı diyoruz. How many'den sonra kullandığımız isim çoğul oluyor. How many people were there in the room? Odada kaç kişi vardı? How many planes were there in the airport? Yani havalimanında kaç uçak vardı? How many eggs were there in the fridge? Buzdolabında kaç yumurta vardı? How many hospitals were there in that city? Yani şehirde e, kaç tane hastane vardı? Tabii var diye sormuyoruz, vardı diye soruyoruz. Yani geçmişle ilgili oluyor bu sorular. How much water was there in the bottle? Yani şişede ne kadar su vardı? How much rice was there in the plate? Tabakta ne kadar pilav vardı? Evet gördüğünüz gibi how much'la sorduğumuzda da sayılamayan bir isim getiriyoruz. How much'tan sonra, ondan sonra da was there yazıyoruz. Evet devam ediyoruz. Şimdi Was were ile ilgili egzersizlerimize isterseniz ekranı durdurup hemen hızlıca doldurabilirsiniz. Boşluklara vaz ya da were gelecek. My parents çoğul olduğu için were. Anne babam geçen yıl Antalya'daydı. The house was too old and dilapidated. Buradaki anlam yıkık dökük demek. Dilapidated yani çok eski ve yıkık döküktü diyor ev. Ben diyor sınav esnasında çok dikkatliydim. I was. My uncle John, he yani, was at hospital yesterday. Dün hastanedeydi. Öğretmenler kutlamadan sonra çok yorgundular. The teachers were very tired after the celebration. Der bir tane süpermarket vardı diyor evimin yan, bitişiğinde. O yüzden was. Parkta 10 çocuk vardı diyeceğiz. 10 çocuk çoğul olduğu için there were. Evet, der, noise e, gürültü demek, sayılamayan bir şey. O yüzden there was a lot of noise coming from the neighbor. Yani komşudan gelen çok fazla ses vardı. How many trees? Burada trees e, ağaçlar yani çoğul olduğu için were der. How many trees were there in the garden? Bahçede kaç tane ağaç vardı? Shakespeare yani Shakespeare çok meşhur bir yazardı diyeceğiz. Burada tabii ki tekil birinden bahsettiğimiz için was oluyor. Simple past tense'in diğer kullanımı da fiillerin ikinci halleriyle demiştik. Şimdi yaptım, ettim, gittim, söyledim yani geçmiş zamanda cümleler kurmak istediğimizde fiillerin her zaman ikinci hallerini söyleyeceğiz. Bakın bütün öznelerden sonra fiilin ikinci hali geliyor. Hemen örneklere bakalım. I had breakfast. Ben kahvaltı yaptım. Normalde fiillerin üç tane hali var İngilizce'de. Biz ikinci hallerini kullandığımızda yaptım, ettim, gittim, söyledim gibi anlamlar veriyor. Burada have fiilinin ikinci hali had olduğu için ben kahvaltı yaptım. We stayed at a hotel. Bir otelde kaldık. My father bought me a new computer. Babam bana yeni bir bilgisayar satın aldı. They sold their house last year. Onlar evlerini geçen yıl sattılar. We picked the cherries yesterday. Biz dün kirazları topladık. It rained a lot last night geçen gece çok fazla yağmur yağdı. The train arrived a bit late. Tren biraz geç vardı, geç geldi. She ate the whole cake. O bütün keki yedi. I fixed the roof two days ago. Ben çatıyı iki gün önce tamir ettim, onardım anlamında. Şimdi fiillerin ikinci hallerini isterseniz düzenli ve düzensiz olarak ikisinde de en çok kullanılanları ben burada derledim. Telaffuzlarıyla ve anlamlarıyla söyleyelim. Be, olmak, was, were, become, yine olmak, became, begin, başlamak, began, break, kırmak, broke, bring, getirmek, brought, build, inşa etmek, built, burn, yakmak, yanmak, burnt, buy, satın almak, bought, catch, yakalamak, yetişmek, caught, choose, seçmek, chose, Come, gelmek, came kat kesmek cut do yapmak did draw çizmek drew tell anlatmak told şu told olacak d harfiyle drink içmek drank drive sürmek drove eat yemek ate fall düşmek fell feel hissetmek felt fight kavga etmek fought find bulmak found fly uçmak flew flew forget unutmak forgot forgive bağ affetmek forgave get elde etmek got give vermek gave go gitmek went grow yetiştirmek grew grew have sahip olmak had hear duymak heard hide saklamak, saklanmak, hit, hit vurmak, hit, hold, tutmak, held, keep, tutmak, saklamak, korumak, kept, hurt, incitmek, hurt, know, bilmek, new, learn, öğrenmek, learned, leave, ayrılmak, left, lie, uzanmak, lay, lose, kaybetmek, lost, make, yapmak, made, meet, tanışmak, buluşmak, rastlamak, met, pay, ödemek, paid, ride, sürmek, binmek, road, run, koşmak, ran, say, söylemek, said, see, görmek, saw, sell, satmak, sold, send, göndermek, sent, show, göstermek, showed, sing, şarkı söylemek, sang, sleep, uyumak, slept, speak, konuşmak, spoke, take, almak, took, think, düşünmek, thought. Evet bu yeşille gösterdiklerimiz fiillerin ikinci halleri. Tabi üçüncü halleri de var ama bu konu için geçerli olmadığı için burada yok. Şimdi düzenli fiillere bakalım. Düzenli fiil deyince aklımıza fiilin ikinci ve üçüncü halinin ed takısı aldığı gelecek arkadaşlar. Accept, kabul etmek, accepted, agree, kabul et, yine razı olmak, kabul etmek, agreed, answer cevaplamak answered arrest tutuklamak arrested arrive varmak arrived ask sormak asked believe inanmak believed borrow ödünç almak borrowed brush fırçalamak brushed call aramak adlandırmak called change değiştirmek changed clean temizlemek cleaned cook pişirmek cooked cook, copy kopyalamak, copied. Dance, dans etmek, danced. Die, ölmek, died. Earn, kazanmak, earned. Enter, girmek, entered. Explain, açıklamak, explained. Finish, bitirmek, finished. Follow, takip etmek, followed. Happen, olmak, meydana gelmek, happened. Hate, nefret etmek, hated. Help, yardım etmek, helped. Invite, davet etmek, invited. Jump, zıplamak, atlamak, jumped kill öldürmek killed kiss öpmek kissed laugh gülmek laughed learn öğrenmek learned lie yalan söylemek lied like hoşlanmak liked listen dinlemek listened live yaşamak lived love sevmek loved miss özlemek ya da kaçırmak missed need ihtiyaç duymak needed open açmak opened paint, boyamak, painted, play, oynamak, çalmak, played, pull, çekmek, pulled, push, itmek, pushed, save, kazanmak, kaydetmek, saved, smoke, sigara içmek, smoked, stay, kalmak, stayed, stop, durmak, stopped, studied, ders çalışmak, studied, talk, konuşmak, talked, travel, seyahat etmek, traveled, wait, beklemek, waited, walk, yürümek, walked, want, istemek, wanted, Work, çalışmak. Worked, decide, karar vermek. Decided, improve, düzeltmek, iyileştirmek. Improved, attempt, attempted, teşebbüs etmek. Evet, burada fiillerin ikinci hallerini yeşil renkle gösterdim. Bunlar geçmiş zamanlı cümlelerde kullanılacak olanlar. Evet, şimdi olumlu olumsuz cümlelere bakalım. I had breakfast. Bakın karşılaştırmalı bakacak olursak e, buradaki cümlelere arkadaşlar, fiillerin ikinci hallerini kullandığımızda olumlu cümle oluyor. I had breakfast kahvaltı yaptım. Eğer bunu olumsuz olarak söylemek istersem didn't ve ardından fiilin birinci halini getirmem gerekiyor. Yani olumsuzlarda didn't geliyor ve fiilin birinci hali geliyor ama olumlularda fiilin ikinci hali geliyor gördüğünüz gibi. We stayed at a hotel biz otelde kaldık. We didn't stay at a hotel biz otelde kalmadık. My father bought me a new computer. My father didn't buy me a new computer. Yani babam bana bir bilgisayar aldı. Babam bana yeni bir bilgisayar almadı. <laughs> They sold their house last year. Onlar evlerini geçen yıl sattı. They didn't sell their house last year. Onlar geçen yıl evlerini satmadı. We picked the cherries yesterday. Biz dün kirazları topladık. We didn't pick the cherries yesterday. Biz dün kirazları toplamadık. It rained a lot last night. Geçen gece çok yağmur yağdı. It didn't rain a lot last night. Geçen gece çok yağmur yağmadı. The train arrived a bit late. Yani tren biraz geç vardı. The train didn't arrive a bit late. Tren biraz geç varmadı. Yani yapmadı etmedi dediğimizde gördüğünüz gibi didn't artı fiilin birinci hali kullanılıyor. Geçiyoruz soru kısmına. Sorularda da bu geçmiş zamanda soru yaparken önce did kelimesini başa alıyoruz. Daha sonra yine özne ve fiilin birinci halini kullanıyoruz. Yani ikinci hallerini olumlu cümlelerde tercih edeceğiz. Did you clean the house yesterday? Eğer bunu hızlı söylerseniz did you şeklinde kullanımını duyabilirsiniz. Yavaş söylersek did you clean the house yesterday? Dün evi temizledin mi? Did you pay the gas bill? Yani gaz faturasını ödedin mi? Did they go to Alanya for holiday last year? Onlar geçen yıl tatil için Alanya'ya gittiler mi? Did they tell you the truth? Onlar sana gerçeği anlattı mı? Did anyone see my wallet? Yani herhangi birisi benim cüzdanımı gördü mü? Did you understand the whole text? Bütün metni anladın mı? Did the man did the man commit suicide or die? Adam intihar mı etti, öldü mü? Didn't the boss give them their salary? Yani patron onlara maaşlarını vermedi mi? Yani eğer olumsuz soru oluşturursam didn't'ı başa koyabilirim arkadaşlar. Tabi bu soruların cevapları evet hayırla verildiği için örneğin birinci soruya baktığımızda evi temizledin mi? Yes I did dediğiniz zaman evet temizledim oluyor. No I didn't dediğiniz zaman hayır temizlemedim oluyor. Tabi diğer özneler için geçerli olan sorulara bakarsak mesela did they tell you the truth onlar sana gerçeği anlattı mı? Yes they did evet anlattılar no they didn't hayır anlatmadılar oluyor. Evet şimdi gelelim WH sorularıyla geçmiş zamanda Nasıl sorular yapılıyor Şimdi kim yaptı kim etti Dediğimiz zaman bir şeyin Kimin yaptığını soruyorsak eğer Who dedikten sonra bakın Fiilin ikinci halini kullanmamız gerekiyor Who told you this Sana bunu kim söyledi A friend of mine bir arkadaşım Who broke the vase Vazoyu kim kırdı My sister did it by accident Yani kardeşim kazara Yaptı bunu kazara kırdı Who opened the door? Kapıyı kim açtı? I don't know. Bilmiyorum. Who cooked the fish? Balığı kim pişirdi? Me. Ben. Who? Şimdi kimi, kime gibi anlamları vereceksek bakın yine kural who did artı özne ve artı fiilin birinci hali şeklinde devam ediyor. Who did you see? der? Orada kimi gördün? I saw nobody. Hiç kimseyi görmedim. Who did you talk to? Kiminle konuştun? I talked to, to the boss. Yani patronla konuştum. Who did they visit in Belgium? Onlar Belçika'da kimi ziyaret ettiler? Bob, Bob'u. Who did he call this morning? O bu sabah kimi aradı? His uncle, amcasını. Evet, kiminle diye sorduğumuz sorularda da with yani ile edatı cümle sonunda yer alabilir. Who did you do the project with? Sen projeyi kiminle yaptın? I did it with one of my friends. Arkadaşlarımdan biriyle yaptım. Who did you come to school with? Okula kiminle geldin? I came to school alone. Okula yalnız geldim. Who did you go to Antalya with? Antalya'ya kiminle gittin? I went there with my dad. Babamla gittim. Evet, what'la yapılan ve direkt fiilin ikinci halini alan sorulara bakalım. What made you think so? Seni böyle düşündüren neydi? Ya da seni ne böyle düşündürdü anlamına geliyor bu ifade. Nothing, hiçbir şey. What brought you here? Seni buraya ne getirdi? Bakın direkt fiilin ikinci hali kullanılmış. For holiday. Tatil için demiş o da. What happened last night? Geçen gece ne oldu? I fell down. Düştüm. What made him angry? Onu ne sinirlendirdi? His boss. Patronu. Ee, sonra ne yaptın, ne ettin, ne yedin, ne içtin gibi sorular sorarsak tabi bu yapıyla yapmıyoruz. Buradaki yapı e, ne ne yaptı, ne etti, ne oldu, ne getirdi. Bakın bu tarz e, direkt e, nesneyi sormaya yönelik sorular bunlar. Burada ise e, bakın What did you do yesterday? <laughs> Sen dün ne yaptın? I did nothing. Hiçbir şey yapmadım. What did she eat for lunch? O öğlen yemeği için ne yedi? Soup and rice. E, çorba ve pilav. What did they find in the hole? Yani onlar çukurda ne buldular? Some old coins. Birkaç eski bozuk para madeni para. What did she wear for the party? O partiye ne giyindi? A nice dress. Güzel bir elbise. Evet. Verle yapalım sorularımızı? Where nerede demek ya da nereye anlamına geliyor? Where did you spend summer holiday? Yaz tatilini nerede harcadın, nerede geçirdin? I spent my holiday in Antalya. Antalya'da geçirdim tatilimi. Where did you stay in Antalya? Antalya'da nerede kaldın? I stayed in a three star hotel. Üç yıldızlı bir otelde kaldım. Where did you go yesterday? Dün nereye gittin? I went to the bookstore. Kitapçıya gittim. Evet, what time ile yapılan sorulara bakalım. Saat kaçta demek? What time did the meeting end? Toplantı saat kaçta bitti? At 8 p.m. Saat 8'de. What time did you come home? Ne zaman eve geldin? At 5.30. Saat 5.30'da. What time did she sleep? O saat kaçta uyudu? Half an hour ago, yani yarım saat önce. What time did the accident happen? Kaza ne zaman? Saat kaçta oldu? At six, saat altıda. Evet, what time? Saat kaçta demek. Direkt saati sormak için e, kullanılan soru. When ise ne zaman demek. Ne zaman sorusunun e, cevabı tabii ki saat olmayabilir. Daha kapsamlı bir kelime. When did you finish high school? Liseyi ne zaman bitirdin? in 2002, 2002'de. When did she become a doctor? O ne zaman doktor oldu? Two years ago, iki yıl önce. When did her grandmother die? Onun büyük annesi ne zaman vefat etti? Last year, geçen yıl. When did Edison invent the bulb? Yani Edison ne zaman ampulü buldu? In 1880. Yani 1880 yılında. Evet, niçin, neden gibi sorular sorduğumuzda da why kelimesini kullanıyoruz demiştik. Why didn't you accept the job offer? Yani neden iş teklifini kabul etmedin? Because it wasn't my cup of tea. Çünkü bana göre değildi anlamında. Why did she change her flat? O neden dairesini değiştirdi? She had quarrels with the homeowner. Yani ev sahibiyle tartışmalar yaptı. Why did you ask me that question? Bana o soruyu neden sordun? I just wondered what you thought. Sadece ne düşündüğünü merak ettim anlamında cümlemiz. Evet burada Tabii ki soruyu olumsuz da sorabiliriz gördüğünüz gibi. Why, why didn't you dediğimizde neden kabul etmedin oluyor. Evet how many ile yapılan sorulara bakalım. How many kaç tane demekti? How many hamburgers did you eat? Yani kaç tane hamburger yedin? I ate two. Yani iki tane yedim. How many cities did you visit in Europe? Yani Avrupa'da kaç şehri ziyaret ettin? I just visited three cities. Sadece üç şehri ziyaret ettim. How much ne kadar demekti? Sayılamayanlarla kullanılıyordu. How much did you spend in Europe? How much'tan sonra eğer bir nesne getirmezseniz bu direkt kaç para anlamına gelir. Yani Avrupa'da kaç para harcadın? I spent too much. Çok fazla harcadım demek. How much sugar did you use for the cake? Kek için ne kadar şeker kullandın? I used 200 grams. Yani 200 gram kullandım. How long ne kadar süre demek? How long did the trip take? Yani yolculuk ne kadar sürdü? It took 9 hours. 9 saat sürdü. How long did it take you to prepare an essay? Yani bir makale hazırlamak. Sizin için ne kadar sürdü? It took about five hours. Yaklaşık 5 saat sürdü. How long did it take you to learn English? İngilizce öğrenmeniz ne kadar sürdü? About 3 years. Yaklaşık 3 yıl sürdü. Anlamını verdik. Evet, şimdi isterseniz bu alıştırmayı birlikte yapalım. Şimdi burada yukarıda verilen fiilleri yani kutu içerisinde verilen mavi renkli fiilleri buralara teker teker getirmemiz gerekiyor ama tabii ki hangi halleriyle, ikinci halleriyle. <laughs> evet şimdi bakalım. Oh my glasses at home. I can't see well. İyi göremiyorum. Evde gözlüğümü unuttum. Tabii ki forget. İkinci hali forgot. The teacher öğretmen microscope to the classroom. Sınıfa bir mikroskop getirdi olacak. Bring getirmek. Brought. O çok fazla para kıyafetlere AVM'de harcadı. Spent, spent. Ben cüzdanımı parkta evet ne yaptım? Ee, kaybettim olacak. I lost. Fortunately, çok şükür ki birisi onu buldu diyeceğim. Fortunately, someone found it. Found, find bulmak, found. After university, üniversiteden sonra o yurt dışına gitmeye karar verdi. Decided. Ben biraz para amcamdan ne yaptım? Borç istedim. Borrowed. He a pair of shoes yesterday. O dün bir çift ayakkabı satın aldı. Bought. Biz bahçede öğlen yemeğini yedik. We had. Ben büyük bir yılan okula giderken yolda gördüm. See, saw. Evet devam ediyoruz. It was a strange day yesterday for John. He woke up very late. He went to the bathroom and took a shower. Then he looked at the watch and it was nine o'clock. He called a friend of his and invited him to breakfast. He came over to John's house. After breakfast, they went out for a walk in the park. They stopped and sat by the lake. John looked at the lake, but something was strange. Then he looked up and saw something like a flying saucer. It hovered about one hundred meters above them and disappeared. They were both excited and frightened. Who woke up late? Okay, answer the questions, please. Who woke up late? Of course, the person who woke up late is John, as you can see from the text. What did John do first after he woke up? He firstly went to the bathroom and took a shower. Okay, what time was it when he woke up? It was, yes, 9 o'clock. It was nine o'clock when he woke up. Who did he have breakfast with? He had breakfast with one of his friends. Where did they go after breakfast? They went out for a walk in the park after breakfast. What did John see by the lake? They saw something strange. It was like a flying saucer. How did they feel about it? They felt. Terrified, they felt excited and frightened. Evet, bu tarz sorularda Türkçe konuşmadan cevaplarını vermeye çalışıyorum. E, İngilizce konuşmamla anlamanızı istiyorum. Evet, şimdi devam edelim. Şimdi see, hear, watch. Bu fiillerden sonra e, object pronoun yani e, obje zamiri ve ardından fiilin direkt yalın hali e, veya ayıncı hali geldiğini görebilirsiniz. Bunların bu küçük bir ayrıntıdır. Bunların ne şekilde farkı var onu da göstermek istiyorum. I saw him come to the hotel. Yani onun otele geldiğini gördüm demiş oluyorsunuz burada. I saw him coming to the hotel. Onu otele gelirken gördüm. Burada iki cümle birbirine yakın aslında anlam olarak ama fiilin direkt ing almamış halini yazdığımız zaman bütün aşamayı görmüş oluyorsunuz. Bütün aşamaya tanıklık etmiş oluyorsunuz. Coming dediğimizde mesela burada sadece yaklaşırken görmüş olabilirsiniz ya da birkaç saniyeliğine görmüş olabilirsiniz. Ama onun otele geldiğini gördüm dediğiniz zaman belki uzaktan otele kadar yaklaştığını ve otele girdiğini hani uzunca bir süreci görmüş oluyorsunuz. I heard her cry in the street. Onun caddede ağladığını duydum. Yani bayağı ağladı. I heard her crying in the street. Onu caddede ağlarken duydum. Yani... Burada diyelim ki ben arabayla geçiyordum ve orada sadece ağladığını 1-2 saniye duydum ve geçtim gibi düşünebiliriz. I watched him sing on the stage. Yani ben onun sahnede şarkı söyler söylerken izledim. Ee, söylemesini izledim ya da I watched him singing on the stage. Onu sahnede şarkı söylerken izledim anlamında. Evet yani e, fiil direkt gelirse e, sürecin tamamına hakim oluyorsunuz. ayıncı gelirse ise bir kısmına ya da birkaç saniyeliğine o şeyi deneyimlemiş oluyorsunuz. Devam ediyoruz. Past continuous tense. Past continuous tense dediğimizde Türkçedeki geçmiş zamanın hikayesi anlamını verdiğimiz zaman oluyor. Yani yapıyordum, ediyordum, gidiyordum, söylüyordum, yağmur yağıyordu. Yordu ile biten tüm cümleler past continuous tense oluyor. Bu cümlenin kuralı da I he she it'ten sonra was, you we they'den sonra were Sonra da fiile ing eki ile devam ediyor. Yine geçmiş zaman ifadelerini burada da kullanabiliyoruz. Bakın bunları daha önce simple past tense'de de yazmıştık. Devam ediyoruz. Bakalım. Olumlu cümle örnekleri. I wasn't listening to, I was listening to some English podcasts. Yani ben birkaç veya bazı İngilizce podcast'leri dinliyordum. We were walking up the hill. Yani biz yamaçtan yukarıya yürüyorduk. We were talking about the rising oil prices. Biz artan e, yağ fiyatlarından bahsediyorduk. I was preparing a video about tenses. Ben zamanlarla ilgili bir video hazırlıyordum. My sister was ironing my shirts. Yani kız kardeşim gömleğimi ütülüyordu, gömleklerimi ütülüyordu. People were swimming and sunbathing by the sea. İnsanlar yüzüyor ve deniz kenarında güneşleniyordu. The cats were chasing a big mouse. Yani kediler büyük bir fareyi kovalıyordu. Eğer bunu olumsuz yapmak istersem bunlara wasn't yapıyorum. I wasn't listening to you. Sorry. Sizi dinlemiyordum. Affedersiniz. We weren't sleeping at that time. O vakitte uyumuyorduk. They weren't doing anything. Onlar hiçbir şey yapmıyordular. Eğer soru yaparsak was ve were'ü başa alıyoruz. Was she writing a book? O kitap okuyor muydu? Were they playing badminton? Onlar badminton oynuyorlar mıydı? Was it snowing yesterday? Dün yağmur, dün kar yağıyor muydu? Tabi bu tarz sorulara cevap verirken kısaca yes it was, no it wasn't şeklinde verebiliriz. Evet şimdi bunların yani bu past continuous tense'in en çok kullanıldığı ve birlikte anlatılan bütün kitaplarda when ve while bağlacından bahsedeceğiz. When ve while bağlacı <laughs> bunların anlamı ne? When dığında diğinde anlamını veriyor. Yani eve geldiğimde, onu gördüğümde, kapıyı açtığımda, uyandığımda dediğiniz zaman dığında, diğinde anlamını when veriyor. While ise iken anlamını veriyor. Mesela kitap okurken, televizyon izlerken, bulaşık yıkarken dediğimizde iken anlamını while veriyor. Şimdi bunların kullanılışına gelelim. When kullanıldığında fiilin, arkadaşlar özneden sonra fiilin ikinci hali kullanılıyor. When I saw him, bakın ben onu gördüğümde. Yani C'nin ikinci halini kullanmış. Bakın When I saw him, onu gördüğümde, he was cutting wood in the garden. Bahçede odun kesiyordu. When she woke up, o uyandığında, I was preparing breakfast. Ben kahvaltı hazırlıyordum. When we arrived home, it was 10 o'clock. Biz eve vardığımızda saat ondu. When I opened the cage, ben kafesi açtığında, the bird flew away. Yani kuş uçup gitti. When I told him the news, yani ben ona haberi söylediğimde he burst into tears. O gözyaşlarına boğuldu. I I was watching TV when the earthquake happened. Yani ben deprem olduğunda televizyon izliyordum. Yani when her zaman başa gelmek zorunda değil, ortada da e, gelebilir. when I turned on the on TV yani televizyonu açtığımda a horror film started. Yani bir korku filmi başladı. Evet gördüğünüz gibi Örneklerde when'den sonra özne ve fiilin ikinci hali. Diğer tarafta da was were ayıncılı bir cümle ya da fiilin direkt ikinci halinin aldığı bir cümle gelebiliyor. <laughs> Şimdi while'ın kullanımına gelelim. While'da kullanımında özneden sonra yine was were. Tabi özneye göre I, he, she, it de was. You, we, they de were geliyor. Sonra fiilin ayıncı hali geliyor. Bu arada while ve as birbirinin yerine kullanılabiliyor arkadaşlar. Tabi ezin kullanıldığı bir sürü yer var ama bunlardan sadece bir tanesi iken anlamını vermek için. While I was chopping onion I cut my finger. Yani ben soğan doğrarken parmağımı kestim. I heard a big noise while I was reading a book. Yani kitap okurken büyük bir gürültü duydum. They saw a UFO while they were hiking on a mountain. Onlar bir dağda yürüyüş yaparken bir UFO gördüler. My father fell asleep as he was reading newspaper. Yani gazete okurken babam uykuya daldı. While I was driving to work, I ran over a dog accidentally. Ben iş arabayla giderken bir köpeği kazara ezdim. The electricity went out while I was watching a film. Yani ben film izlerken elektrikler gitti. My sister burnt her hand while she was frying potatoes. Yani kız kardeşim patates kızartırken elini yaktı anlamında gördüğünüz gibi cümleler. Evet şimdi hangisinde when, hangisinde while gelecek ona karar vereceğiz bu cümlelerde. Buna karar verirken <laughs> çok özür dilerim. Burada dikkat etmeniz gereken boşluktan sonraki cümlenin fiilin e, ikinci halini mi yoksa was verb ing mi aldığını görmeniz. Onu gördüğünüzde zaten e, anlamını çevirmeden bile buralara ne geleceğini bulabilirsiniz. Çünkü boşluktan sonraki cümle mesela was riding yani was ve was ve ing almış. Dolayısıyla biz her zaman boşluktan sonraki cümleye bakacağımız için burası yani o bacağını kırdı ne yaparken bisiklet sürerken iken anlamını while'la vereceğim. Onu gördüğümde ağlıyordu diyeceğim. Burada saw, so, see'nin ikinci hali var. When I saw him. When I saw her. What were you doing? Ne yapıyordun? E, haberi duyduğunda. Burada heard, hear fiilinin ikinci hali. Dolayısıyla when. A terrible earthquake happened yani korkunç bir deprem oldu. Biz uyurken diyecek. While we were sleeping. Biz otele vardığımızda saat 9'du diyecek. Burada arrive, arrived fiilinin ikinci hali olduğu için when. It was snowing yani kar yağıyordu. Sabah uyandığımda, dığında anlamını venle veriyoruz. My sister burnt her hand. Kız kardeşim elini yaktı e, pantolonlarını ütülerken. E, dolayısıyla burası while. Elektrikler gittiğinde biz güzel bir film izliyorduk. Gittiğinde anlamını vermek için when. Uçak kaza yaptı. Ne yaparken? New York'a uçarken. Dolayısıyla while. Biz sınıfa girdiğimizde iki öğrenci kavga ediyordu. When we entered the classroom two students were fighting. Evet devam ediyoruz. Şimdi so that ve such that e, olarak öyle nokta e, öyle nokta nokta ki ya da öylesine nokta nokta ki anlamlarını ver, veren bir e, konumuz var. Şimdi bunları örneklerle görelim. So'dan sonra e, sıfat ya da zarf gelebiliyor ve ardından that geldiğinde öyle öylesine nokta nokta ki yani öyle soğuk ki öyle güzel ki öyle çabuk çabucak oldu ki anlamını vermek için bu kalıbı kullanıyorum. Şimdi örneklerde daha rahat bunu göreceğiz. The film was so boring that yani film öyle sıkıcıydı ki. Buradaki boring sıkıcı demek. Yani burada ing eki falan yok. Çünkü bu boring direkt sıkıcı anlamına geliyor. E, film öyle sıkıcıydı ki I couldn't watch half of it. Yani yarısını izleyemedim. The weather was so cold that there was nobody in the street. Yani hava öyle soğuktu ki e, dışarıda yani caddede kimse yoktu. The exam was so easy that everybody left the classroom in 10 minutes. Yani sınav öylesine kolaydı ki herkes sınıfı 10 dakika içerisinde terk etti. The washing machine works so loudly that I can't sleep. Yani çamaşır makinesi öyle yüksek sesli çalışıyor ki uyuyamıyorum. Yani Gördüğünüz gibi burada boring, cold, easy bunlar sıfat. Ama loudly bu bir zarf. Yani zarf da so ve that'in arasına girebiliyor. Evet so many, so much, so few gibi ifadelerden sonra da biz yine bu şekilde kalıbı kullanabiliyoruz. She put so much sugar in the cake that most guests didn't like it. Yani o kekin içine o kadar çok şeker koydu ki pek çok misafir onu beğenmedi. Keki yani. There was so little water that people used to pull it out of the wells. O kadar az su vardı ki insanlar kuyudan onu çekerdi. Yani kuyudan su çekerdi. The child had so many toys that her mother couldn't find space to put them. Yani çocuğun o kadar çok oyuncağı vardı ki annesi onları koyacak yer bulamıyordu. She has so few friends that she always spends time with her phone. Onun o kadar çok az arkadaşı var ki o her zaman zamanını telefonla geçiriyor anlamında bir ifade. Evet so that kalıbı e, aynı zamanda yapabilsin diye e, ta ki hani e, anlamlarını da veriyor direkt so that şeklinde kullanarak. So that'ten sonra can ve could cümlede daha çok tercih ediliyor. Ama her zaman gelmek zorunda değil tabii ki. Buradaki cümlelerin anlamlarına bakalım isterseniz. I made some cookies so that we can have a snack on the way home. Yani eve giderken yolda atıştırmalık yiyebilelim diye biraz kurabiye yaptım. Hani yapalım diye, edelim diye anlamını veriyor so that. She bought a dog so that she could feel safe at home. Yani... Evde güvende hissedebileyim diye, hissedebilsin diye o bir köpek satın aldı. Garlic helps to lower blood sugar so that you don't feel hungry. Yani aç hissetmemeniz için, aç, aç hissetmeme, e, hissetmeyesiniz diye e, sarımsak kan e, şekerini düşürmeye yardımcı olur. I am making these videos so that you can learn English without going to a course. Kursa gitmeden İngilizce öğrenebilirsiniz diye bu videoları yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi soadetin bu şekilde bir kullanımı da mevcut. Evet, such kullanıldığında bir sıfat ve ardından bir isim e, genellikle göreceksiniz. Yani e, sıfat artı isim. Sadece sıfat olduğunda e, o şekilde bir cümle olmuyor. Bakın, the reporters asked such foolish questions that everybody laughed at him. Yani muhabir Öyle aptalca sorular sordu ki herkes ona güldü. He is such an intelligent boy that he comes first in all the competitions. Yani o öylesine zeki bir çocuk ki bütün yarışmalarda birinci oluyor, birinci geliyor. Antalya is such a wonderful place that millions of tourists visit here each year. Yani Antalya öyle mükemmel, öyle harika bir yer ki milyonlarca turist burayı her yıl ziyaret ediyor. She has such beautiful eyes that it attracts people's attention. Onun öyle güzel gözleri var ki bu insanların dikkatini çekiyor. That was such an expensive restaurant that we had to go to the bank again. Ee, yani bu öylesine pahalı bir lokantaydı ki biz bankaya tekrardan gitmek zorunda kaldık anlamında. Evet arkadaşlar to, in order to, so as to. Şimdi bu üçü mavi ile gösterdiklerim amaç bildirmek için yani make mak için anlamını vermek için İngilizce'de kullanılıyor. In order that ise mesi için, ması için anlamlarını veriyor. Şimdi bakalım cümlelerdeki anlamına. I went to the supermarket, süpermarkete gittim. To buy some milk, biraz süt almak için. Yani buradaki to bir cümle içerisinde fiilden önce kullanıldığında make mak için yani amaç bildiren bir yapı oluşturabiliyor. He changed the lock in order to keep out the intruders. Yani o kilidi değiştirdi. Ne için? E, ee, i̇zinsiz girenleri uzak tutmak için. Yani burada mekmak için in order to veriyor. Fiber cables are commonly used so as to make internet faster. Yani interneti daha hızlı hale getirmek için fiber kablolar yaygın olarak kullanılır. Kullanılıyor. They built a bridge in order that in order that people can cross the other side so quickly. Yani onlar insanlar karşı tarafa daha hızlı bir şekilde geçebilsinler diye bir köprü inşa ettiler. Yani geçebilsinler diye. İşte buradaki in order that geçebilmeleri için. They check the system regularly in order that safety standards are maintained. Yani güvenlik standartları sürdürülebilsin diye onlar sistemi düzenli olarak kontrol ediyorlar. Bu arada regularly şurada L harfi eksik olmuş. Evet şimdi geldik present perfect tense. Present perfect tense dediğimizde Türkçede olmayan bir zamandan bahsediyoruz. Yakın geçmiş zaman. Yani çok yakında gerçekleşmiş olaylardan bahsederken ve etkisinin hala devam ettiğini ifade etmek istediğimiz olaylarda biz bu zamanı İngilizce'de kullanıyoruz. Bu zamanın özelliği gördüğünüz gibi önce öznelerden sonra yani I, you, we, they öznelerinden sonra have, he, she, it öznelerinden sonra has. Ve e, araya tabii ki bazı zaman ifadeleri girebiliyor. E, just daha yeni demek. Already çoktan demek. Never hiçbir zaman demek. Ve fiilin burada daima üçüncü halini kullanıyoruz. Daha sonrasında da nesne geliyor. Evet. Ee, biz I have ifadesini bu şekilde kısaltabiliyoruz. Tabi you have, they have gibi ifadelerde de bu kısaltmayı görebilirsiniz. She has ifadesini de böyle bu şekilde she has şeklinde görebilirsiniz. Zaman ifadesi olarak bu zaman içerisinde kullanılan bazı yapılar recently son zamanlarda, lately aynı şekilde aynı anlama geliyor son zamanlarda demek. So far, up to now, till now bu da aynı şekilde şu ana kadar anlamını veriyor. Bir de en fazla kullanılan bu zamanla birlikte for ve since kelimeleri var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Devam edelim. Bu fiillerin anlamlarını daha önce vermiştim. Bu fiillerin üçüncü hallerini kullanacağız arkadaşlar. Bakın burada fiillerin ikinci ve üçüncü halleri verilmiş durumda gördüğünüz gibi. Participle yani burada yeşille gösterdiğim üçüncü halleri biz şimdi bu zamanla birlikte kullanacağız. Şimdi öncelikle bu zaman hangi durumlarda kullanılıyor ondan bahsedelim. Recent events yani son zamanlarda gerçekleşen olaylar, son olaylar. I've just come home. Daha, yani daha eve yeni geldim. Bakın daha yeni geldim anlamını vermek için. Yani çok az süre önce gerçekleşen olaylar demek istiyor. She has just finished her project. O daha yeni bitirdi projesini. They have already completed the school construction. Onlar çoktan okul inşaatını tamamladılar. Tabi çoktan kelimesi belirsiz bir geçmişi anlatır. Yani çoktan derken bir ay öncesi de kastediliyor olabilir veya beş gün öncesi de kastediyor olabilir. Dolayısıyla belirsiz bir geçmiş zaman ifadesi olduğundan dolayı perfect tensele already çok sık kullanıldığını görürüz. I have already changed my mobile phone. Yani ben çoktan cep telefonumu değiştirdim. They have discovered a natural gas source recently. Onlar son zamanlarda bir doğal gaz kaynağı keşfettiler. The school has recently built a new gym for the students. Okul son zamanlarda öğrenciler için yeni bir spor salonu inşa etti. Evet devam ediyoruz. Hayat tecrübelerimizden bahsederken yine perfect tense i kullanabiliyoruz. I have been to Istanbul several times. İstanbul'da çeşitli defalar bulundum ya pek çok kez bulundum anlamına geliyor. Şimdi be into burada bulunmuş olmak anlamını veriyor. I have watched, bakın fiilin üçüncü hali kullanıyoruz her zaman. That film, many times, o filmi çok defa izledim. I have seen this actor before. Yani o, bu aktörü daha önceden görmüştüm. Yani yapmıştım, etmiştim dediğiniz ve zaman belirtmeden geçmişte deneyimlediğiniz şeylerden bahsediyorsanız Yine perfect tense'i kullanıyoruz. Bakın she has read the book twice. O kitabı iki kez okudu. I have never tasted sushi in my life. Hayatımda hiç sushi'nin tadına bakmadım. They have never climbed this mountain before. Onlar bu dağa daha önce hiç tırmanmadılar. I have never been abroad. Yani ben daha önce hiç yurt dışında bulunmadım. Evet, been to ve gone to'nun anlam farklarına bakacağız. She has been to İstanbul dediğimiz zaman o İstanbul'da bulundu anlamına geliyor. Yani bulunmuş olmak ne demek? Gidip gelmiş olmak demek. Eğer she has gone to İstanbul dersek o İstanbul'a gitti. Yani hala orada anlamı çıkıyor arkadaşlar. Evet. <laughs> yani bir şey tamamlandı ve etkisi hala devam ediyorsa o zaman yine perfect tense kullanıyoruz demiştik. I have swept the floor yani ben yerleri süpürdüm. Yani yerleri süpürdüm. Demek ki hala temiz. Yani süpürme olayım daha gerçekleşeli çok zaman olmadı. She has broken her arm. Yani o kolunu kırdı. Hala kırık. Bakın e, yani olayın etkisi devam ettiği için perfect tense ile kuruldu cümle. My brother has cut his finger. Yani kardeşim parmağını kesti. Hala kanıyor. Bakın e, etkisi devam ediyor. I have lost my keys. Yani anahtarlarımı kaybettim. Yani hala kayıplar. Etkisi devam eden durumlar. E, süperlatif yapılarda yine perfect tense kullanılıyor. Süperlatif yapılara geleceğiz e, bir sonraki konularda. E, bakın burada he is the best person I have ever met dediğiniz zaman. Yani that I have ever dedikten sonra ve fiilin üçüncü halini kullandıktan sonra süperlatif yapılarla bu birleşebiliyor. Buradaki anlam şu oluyor. Benim şu ana kadar tanıdığım o en iyi insan. This is the most delicious soup that I have ever eaten. Yani benim şu ana kadar yediğim yani bu benim şu ana kadar yediğim en lezzetli çorba. You are the most honest person I have ever worked with. Yani benim şu ana kadar birlikte çalıştığım en dürüst insansınız. These are the most successful students I have ever taught. Yani benim şu ana kadar öğretim yaptığım en başarılı öğrencilerdir bunlar. The Matrix is the most fascinating movie I have ever watched. Yani Matrix benim şu ana kadar izlediğim en büyüleyici filmdir anlamını veriyor. Evet süperletif yapılarda perfect tense bu şekilde. E, tamamlanmamış e, belirli bir zaman periyodunda gerçekleşen olaylarda da yine e, perfect tense kullanılıyor. Yani tamamlanmamıştan kastımız şu. Yani mesela bakın burada bu ay. Bu hafta, bugün gibi ifadeler var. Yani daha bitmemiş. Yani o gün hala devam ediyor. Ya da o ay hala devam ediyor. O yıl hala devam ediyor. Anlamı veriyoruz. I have seen UFO twice this month. Yani bu ay iki kez UFO gördüm. Yani burada daha ay bitmemiş. Belki de ayın daha ortasındayız. Ama daha ben iki defa gördüm. Yani belki ay sonuna kadar iki üç kere daha göreceğim. Anlamı çıkıyor. She has taken private lessons three times this month. Yani o bu ay üç kez özel ders aldı. Belki daha fazla alacak. My mother has gone to hospital once this week. Yani annem bu hafta bir kez hastaneye gitti. Yani belki ikinci defa da gidebilir. I have brushed my teeth twice today. Bugün dişlerimi iki kez fırçaladım. I have tutored three people this year. Bu yıl e, üç kişiye özel ders verdim. Yani daha bu yıl bitmedi. E, belki de daha <laughs> beş kişiye daha özel ders vereceğim. Anlamı çıkabilir. <laughs> Şimdi... Olumsuz ve sorularına bakalım. <gülüyor> olumsuzlarda <gülüyor> haven't ve hasn't kullanılıyor arkadaşlar. Ee, I haven't seen Kate today. Bugün Kate'i görmedim. <laughs> We haven't had breakfast. Ka henüz, henüz kahvaltı yapmadık. Buradaki yetler henüz anlamını veriyor. Ve cümle sonunda kullanılıyor. Ve olumsuzlarda kullanılıyor. Veya sorularda. <laughs> She hasn't graduated from high school yet. O henüz liseden mezun olmadı. I still haven't decided what to wear. Ben hala ne giyeceğime karar vermedim. Bakın burada still hala anlamını veriyor. They haven't applied for the job yet. Onlar henüz işe başvuru yapmadılar. Sorularda have ve has başa geliyor. Have you finished your project? Projeni tamamladın mı? Have they gone to Istanbul? Onlar İstanbul'a gittiler mi? Haven't you called your mom yet? Henüz anneni aramadın mı? Yani soru olumsuz da olabiliyor. Have you packed your luggage yet? Yani valizini e, doldur, doldurdun mu henüz? E, has she seen the doctor yet? O henüz doktora göründü mü? Anlamlarında. <laughs> Tabii ki WH soruları da e, başa getirilerek bunlar oluşturulabilir. What have you done today? Dediğimizde bugün ne yaptın? Yani bugün daha bitmemiş demek ki. I've done nothing hiçbir şey yapmadım diyor. Where has she gone? O nereye gitti? She has gone to İzmir. O İzmir'e gitti. Why has he gone out? O neden dışarı çıktı? He is going to buy some bread. O biraz e, ekmek alacak. Evet, present perfect tensele en çok kullanılan yapı since ve for yapısı. Since gördüğümüzde den beri anlamına geliyor. For ise dir dir anlamını veriyor. Yani 2006, 2006, 2006 dan beri anlamını vermiş oluyor. Since February şubattan beri. Since last night geçen gece den beri. Since winter kıştan beri. Since morning sabahtan beri. Since yesterday dün beri. Since six o'clock saat 6 dan beri. Since I came home eve geldiğimden beri. Yani eğer bir şey olduğundan beri e, cümlesi varsa since'ten sonra Simple past tense ile yazıyoruz cümleyi. Fiilin ikinci haliyle yazıyoruz. Şimdi for ise dır dir anlamını veriyor. For two weeks iki haftadır. For, for five months beş aydır. For three years üç yıldır. For ten minutes on dakikadır. For a long time uzun zamandır. For centuries yüzyıllardır. For a decade yani on yıldır. For a few days birkaç gündür. Peki ben since mi gelecek, for mu gelecek bunu nereden bileceğim? Bakın ikisine de uyarladığınız zaman eğer ikisinde de mantıklı oluyorsa for gelecek demektir. Yani şöyle demek istiyorum. For dırdır anlamını veriyor demiştik. For two weeks dediğimizde iki haftadır. Şimdi iki haftadır da deriz. iki haftadan beri de deriz. Yani e, ama mesela 2006'dır. 2006'dan beri demeyiz. Yani sadece 2006'dan beri şeklinde söyleriz. Veya Şubat, Şubat'tır demeyiz. Mesela Şubat'tan beri deriz veya geçen gecedir demeyiz geçen geceden beri deriz. E, kıştır demeyiz mesela kıştan beri deriz. Yani sadece den beri veya dan beri ile mantıklı olanlar zaten since alıyor ve her ikisiyle de mantıklı olanlar for alıyor. Mesela 3 yıldır da denebilir 3 yıldan beri de denebilir. 10 dakikadır da diyebiliriz 10 dakikadan beri de diyebiliriz. Evet ne kadar zamandan beri bir şeyi yaptığımızı e, since ve for'la perfect tense'le söylüyoruz. <laughs> They have grown vegetables for 10 years. Onlar 10 yıldır sebze yetiştiriyorlar. She has worked at the factory since 2019. Yani o 2019'dan beri fabrikada çalışıyor. Şimdi burada work ve live fiilleri, genellikle yaşamak ve çalışmak fiilleri geldiğinde present perfect continuous olarak yazmamız gerekmiyor. Yani her ikisinde de aynı anlam veriyor. People have wondered about the ex about extraterrestrial life for centuries. İnsanlar dünya dışı yaşamı e, yüzyıllardır merak etmişlerdir. I haven't eaten anything since morning. Ben sabahtan beri hiçbir şey yemedim. They haven't talked to each other for a long time. Onlar uzun zamandır birbirleriyle konuşmadılar. We haven't invited them to our house for six months. Biz onları altı aydır evimize davet etmedik. I haven't eaten anything since I came home. Ben eve geldiğimden beri hiçbir şey yemedim. Bakın for ve since'i bu cümlelerde kullandık. <laughs> Şimdi bir de perfect continuous tense var. Yani have has'den sonra önce been ve fiile ing eki gelen bir zaman oluyor bu da. Bunda for ve since'i mutlaka kullanıyoruz çünkü bir olayın ne kadar süredir devam ettiğini e, ifade etmek istiyoruz. Daha çok e, perfect tense'in daha biraz daha e, süreyen olduğunu yani bir olayın hala daha belirli bir zamandan beri devam ettiğini ifade etmek istediğimizde bu yapıyı kullanabiliyoruz. I have lived in Bandırma for nine years ya da I have been living in Bandırma for nine years. Bu iki cümle arasında tabii ki de şöyle bir fark var. Yani burada Bandırma'da dokuz yıldır yaşıyorum anlamı da çıkar veya Bandırma'da dokuz yıl yaşadım anlamı da çıkar. Ama burada I have been living dediğiniz zaman e, 9 yıldır Bandırma'da yaşamaktayım. Yani hala yaşamaya devam ettiğim kesin olarak bu cümlede bellidir. Ama bu şekilde söylediğim zaman e, hala yaşıyor da olabilirim veya orada 9 yıl yaşamış olduğumu da belirtmiş olabilirim. Genellikle live ve work yani çalışmak ve yaşamak fiillerinde e, present perfect continuous tense şeklinde yazmasak da e, olayın hala devam ettiği anlamı çıkabiliyor. Devam edelim. <laughs> Bakın burada how long yani ne kadar zamandır. Ee, yani bu soru kalıbı çok kullanılan bir yapıdır İngilizce'de. Ee, bunlarla ilgili örnek cümleler oluşturdum. Soru ve cevap. Hemen bakalım. How long have you been in Bandırma? Ne kadar zamandır Bandırma'dasın? I have been in Bandırma since 2011. Yani 2011'den beri Bandırma'dayım. How long have you been a teacher? Ne kadar zamandır öğretmensin? I have been a teacher for 15 years. 15 yıldır öğretmenim. How long have you been working here? Ne kadar zamandır burada çalışıyorsun? I have been working here for nine years. Yani burada dokuz yıldır çalışıyorum. How long have you been staying at the hotel? Ne kadar zamandır otelde kalıyorsun? We have been staying here for three days. Üç, üç gündür burada kalıyoruz, kalmaktayız. How long has she been learning English? O ne kadar zamandır İngilizce öğreniyor? She has been learning English since 2020. Yani o 2020'den beri İngilizce öğrenmekte. How long have they been running? Onlar ne kadar zamandır koşmaktalar? They have been running for 20 minutes. Yani 20 dakikadır koşmaktalar. Evet şimdi burada ise perfect tense'li cümleleri <laughs> e, buraya cümle, e, yapıları buraya yerleştireceğiz. Amcam daha yeni İngiltere'ye uçakla gitti diyeceğiz. Burada tabii ki ne, ne kullanmamız gerekiyor biliyorsunuz öznelerden sonra have, has ve fiilin üçüncü halini kullanmamız gerekiyor. My uncle has just flown to England. Burada o filmi çoktan izledim diyeceksiniz. I have already watched that film. Geç kalmadık. Show daha başlamadı diyeceğiz. The show hasn't started yet. Susan ne kadar zamandır İngiltere'de yaşıyor diyeceğiz. How long has Susan lived in England. ben hiç roller coaster'a bir coaster binmedim diyeceğim. I have never ridden a roller coaster şeklinde. E Jackie dün sabahtan beri görmedim diyeceğim burada. Tabii ki burada fiil gelmeyecek. Ne gelecek? Since kelimesi gelecek. O bir doktordur 5 yıldır diyeceğiz. 5 yıldır, 5 yıldan beri. İkisi de mantıklı olduğu için buraya for gelecek. Anahtarlarımı gördün mü onları kaybettim diyor. Tabii ki you olduğu için have you lost, have you seen my keys? Yani anahtarlarımı gördün mü I have lost them. Ee, Mary daha yeni arabasını sattı. Mary has just sold his, her car. This is the scariest movie. Bu en korkunç film. Benim şu ana kadar izlediğim anlamı vermek için I have ever watched olarak kullanıyorum. Evet, şimdi geldik komparatif ve süperlatif yapılara. Komparatif, süperlatif ne demek? Yani sıfatların, nasıl ki fiillerin üç tane halleri vardı, sıfatların da e, iyi, daha iyi ve en iyi. Yani daha ve en olmak üzere e, iki tane daha hali oluyor. Şimdi komparatif dediğimiz daha anlamını veren yapılar, süperlatif dediğimiz de en anlamını veren yapılar. Yani burada hard, zor demek mesela. Harder, daha zor The hardest, en zor anlamını veriyor. Lazy, tembel. Lazier, daha tembel. The laziest, en tembel. Yani gördüğünüz gibi daha anlamını vermek için e, sıfatın sonuna er ekliyoruz. Ama hangi sıfatın? Tabii ki kısa sıfatların. Sıfatları da kısa ve uzun olarak ikiye ayırıyoruz. Yani tek nefeste ya da tek hecede söylenenlere kısa sıfat diyoruz. 2-3 e, tane heceden oluşanlara ya da uzun e, söylenenlere de e, gördüğünüz gibi long adjectives diyoruz. Onlar farklı yapılıyor, kısalar farklı yapılıyor. Kısa sıfatlarda sonuna sıfat er eki aldığında daha anlamına geliyor. En anlamını vermek için de başına dı, sonuna da est getiriyoruz. Bakın e, kural aynı kural. Young genç, younger daha genç, the youngest en genç. Tall uzun, taller daha uzun, the tallest en uzun. Early erken, earlier daha erken, the earliest en erken. Cheap ucuz, cheaper daha ucuz, the cheapest en ucuz. Rich zengin, richer daha zengin, the richest en zengin. Evet, ee, uzun sıfatlarda ise bakın daha anlamını vermek için more kelimesini getiriyorum. Important önemli, more important daha önemli, the most important en önemli. Dangerous tehlikeli, more dangerous daha tehlikeli, the most dangerous en tehlikeli. Comfortable yani e, rahat, more comfortable daha rahat, the most comfortable, en rahat anlamına geliyor. Difficult, zor, more difficult, daha zor, the most difficult, en zor. Famous, meşhur, ünlü, the more famous, daha ünlü, the most famous, en ünlü. Interesting, ilgi çekici, more interesting, daha ilginç, the most interesting, en ilginç. Successful, başarılı, more successful, daha başarılı, the most successful, en başarılı anlamına geliyor. Bir de düzensiz sıfatlarımız var. Yani ikinci ve üçüncü halleri ya da daha ve en halleri farklı olanlar diyelim. Good iyi demek, better daha iyi, the best en iyi anlamına geliyor. Bad kötü, worse daha kötü, the worst en kötü demek. Many ve much çok anlamına geliyor. More daha çok, the most en çok. Little az demek, less daha az, the least en az demek. Far uzak, farther daha uzak, the farthest en uzak anlamına. ...geliyor arkadaşlar. Evet, burada bazı kısa ve uzun sıfatları... ...sizler için listeledim. Anlamlarını da yazdım burada. Kendiniz örnek oluşturabilmeniz için. Evet, burayı hemen geçiyorum. Şimdi komparatif yapılarla cümle örneklerini görelim. Komparatif dediğimiz neydi? Daha anlamını vermek için kullanılan sıfatlardı. Şimdi bir iki tane şeyi kıyasladığımız zaman... ...bu bundan daha dediğimiz zaman... Bakın cümle kalıbı önce özne geliyor, kıyasladığımız. Sonra eğer normal bir isim cümlesi kuruyorsam emizar. Sonra komparatif hali geliyor sıfatın. Sonra den geliyor. Bu den tabii ki Türkçedeki denden e, kelimesiyle aynı anlamı taşıyor aslında. E, çünkü örneklerde göreceksiniz. Sonra da diğer karşılaştırdığımız nesne geliyor. Bandırma is bigger than erdek dediğimizde bandırma erdekten daha büyüktür. Bakın buradaki kıyaslamayı nasıl yapıyorum e, sıfatıma... Er getirdim kısa sıfatıma. Sonra den yani erdek den, Türkçe'deki den ekini yine buradaki den kelimesi veriyor. Yani bu da zaten den diye okunuyor. I am taller than my mother yani annemden daha uzunun uzunum. İzmir is more crowded than Balıkesir. İzmir Balıkesirden daha kalabalık. English is more popular than French. İngilizce Fransızca'dan daha popüler. Bungee jumping is more dangerous than skiing. Yani bungee jumping kayaktan daha tehlikeli. Physics is more difficult than maths. Fizik matematikten daha zor. Life in Istanbul is more expensive than life in Sparta. Yani İstanbul'da hayat Isparta'daki hayattan daha pahalı. Cats are cuter than dogs. Yani kediler köpeklerden daha sevimli. February is colder than May. Yani Şubat Mayıs'tan daha soğuk. Bakın karşılaştırma cümlelerini gördüğünüz gibi bu şekilde yapabiliyorum. Şimdi isim cümlesi olmayan e, fiil de olabilen cümlelere de bakalım burada. Biraz daha farklı cümlelere bakalım. I feel much better uh, than I felt yesterday. Bugün e, kendimi dün hissettiğimden daha iyi hissediyorum. Bakın burada better'dan daha iyi anlamını veriyor. He played better than he did in the last match. Son maçta oynadığından daha iyi oynadı. Yani o son maçta oynadığından daha iyi oynadı. The exam was really easier than I, than I expected. Sınav beklediğimden, yani umduğumdan gerçekten daha kolaydı. The film was much more interesting than we thought. Film düşündüğümüzden çok daha ilgi çekiciydi. You look much better with your new style. Yeni stilinizle çok daha iyi görünüyorsunuz. This is a newer version of the game. Bu oyunun daha yeni bir versiyonu. Everything is getting more and more expensive. Her şey giderek daha da pahalı oluyor. The weather is getting colder and colder. Hava giderek soğuyor. He loves cats more than dogs. O kedileri köpeklerden daha çok seviyor. She spent more than 2000 thousand liras on bags. O e, çantalara 2000 liradan fazla para harcadı. Evet gördüğünüz gibi komparatif e, yapılarla ilgili örnekler burada sizin için verildi. Şimdi süperlative geçelim. Süperlatif dediğimiz neydi? En anlamını veren kalıbımızda Yani sıfatların en derecelerine süperlatif diyorduk. Bakalım şimdi örneklere. Tabi burada ne yapıyoruz? Önce süperlatif bir e, sıfatımız geliyor. Ardından bir isim geliyor. Burada of ya da in ve ardından bir yer ismi geliyor. E, buradaki of ve in e, ikisi birbirinin yerine kullanılabiliyor. Mesela hemen buraya bakalım. Bandırma is the biggest district of Balıkesir. Yani Bandırma Balıkesir'in en büyük ilçesidir. Buradaki of yerine in de kullanabilirsiniz. In kullandığınızda Bandırma Balıkesir'deki en büyük ilçedir anlamına gelir. Ama burada of kullanmak daha e, kulağa güzel geliyor. English is the most popular language in the world. Yani İngilizce dünyadaki en popüler dildir. The Nile is the longest river of the world. Nil Nehri dünyanın en uzun nehridir. İstanbul is the most crowded city in Turkey. İstanbul Türkiye'deki en kalabalık şehirdir. Hakan is the tallest student in the classroom. Hakan sınıftaki en uzun öğrencidir. YouTube is the most useful platform on the web. YouTube webdeki en faydalı platformdur. This is the most expensive restaurant in the city. Yani bu şehirdeki en pahalı lokantadır. The Sahara is the largest desert in the world. Sahra dünyadaki en büyük çöldür. December is the coldest month of the year. Yani Aralık yılın en soğuk ayıdır. The best day of the week is Friday. Yani haftanın en güzel günü Cuma'dır diyor. Evet şimdi biraz daha farklı örneklere bakalım. Unemployment is one of the biggest problems. İşsizlik en büyük problemlerden biridir. One of my best friends, yani en iyi arkadaşlarımdan biri, is at hospital, hastanede. Jack is the oldest one of the seven children. Yani Jack, yedi çocuktan en yaşlı olanıdır. En büyük olanıdır. Of all the films I have watched, izlediğim tüm filmler arasında, Titanic is my favorite. Titanic benim favorimdir. Yani burada of all arasında anlamını veriyor. Bakın cümle başında bu şekilde kullanıldığında. Air pollution is one of the most important problems. Yani hava kirliliği en önemli problemlerden biridir. This is the best film I have ever watched. Bu benim şu ana kadar izlediğim en iyi film. Antalya is the most beautiful city I have ever visited. Antalya benim şu ana kadar e, ziyaret ettiğim, gezdiğim en güzel şehirdir. That is the most delicious ice cream I have ever tasted. Yani bu benim şu ana kadar tadına baktığım en lezzetli dondurma. I bought one of the cheapest cars in the city. Ben şehirdeki en ucuz arabalardan birini satın aldım. Yesterday was the worst day of my life. Dün hayatımın en kötü günüydü anlamında. Evet şimdi buraya komparatif mi gelecek yoksa süperletif mi gelecek siz bulmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki de den kelimesi varsa kıyaslama var demektir ve komparatif gelecek demektir. Eğer of ya da in görürsek e, yani birçok şeyle kıyaslandığı anlamına gelir. Dolayısıyla süperlatif gelecektir. Şimdi Kızılırmak Türkiye'nin daha uzun nehridir demeyeceğim tabii ki. Çünkü başka bir şeyle kıyaslamıyoruz burada. Hani Yeşilırmak yok mesela burada. Direkt Türkiye Türkiye'nin e, bütün nehirleriyle kıyaslama var. Dolayısıyla en uzun demem gerekiyor. Tabii ki nasıl yapıyorum? Kısa sıfat olduğu için başına adı sonuna est getiriyorum. My father feels dün hissettiğinden diyor bugün daha iyi hissediyor diyeceğiz. Good, better. Imagination, hayal gücü bilgiden daha önemlidir diyeceğiz. Is more important. Tabi burada is olacak yazmayı unutmuşuz. A train is yani tren bir uçaktan daha konforludur diyeceğiz. A train is more comfortable. Tabii ki uzun sıfatlarda more geliyor demiştik. Bu da den kıyaslama var. Çin dünyadaki en kalabalık ülkedir. Superlative yapacağım için The most crowded country in the world. Gümüş altından daha ucuzdur diyeceğim. Burada tabii ki altınla kıyasladığı için iki şey kıyaslandığında komparatif yapı var demektir. E, cheap kısa sıfat olduğu için cheaper. Everest dünyanın en yüksek dağıdır. Everest is the highest mountain in the world. Ardahan Van'dan çok daha soğuktur diyeceğim. Ardahan is much colder than Van. The book was... Beklediğimden daha eğlenceliydi diyeceğim More amusing çünkü amusing uzun sıfat One of the biggest results of war is immigration Yani savaşın en büyük sonuçlarından biri Göç tür anlamında Evet şimdi the more the more Yani ne kadar şöyle şöyle yaparsan O kadar anlamını veren bir kalıp var o kalıbı bu, bu kelimelerle veriyoruz. The more, the more kalıbı. Tabi her zaman more olmak zorunda değil. The less de olabiliyor ya da diğer sıfatlara da er getirip bu anlamı verebiliyoruz. Şimdi isterseniz örneklerle çevirisinde daha rahat görebileceksiniz. The more you eat, ne kadar çok yersen, the more you get weight, o kadar çok kilo alırsın. The less you eat, ne kadar az yersen, bakın ne kadar az anlamını vereceğim zaman da the less kullanıyorum. Ne kadar az yerseniz, the better you feel o kadar daha iyi hissedersiniz the faster we go ne kadar hızlı gidersek the earlier we arrive at the airport o kadar erken varırız havalimanına the more i read ne kadar çok okudumsa the more i realized that i was ignorant o kadar çok cahil olduğumu fark ettim the more you practice english the better you speak it ne kadar İngilizceyi çok telaf e, ne kadar çok İngilizceyi pratik yaparsan o kadar iyi konuşursun. The more fruit and vegetable you eat, the longer you live. Ne kadar çok meyve ve sebze yersen o kadar uzun yaşarsın. The older he gets, the younger he feels. E, o ne kadar çok yaşlanırsa o kadar çok genç hissediyor. The higher we climbed, the harder it became for us to breathe. Yani ne kadar yükseğe tırmandıysak Bizim için nefes almak o kadar zor oldu. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar nokta nokta o kadar anlamlarını vermek için bu kalıbın kullanıldığını da unutmayalım. Evet yine karşılaştırma anlamlarını vermek için kullanılan bazı yapılar var. Bakın the same as ile aynı demek, similar to benzer, as as kalıbı yani kadar gibi anlamını veriyor. Different from farklı demek, alike yine benzer demek. Örneklerle bakalım. His shoes are the same as mine. Onun ayakkabıları benimkiyle aynı. İle aynı anlamını veriyor the same as. This park is the same as it was 20 years ago. Bu park 20 yıl önceki haliyle aynı. Driving a ship is not the same as driving a car. Yani gemi sürmek araba sürmek gibi sürmekle aynı değil. Their eating habits are nearly the same as ours. Onların yemek yeme alışkanlıkları neredeyse bizimkiyle aynı similar to ise benzer demek. Your opinions are quite similar to mine. Yani senin fikirlerin benimkine oldukça benzer. Her house is similar to mine. Onun evi benimkine benzer. These shoes are very similar to the ones you had before. Yani bu ayakkabılar senin daha önce sahip olduğuna çok benzer. Seagull meat tastes similar to chicken. Yani martı eti Tavuk etine benzer bir tat veriyor anlamında. Evet, şimdi e, abartılı karşılaştırmalar yaparken işte kurt kadar açım, o keçi gibi inatçı, ondan sonra karınca gibi e, çalışkan şeklinde böyle kıyaslama cümleleri yaparken, as as kalıbını kullanabiliyoruz. E, bakın, she is as stubborn as a goat. Yani o keçi gibi inatçı. Yani as artı sıfat artı as. Living in a big city is not as easy as living in a village. Yani büyük şehirde yaşamak köyde yaşamak kadar kolay değil. His mobile phone is not as trendy as mine. Onun cep telefonu benimki kadar trend bir telefon değil. There were as many as 150 people in the cinema. Yani buradaki anlam ise <laughs> sinemada 150 kadar çok kişi vardı. Yani 150 kişiye kadar fazla kişi, 150 kadar çok insan vardı demek istiyor. Different from farklı demek bir şeyden farklı olduğunu söylerken, bir şeyin başka bir şeyden farklı olduğunu söylerken kullanılıyor. British English is in some way different from American English. Yani e, Britanya İngilizcesi bir şekilde Amerikan İngilizcesinden farklı. Each student is different from each other. Her bir öğrenci bir diğerinden farklıdır. Our culture is very different from theirs. Yani bizim kültürümüz onlarınkinden çok farklı. You are no different from others. Sen diğerlerinden hiç farklı değilsin. Evet, alike benzer gibi anlamını veriyor. Your children really look alike. Yani buradaki anlam senin çocukların gerçekten benzer görünüyorlar. My father and I think alike about it. Yani babam ve ben bununla ilgili aynı düşünüyoruz, benzer düşünüyoruz anlamında. We will lie all alike in our graves. Yani mezarlarımızda hepimiz benzer şekilde uzanacağız anlamına geliyor. His words impressed friends and foes alike. Yani onun sözleri dostları ve aynı şekilde düşmanları etkiledi anlamına geliyor. Evet, in case ne olur ne olmaz. Olur da şöyle şöyle olur diye anlamlarını vermek için kullanılan bir kalıp arkadaşlar. Keep these documents in a safe place in case they are lost. Kaybolma olasılıklarına karşın, kaybolmalarına karşın bu dokümanları güvenli bir yerde tut. Write down my phone number in case you forget it. Yani unutma ihtimaline karşın, olur da unutursun diye cep telefonumu Yes, we made a fence around the pool in case children may fall in. Çocukların düşebilme ihtimallerine karşın e, biz havuzun etrafına bir çit yaptık diyor. Olur da çocuklar içine düşer diye yani çocukların içine düşme ihtimaline karşın demek istiyor. He never talked about his richness in case people thought he was an arrogant man. İnsanlar onunla ilgili e, onun Kibirli bir insan olduğunu düşünme ihtimallerine karşın o zenginliğinden asla söz etmezdi. Yani olur da insanlar onun kibirli bir insan olduğunu düşünür diye zenginliğinden hiç söz etmezdi demek istiyor. The thieves turned off the lights and locked the doors in case someone saw them. Olur da biri onları görür diye hırsızlar ışıkları kapattı ve kapıları kilitledi. I put some money in in the drawer for you just in case. Yani diyor ki, senin için çekmeceye biraz para koydum. Ne olur ne olmaz diye. Anlamını vermek için bakın. <laughs> Eğer in case of kullanırsak, şöyle şöyle olması halinde. Tabii in case of'tan sonra cümle gelmiyor. Direkt bir durum ya da isim geliyor. <laughs> bakın örneklere. These are the instructions you should follow in case of fire. Bunlar sizin yangın halinde izlemeniz gereken talimatlar. Yani halinde, durumunda anlamını veriyor in case of. Call 112 in case of emergency. Acil durum halinde 112'yi arayın. Place them on the road in case of an accident. Bir kaza halinde bunları yola koyun, yerleştirin. Never use elevators in case of an earthquake. Yani bir deprem anında, deprem halinde e, asansörleri asla kullanmayın. Call the police in case of a danger or a threat. Bir tehlike ya da tehdit halinde polisi arayın anlamına geliyor. Evet, prefer. Prefer tercih etmek demek arkadaşlar. Şimdi prefer'ın kullanımına bakalım. I prefer tea for breakfast. Ben kahvaltı için çayı tercih ederim. I prefer to drink tea. Ben kahvaltı ben çay içmeyi tercih ederim. Eğer e, ya şunu yapmayı, bunu yapmayı tercih ederim şeklinde cümle kuruyorsak o zaman prefer'den sonra to ve fiilin yalın halini getirebiliriz. I prefer to swim in the sea. Ben denizde yüzmeyi tercih ederim. I prefer tea to coffee. Yani ben çayı kahveye tercih ederim. Eğer bir şeyi başka bir şeye tercih ettiğinizi söylüyorsanız o zaman araya to getiriyorsunuz. Tabii ki bu tarz cümlelerde prefer'den sonra gelen fiil ing eki alıyor. Eğer bir şeyi başka bir şeye tercih ettiğimiz durumları anlatıyorsak tabii ki. I prefer drinking tea to drinking coffee. Yani burada çay içmeyi kahve içmeye tercih ederim oluyor. She prefers talking in person to talking online. Yani o bizzat konuşmayı ya da yüz yüze konuşmayı online konuşmaya tercih eder. I prefer staying home to going to the fair. Yani ben ee, fuara gitmeyi pardon evde kalmayı e, fuara gitmeye tercih ederim. Yani önce tercih ettiğimiz şeyi söylüyoruz sonra tercih etmediğimizi söylüyoruz ve araya tou getiriyoruz gördüğünüz gibi. My sister prefers to ride a bicycle rather than drive home. Yani kız kardeşim bisiklet sürmeyi tercih eder ne yapmaktansa eve arabayla gitmektense araba sürerek gitmektense demek istiyor. Yani bu bu şekilde rather thanı burada görme şansınız var. eee I prefer not to go into political talks. Yani eğer prefer olumsuz kullanmak isterseniz I prefer not şeklinde yazabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Yani tercih etmem anlamı çıkıyor. I prefer not to go into political talks yani siyasi konuşmalara girmeyi tercih etmiyorum anlamına geliyor. We prefer not to take risk for such an unimportant task. Böylesine önemsiz bir görev için risk almayı tercih etmiyoruz. Ee, Evet. Devam edelim. Would rather. Would rather da yine tercih etmek demek. Would rather ve would prefer var. Bunların hepsi de tercih etmek anlamına geliyor ama kullanılışlarında birazcık farklar var. I would rather learn English than Spanish. Bakın burada ben İngilizce öğrenmeyi tercih ederim ne yapmaktansa İspanyolca öğrenmektense. I'd rather. Burada would'u gördüğünüz gibi I'd şeklinde söyleyebiliyoruz. I'd rather spend holiday here than go abroad. Yani ben yurt dışına gitmektense burada tatilimi geçirmeyi tercih ederim. I'd rather have one sincere friend than lots of insincere friends. Yani çok fazla samimiyetsiz arkadaştansa bir tane samimi arkadaşa sahip olmayı tercih ederim. She would rather she would rather spend her money than save up for future plans. Yani gelecekteki planlar için para biriktirmektense o parasını harcamayı tercih eder. He would rather die than live in slavery. Yani o esaret içinde kölelik içinde yaşamaktansa ölmeyi tercih eder. I would rather not talk about it. Yani bakın would rather olumsuz yaparken would rather'dan sonra not ekini getirerek yine fiilin yalın halini yazarak cümlemizi kurabiliyoruz. Eğer bir kişinin yani başka birinin bir şey yapmamasını istiyorsak yani şöyle yapmamanı isterdim ya da yapmanı isterdim şeklinde cümle kuruyorsak bu tabii ki hayali bir durum olduğu için e, bir past oluyor. Yani bir geçmiş zamana gidiyor olay. Yani I'd rather you didn't smoke. Yani ben senin sigara içmemeni tercih ederim anlamı çıkıyor ya da isterim anlamı çıkıyor burada arkadaşlar. Bakın you don't smoke demiyorum. You didn't smoke diyorum. Tabii burada aslında geçmiş zamandan bahsetmiyorum. Yani bir hayali durum olmasından dolayı bu bir geçmiş zamana uğruyor. I'd rather you came to the picnic with us. Yani bizimle pikniğe gelmeni tercih ederim anlamı çıkıyor burada bakın. Eğer şöyle yapmış olmayı tercih ederdim diyorsam, yani geçmişte bir şey yaptım ama şu şekilde yapmış olsam daha iyi olurdu anlamını söylemek istiyorsam o zaman bakın gördüğünüz gibi would rather'dan sonra have ve fiilin üçüncü halinin kullanımı var. Mesela I would rather have watched the film in the cinema. Yani ben filmi sinemada izlemiş olmayı isterdim ya da tercih ederdim. Yani evde sıkıcıydı demiş oluyor bakın. We would rather have spent summer holiday in Antalya than Muğla. Yani Muğla'dansa Antalya'da yaz tatilini geçirmiş olmayı tercih ederiz. She would rather have written a book on self-development than a novel. Yani bir romandansa kişisel gelişim üzerine bir kitap yazmış olmayı tercih ediyor diyor. Yani roman yazmış ama keşke Kişisel gelişim kitabı yazsaydım demek istiyor yani bu şahıs. Evet, would prefer bu da yine tercih etmek anlamına geliyor. Would prefer'dan sonra, would rather'dan farklı olarak to geliyor bakın fiilden önce. I would prefer to put off the meeting yani ben toplantıyı ertelemeyi tercih ederim diyor. She would she would prefer to walk home rather than get on a bus yani o eve yürümeyi tercih eder ne yapmaktansa otobüse binmektense. Burada da rather'den kullanıyoruz. My sister would prefer to start work rather than study at university. Yani kardeşim işe başlamayı tercih eder. Ne yapmaktansa, üniversite okumaktansa. Brian would prefer to teach at high school rather than work at university. Yani Brian lisede, lisede öğretmenlik yapmayı tercih eder. Ne yapmaktansa, üniversitede çalışmaktansa. I would prefer not to write any comments for the news. Yani haber için hiçbir yorum yazmamayı tercih ederim. She would prefer not to take responsibility for the children. Çocuklar için sorumluluk almamayı tercih ediyor. Uh, if I had the chance, I would prefer to have met you earlier. Bakın, buradaki yapıda da anlam şu oluyor. Eğer şansım olsa, seninle daha önceden tanışmış olmayı tercih ederim diyor. Yani daha önceden yapmış olmayı tercih ederim dediğiniz durumlarda bakın, I would prefer to have artı fiilin üçüncü halinde görebilirsiniz. Evet, boşluklara prefer mi gelecek, would rather mı gelecek, would prefer mi gelecek bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi burada fiilin ing hali almış bakın boşluktan sonra. Tabii ki hangi kalıpta var bu? Prefer kalıbında var. I prefer asking the teacher again to searching it on the net. Yani ben öğretmene sormayı tercih ederim diyor. Ne yapmaktansa onu internette aramaktansa diyor. Burada to olduğu için, Tabii ki de would prefer kullanılacak. We would prefer to send some money to the poor rather than spend. It. Yani harcamaktansa biraz parayı fakirlere vermeyi tercih ederiz. O bilgisayar kullanmayı elde yazmaya tercih eder diyeceğiz. Burada direkt fiilin yalın hali kullanıldığı için would rather gelecek. Mr. Johnson yine growing dediği için prefer yani sebze yetiştirmeyi tercih eder. Onları satın almaktansa. Not to take dediği için A taxi to go home. <laughs> burada istersek prefer, istersek would rather kullan, would prefer kullanabiliriz. Çünkü e, olumsuzlarda not to eki ikisinde de kullanılabiliyor demiştik. <gülüyor> burada <gülüyor> yine to olduğu için she prefers. Bakın burada yalnız e, herhangi bir şeyi başka bir şeye tercih etme durumu yoksa prefer'dan sonra to gelebiliyor demiştik hatırlarsanız. Bakın, she prefers to stay in a hotel. O otelde kalmayı tercih eder. I'd rather you, ben senin bizimle sinemaya gelmenizi tercih ederim diyeceğiz. Burada tabii ki de yine hayali bir durum var. Come, came olacak. Ben müstakil bir ev almış olmayı tercih ederdim diyor. Yani bir dairede oturmaktansa müstakil bir ev almış olmayı tercih ederim. Bu yapıyı da neyle veriyorduk? Would rather'la veriyorduk arkadaşlar. Geçiyoruz şimdi must, mustn't yani modullarımıza devam ediyoruz. Modullarımızdan must ve mustn't. Türkçedeki gereklilik kipi olan meli malı ekini veren kelime İngilizce'de must'tır arkadaşlar. Bu genellikle kendi zorunluluklarımızdan, kendi yapmamız gereken işlerden, kendi sorumluluklarımızdan bahsederken kullandığımız bir yapı. Cümle kuralı gördüğünüz gibi özne artı must artı fiilin birinci hali ve nesne şeklinde devam edip gidiyor. I must study harder to get into university. Yani üniversiteyi kazanmak için daha sıkı çalışmalıyım. We must be careful and patient. Yani biz dikkatli ve sabırlı olmalıyız. You must keep your room clean. Yani odanı temiz tutmalısın. I must get some sleep. Biraz uyumalıyım. Biraz uyku almalıyım. I must admit that your words offended me. Yani itiraf etmeliyim ki sözlerim beni incitti. You must be prepared for the exam. Yani sınav için hazırlıklı olmalısın. You must visit Istanbul when you come to Turkey. Türkiye'ye geldiğinde İstanbul'u ziyaret etmelisin. Tabi burada güçlü bir tavsiye. Yani mutlaka şunu yap, yapmalısın dediğimiz şeylerde de must kullanabiliyoruz. This dessert is great. You must taste it. Yani bu tatlı harika. Tadına mutlaka bakmalısın. Bakın burada yine güçlü tavsiye vermiş oluyoruz. Evet. Eğer sonuç çıkarma yapıyorsak yine must kullanılabiliyor. Bakın you must be tired. Yorgun olmalısın. Yani birisi... Uzunca bir yoldan geldiğinde, yani yorgun olmalısın anlamını vermek için. It must be a boring trip, yani sıkıcı bir yolculuk olmalı. There must be an error, yani bir hata olmalı. They must be hungry, onlar aç olmalılar. He must be at the office, o ofiste olmalı. Yani bu sonuç çıkarma cümlesi için kullanılan yapılar. Bunun olumsuzu mustn't oluyor. Yani yapmamalısın, etmemelisin. Güçlü bir şekilde birine bir şeyi yasaklıyorsak kullanıyoruz bunu. Bakın, you mustn't judge people by their look. İnsanları görünüşlerinden yargılamamalısın. You mustn't touch other people's belongings. Başka insanların eşyalarına dokunmamalısın. We mustn't take sides as a jury. Biz jüri olarak taraf tutmamalıyız. We mustn't fall into this error one more time. Bir kez daha bu hataya düşmemeliyiz. You mustn't let such things happen again. Bu tarz şeylerin olmasına bir daha müsaade etmemelisin. You mustn't sleep in the classroom. Sınıfta uyumamalısın. People mustn't throw litter on the ground. İnsanlar yere çöp atmamalı. You mustn't smoke in the petrol station. Yani benzin istasyonunda sigara içmemelisin. Gördüğünüz gibi, melimalının olumsuzunu mustn'la özneden sonra direkt getirerek ve fiilin yalın haliyle veriyoruz yapmalı mıyım etmeli miyim diyorsak eğer mustı başa alabiliyoruz. Bakın must I pay it now? Şu anda şimdi mi ödemeliyim? Must we go there? Oraya gitmeli miyiz? Ya da wh sorularıyla bunu yapabiliyoruz. What must we do now? Şu an ne yapmalıyız? How must I, I apply the cream? Kremi nasıl uygulamalıyım? Why must you be so suspicious? Neden böyle şüpheli olman gerekiyor? Olmalısın. When must she start learning a second language? O ne zaman ikinci bir dil öğrenmeye başlamalı? Evet. Have to, has to. Bu da zorunda olmak anlamına gelen diğer bir modulumuz. Yani zorundayım, zorundasın, zorundayız anlamlarını veriyorsak. Tabi bu zorundalık daha çok dışarıdan gelen, başkasının bize yüklediği zorunluluklar için kastediliyor. Özlemiz I, you, we, they olduğunda have to, he, she, it olduğunda has to kullanılıyor ve fiilin yine birinci hali geliyor. I have to be at the office before 9 a.m. Yani saat 9'dan önce ofiste olmak zorundayım. You have to sign the document. Yani dokümanı imzalamak zorundasın. We have to pay the gas bill today. Bugün gas faturasını ödemek zorundayız. She has to see the dentist twice a week. Yani o dişçiyi haftada iki kez görmek zorunda. Students have to wear school uniforms. O öğrenciler okul üniforması giymek zorunda. I have to work on Saturdays. Cumartesileri çalışmak zorundayım. You have to make a choice. Yani seçim yapmak zorundasın. My grandmother has to take some pills during the day. Yani büyük annem gün boyunca bazı haplar kullanmak zorunda. I have to take care of my old grandfather. Yani ben yaşlı dedeme bakmak zorundayım, ilgilenmek zorundayım. My sister has to wear a brace on her teeth. Yani kız kardeşim dişlerine diş teli takmak zorunda. Evet zorundalıkları gördüğünüz gibi bu şekilde have to ve has to ile ifade ediyoruz. Devam edelim. Şimdi zorunda değilsin anlamını veriyorsak eğer, yapmak zorunda değilim ya da değilsiniz değil anlamını veriyorsam don't have to ve doesn't have to kullanıyorum. Tabii ki yine özneye göre I, you, we, they'den sonra don't have to, he, she, it'den sonra doesn't have to oluyor. Tomorrow is Sunday. I don't have to get up early. Yarın pazar erken kalkmak zorunda değilim. We have lots of food. You don't have to go shopping. Yani çok fazla yiyeceğimiz var alışverişe gitmek zorunda değilsin. I have plenty of time, I don't have to get on a bus. Yani çok fazla vaktim var, otobüse binmek zorunda değilim. We don't have to make a presentation about earthquake. Yani depremle ilgili bir sunum yapmak zorunda değiliz. Teenagers don't have to carry a mobile phone. Yani gençler, ergenler bir cep telefonu taşımak zorunda değiller. She doesn't have to go to work at the weekends. O hafta sonları işe gitmek zorunda değil. My brother doesn't have to go to hospital this weekend. Yani kardeşim bu hafta sonu hastaneye gitmek zorunda değil. He doesn't have to bring his laptop to the office. O e, ofise laptopunu getirmek zorunda değil. The exam doesn't have to be difficult. Yani sınav zor olmak zorunda değil. They don't have to employ new workers. Yani onlar yeni işçileri işe almak zorunda değiller. Gördüğünüz gibi örneklerimiz bu şekilde zorunda mısın zorunda mıyız zorundalar mı diye soruyorsak da o zaman e, do ve daz başa geliyor sonra özneler geliyor sonra have to geliyor yani has to gelmiyor bu sefer. E, sorularda hepsinde de have to geliyor. Sadece özneye göre do ve daz değişiyor. Gördüğünüz gibi he she it olunca daz geliyor. Do you have to leave the meeting early? Yani toplantıyı erken e, bırakmak zorunda mısın? Er, toplantıdan erken ayrılmak zorunda mısın? Do you have to wear glasses? Yani gözlük takmak zorunda mısın? Do they have to evacuate the house in two days? Onlar iki gün içinde evi boşaltmak zorunda mı? Does she have to wear a suit at work? O iş yerinde işte bir takım elbise giymek zorunda mı? Does he have to shout while speaking? O konuşurken bağırmak zorunda mı? What do you have to buy for this occasion? Bu etkinlik için ne almak zorundasın? Why do you have to take so many tests? Neden çok fazla sayıda test e, olmak zorundasın? o Zorundayız pardon. Where does she have to be at 9 o'clock? O saat 9'da nerede olmak zorunda? What does he have to bring to the classroom? O sınıfa ne getirmek zorunda? Evet gördüğünüz gibi soru örneklerini de bu şekilde incelemiş olduk. Şimdi zorundaydım ya da zorunda değildim anlamını vermek istiyorsak arkadaşlar had to ve didn't have to kalıbını göreceğiz. Had to zorunda kaldım ya da zorundaydım yani geçmişte bir zorundalıktan bahsediyorsak kullanılıyor Özneden sonra had to ve fiilin yine birinci hali geliyor I got up late yani geç kalktım so I had to take a taxi ve taksiye binmek zorunda kaldım A lot of people had to immigrate to other countries because of war because of war yani savaş yüzünden pek çok insan başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı She had to retire Due to her serious illness, o ciddi hastalığından dolayı emekli olmak zorunda kaldı. Emekli olmak zorundaydı. He had to sell his car to pay the bank loan. Yani banka kredisini ödemek için arabasını satmak zorunda kaldı. The boss had to lay off five workers because of the rising costs. Yani artan maliyetlerden dolayı patron 5 işçiyi işten çıkarmak zorunda kaldı. We came here early so we didn't we didn't have to wait in the queue. Yani biz buraya erken geldik. Bu yüzden kuyrukta beklemek zorunda değildik. Zorunda kalmadık. They didn't have to stay at a hotel. They had a caravan. Yani onlar otelde kalmak zorunda değildi. Onların bir karavanı vardı. They didn't have to go to school during the pandemic. Yani onlar pandemi esnasında okula gitmek zorunda değildiler. I didn't have to shout for There was a microphone. Yani bir mikrofon olduğundan dolayı bağırmak zorunda değildim. Eğer zorunda mıydın anlamını vermek istersek de bakın. Did you, uh, did you have to go abroad to get a certificate? Yani bir sertifika almak için yurt dışına gitmek zorunda mıydın? Why did she have to move to bandırma? O neden bandırmaya taşınmak zorundaydı? Anlamını vermiş olduk. Evet. May ve might. May ve might olasılıklardan bahsederken kullanılan modelımızdır. May, might, may'e göre olasılığın daha zayıf olduğu ihtimaller için kullanılır. Evet, kullanımı aynı şekilde. Bakın özneden sonra may ya da might, sonra fiilin yalın hali geliyor. We may be a bit late to the celebration. Kutlamaya biraz geç kalabiliriz. Yani olasılık. The exam may not be as hard as you think. Yani sınav düşündüğün kadar zor olmayabilir. Don't eat that mushroom. It may be poisonous. Yani o mantarı yeme. Ee, zehirli olabilir. I might buy myself a Honda if I can save money. Yani eğer para kazanabilirsem kendime bir Honda alabilirim. We might go on a vacation to Antalya. Biz Antalya'ya bir tatile gidebiliriz. She might lose one of her eyes after the operation. O ameliyattan sonra gözlerinden birini kaybedebilir. Bakın olasılık. Olasılıklarda may ve might'ı kullanıyoruz. May as well ya da might as well en iyisi şöyle yapalım bari şöyle yapalım anlamını vermek için kullanılan bir yapı. We might as well leave before four o'clock. En iyisi biz dörtten önce ayrılalım anlamını veriyor. I might as well take a taxi. Ben en iyisi taksiye bineyim. You might as well tell the truth before it's too late. Çok geç olmadan önce gerçeği en iyisi söylesen iyi olur anlamı çıkıyor. The film was so boring that I might as well have stayed at home. Yani film o kadar sıkıcıydı ki evde kalsam olurmuş anlamını veriyor. Bakın buradaki yapı. May I kalıbını biz İngilizce'de en kibar bir şekilde bir şey isterken rica ederken kullanıyoruz. May I ask a question? Bir soru sorabilir miyim? May I see the menu please? Yani menüyü görebilir miyim? May I have the bill? Yani hesabı alabilir miyim? May I go to the toilet? Go to the toilet. Tuvalete gidebilir miyim? Bakın bunlar daha çok saygı duyduğumuz, en kibar şekilde ifade etmemiz gereken durumlarda kullandığımız bir yapı. Yani can I, could I, may I bunlar biliyorsunuz ki kibar ricalarda kullanılan yapılar. Evet devam ediyoruz. Should Should başka birine bir tavsiye verirken kullanılan bir yapıdır. Yani şöyle yapsan iyi olur, şöyle yapmalısın, şöyle yapsan iyi olur şeklindeki cümlelerde should kullanıyorsunuz karşı tarafa tavsiye vermek için veya tavsiye almak için. Bakın yine kalıp aynı özne artı should tüm özneler tabii ki fiilin birinci hali ve nesne. You should benefit from various sources while preparing for the exam. Sınav için hazırlanırken farklı kaynaklardan faydalanmalısın. I think you should get help from an expert. Yani bence bir uzmandan yardım alsan iyi olur, almalısın. You should try it once more. Yani bunu bir kez daha denemelisin. You should wear your reading glasses. Yani okuma gözlüklerini takmalısın, taksan iyi olur. You should go to an English course or watch YouTube channels. Yani İngilizce kursuna gitmeli ya da YouTube kanallarını izlemelisin. I think we should reward the students who are successful. Bence başarılı olan öğrencileri ödüllendirmeliyiz. We, she shouldn't drive in the rush hour. Yani e, trafiğin yoğun olduğu saatlerde o araç kullanmamalı. You shouldn't leave your child alone at the park. Yani sen çocuğunu parkta yalnız başına bırakmamalısın. You shouldn't behave like this. Yani böyle davranmasan iyi olur. Evet, should bazen de if anlamında yani eğer anlamında kullanıldığına rastlayabilirsiniz bu şekilde. Should you need any help? Call me. Yani burada eğer olur da yani herhangi bir yardıma ihtiyacın olursa beni ara anlamını veriyor bakın. Should I see a dentist? Yani bir dişçiye görünmeli miyim? Yani şunu başa getirirseniz şunu yapmalı mıyım? Etmeli miyim? diye sorabilirsiniz. What should I do? da genel bir tavsiye alma sorusu. Yani ne yapmalıyım? Mesela where should I go dersem nereye gitmeliyim? What should I use dersem ne kullanmalıyım? şeklinde sorularımızı üretebiliriz. Evet, need to ve needn't. Need to şöyle şöyle yapmam gerekiyor. Needn't yapmama gerek yok anlamı veren bir kalıp. Need to bakın e, tabii ki de örneklere baktığımızda need to'dan sonra fiil kullanacaksak eğer o zaman need to diyoruz. Ama bir şeye direkt ihtiyacımızın olduğunu söylüyorsak, e, I need ya da she needs şeklinde söyleyebiliyoruz. Bakın I need a hair dryer yani benim bir saç kurutma makinesine ihtiyacım var. I need someone who knows Russian yani benim Rusça bilen birine ihtiyacım var. We need a larger tent. Bizim daha büyük bir çadıra ihtiyacımız var. I need to see him today. Onu bugün görmem gerekiyor. Bakın gerekiyor anlamını vermek istediğimizde need to artı fiilin birinci hali. I need to make a few changes in the document. Yani dokümanda birkaç değişiklik yapmam gerekiyor. She needs to practice English every day. O her gün İngilizce pratik yapmaya ihtiyaç duyuyor. Bakın yani he, she, it de needs oluyor. Bu geniş zaman gibi düşünüyoruz. My father needs to get a haircut. Yani babamın saç tıraşı olması gerekiyor. Evet yapmana gerek yok anlamını vermek istiyorsak <laughs> burada bakın needn't'ı kullanıyoruz ve to getirmiyoruz. Direkt fiilin yalın haline getiriyoruz. You needn't buy anything. Herhangi bir şey almana gerek yok. You needn't worry about it. Bunda endişelenmene gerek yok. She needn't explain the details. Onun detayları açıklamasına gerek yok. They didn't try hard to climb the cliff. Yani onların kayalığa tırmanmak için e, çok sıkı e, denem, denemelerine gerek yok. <laughs> yani zorlamalarına gerek yok. Evet. <laughs> Bunu aynı şekilde needn't yerine don't veya doesn't need toyla da yapabiliyoruz. Mesela you don't need to buy a ticket dediğimizde senin bilet almana gerek yok anlamı çıkıyor. Yani you needn't ve you don't need to aynı anlama çıkıyor. We don't need to buy a projector yani projektör almamıza gerek yok. You don't need to leave a tip for the waiters yani garsonlar için bahşiş bırakmana gerek yok. I didn't need to wear a tie for the meeting yani toplantı için bir kravat takmama gerek yoktu. Tabi gerek yoktu ama ben taktım anlamı çıkmıyor burada. <laughs> Çünkü onun kalıbı farklı. Yani orada needn't have artı fiilin üçüncü haliyle yapılıyor. Gerek yoktu yani e, takıp takmadığım belli değil burada. E, geçmişte bir şeyin gerek olmadığından bahsederken bu kalıbı kullanıyorum. Evet devam ediyoruz. Had better ve olumsuzu olan had better not. Yani yapmamız lazım, etmemiz lazım. Yapmazsak şöyle olur, böyle olur gibi anlamlar vermek istediğimizde daha çok tercih ediyoruz bu kalıbı. We had better hurry up or else we will get wet. Yani acele etsek iyi olur yoksa e, ıslanacağız. Bakın bir şeyin olması ya da olmaması durumunda bekleyen bir tehlike oluştuğunda daha çok tercih edilen bir durum ya da model diyelim. You had better cut the expenses as soon as possible. Yani masrafları mümkün olan en kısa zamanda kıssak, kıssanız iyi olur. We may go bankrupt yani iflas edebiliriz. We had better increase the production to make Turkey, Turkey great again. Türkiye'yi yeniden büyük yapmak için e, üretimi artırmamız lazım. <laughs> they had better set off at once or else they will miss the ship. Yani onların bir an önce yola çıkması lazım yoksa onlar gemiyi kaçıracaklar. You had better not read his personal letters. Onun kişisel mektuplarını okumamanız lazım. We had better not interfere, interfere in their friendship. Biz onların arkadaşları, arkadaşlığına karışmamamız lazım. Karışma, karışmamalıyız yani. She had better not tell her husband how much uh, her bag cost. O eşine, kocasına e, çantasının kaç paraya mal olduğunu e, söylemese iyi olur. Söylememeli anlamında e, cümleler. Evet, devam ediyoruz. Used to, geçmişte yapardım, ederdim. Yani geçmişteki alışkanlıklarınızdan bahsederken kullandığınız kalıp oluyor. Bakın I used to smoke dediğinizde ben sigara içerdim anlamına geliyor. Before önceden. Bad I don't know ama bad I don't know ama şu an içmiyorum. We used to live in a small village. Biz küçük bir köyde yaşardık. We used to make our own bread while we were in the village. Biz köydeyken kendi ekmeğimizi yapardık. Children used to play outside in the 90s. Yani, yani 90'lı yıllarda çocuklar sokakta oynardı, dışarıda oynardı. She used to walk home but now she has a car. O eve yürüyerek giderdi ama şimdi bir arabası var. Eğer tam tersi yapmazdım, etmezdim, yapmazdı, etmezdi diyorsak yani geçmişte yapmadığı şeyleri söylüyorsak o zaman didn't used to kullanıyoruz. I didn't used to milk, drink milk. Yani ben süt içmezdim. Tabii ki bunu söyleyen kişi demek ki şu anda süt içiyor anlamı çıkıyor. My sister didn't used to eat meat when she was a child. Yani kız kardeşim et yemezdi çocukken. People didn't use to have technological devices in their house before. Önceden insanlar evlerinde teknolojik aletlere sahip değildiler. We didn't used to buy eggs from the supermarket because we had some hens. Birkaç tane tavuğumuz olduğundan dolayı, tavuğumuz olduğu için süpermarketten yumurta almazdık. Evet sen yapar mıydın, eder miydin diye soruyorsak, yani geçmişte şunu yapar mıydın, eder miydin diye soruyorsak o zaman da did'i başa getiriyoruz. Bakın, did you used to feed a pet? Yani sen evcil hayvan besler miydin? Geçmişten bahsediyor tabii ki. What did you used to do when you were in Antalya? Sen Antalya'dayken ne yapardın? Bakın bu şekilde soruyu da oluşturabiliyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi burada ee, egzersizlerimiz var. Bakın bunları ne yapmamız gerekiyor? İngilizceye çevirmemiz gerekiyor. Şimdi sözlüğünü getirmene gerek yok. Gerek yok dediği için hangi modeli kullanmam gerekiyor? Needn't'ı kullanmam gerekiyor. Kimin getirmesine gerek yok? Senin. O yüzden you needn't diye başlıyorum. Sonra getirmek fiilini yazıyorum. Bring. Sonra da sözlüğünü. Your dictionary. Acilen 5000 lira bulmak zorundayım. Şimdi zorundayım dediği için hangisini kullanıyorum? Have to'yu kullanıyorum. Kim zorunda? Ben. I have to. Sonra bulmak. Find. Sonra da 5000 lira. Five thousand Turkish lira. Sonra acilen urgently. Ee, Tabi burada bulmak zorundayım dediği için have to da kullansak olurdu. Ee, yani must kullanmış. Ee, bulmalıyım olmuş burada. Bulmak zorundayım. Have to demek daha mantıklı olurdu hatta. Çünkü zorundalık anlamını have to veriyor. Buradaki anlam tabi yanlış olmuyor. Bulmalıyım anlamını gelmiş oluyor. Bence bir doktora görünsen iyi olur. Burada ne yapıyoruz? I think bence diyoruz. Sonra you should see a doctor diyoruz. Kanalıma daha fazla video yüklemeliyim. Bakın yapmalıyım. Benim zorunluluğum. O yüzden burada must kullanacağım. I must upload more videos on my channel. Yani burada gördüğünüz gibi ben yüklemeliyim anlamı çıkıyor. Yürümek zorunda değiliz. Otobüse binelim. We don't have to get on we don't have to walk. Let's get on the bus. Bakın we don't have to yani zorunda değiliz yürümek. Let's get on the bus yani otobüse binelim. Kapıyı açık bırakmamalısın. You mustn't leave the door open. Yani yapmamalısın, etmemelisin dediği için mustn't. Bugün eve biraz geç gelebilirim. Burada bir olasılık var. O yüzden I may be a bit late eh, home today bakın I might come home. Tabi burada eve gelebilirim demiş. I might come home a bit late. Burada I might be a bit late home today de diyebilirsiniz. Fark etmez. Arabayı servise götürmem lazım. I need to take the car to the service. Bakın <coughs> car service. Yağlı yiyecekleri yemesen iyi olur. You shouldn't eat fatty food. Kedileri önceden sevmezdim. Eskide yapmadığım alışkanlıklar. I didn't used to like cats. Before. Evet gördüğünüz gibi e, buradaki cümlelerin e, hangi modula ait olduğunu hemen tespit edip cümleyi oluşturmak gayet kolay oluyor. Evet şimdi tek questionslardan bahsedeceğiz. Tek questions karşı tarafa e, karşı tarafı iletişime sokmak için ya da bizim e, söylediğimiz bir cümleye karşılık vermesini istediğimiz zamanlarda kullandığımız bir yapı var. Değil mi anlamına gelen bir yapı. Değil mi? They live in Florida, don't they? Onlar Florida'da da yaşıyorlar değil mi? Yani burada tabii nasıl yapıyoruz değil mi sorusunu. Öncelikle eğer benim söylediğim cümle olumluysa tek question dediğimiz olumsuz oluyor. Eğer cümlemiz olumsuzsa tek question olumlu oluyor. Peki, e, tek questionları nasıl yapıyoruz? Cümlenin zamanının yardımcı fiilini alarak yapıyoruz. Cümlenin zamanının yardımcı fiili neyse ona göre tek question oluşuyor. Mesela burada they live geniş zaman olduğu için e, bunun olumsuz hali do, they don't live olacaktı. Dolayısıyla don't they bunun değil mi hali oluyor. She doesn't like strawberry does she yani o, o çilek sevmiyor değil mi? The weather is so, so cold. Hava çok soğuk değil mi? Isn't it? <laughs> tek questionslarda her zaman zamir kullanılıyor. Bakın mesela burada the weather kullanılmıştı. Burada it kullandık. Yani isn't the weather demiyoruz. Isn't it diyoruz. It was rainy yesterday, wasn't it? Yani dün yağmurluydu değil mi? You know the answer, don't you? Yani sen cevabı biliyorsun değil mi? He finished university, didn't he? O üniversiteyi bitirdi değil mi? They have gone to France, haven't they? Onlar Fransa'ya gittiler değil mi? We should invite as many people as possible. Mümkün olduğunca çok fazla insanı davet etmeliyiz. Değil mi? He is from Canada. O Kanadalı değil mi? Isn't he? You were sleeping, weren't you? Yani uyuyordun değil mi? A hen can't lay three eggs in a day, can, can it? Yani bir tavuk günde üç yumurta yumurtlayamaz değil mi? Let's go out. Hadi dışarı çıkalım. Tabii hadi dışarı çıkalım ifadesinin karşılığı değil mi değildir. Ol, olur mu, olmaz mı anlamına gelir. Bunlar da olur mu anlamını shall ile vereceğiz. Let's ile başlayan ifadelerde olur mu? anlamını bu şekilde vereceğiz. Close the door, will you? Bakın, eğer emir kipiyle kurulmuş cümleler olursa, olur mu anlamını veya olmaz mı anlamını vermek için will you'yu kullanacağız. Yani kapıyı kapat olur mu demiş oluyoruz. Bakın. I am a bit late, biraz geciktim değil mi derken, aren't I? Normalde are yardımcı fiili, I öznesiyle kullanılmıyor ama sadece I am ifadesinin ee, tek questionslarda yapımında aren't I oluyor, yani amn't I olmuyor maalesef ki aren't I oluyor. Bunu da bir detay olarak belirtelim. Evet, geçiyoruz conditional clauses yani koşul cümlelerine. Koşul cümleleri dediğimizde yani şart cümleleri, yani şöyle yaparsan şöyle olur, böyle yaparsan böyle olur. Bunlar tabii ki daha detaylı, daha kapsamlı olarak ben başka bir videoda bunlar anlattım. Kanalımda mevcut ama ben burada sadece birinci ve ikinci tip koşul cümlelerinden bahsedeceğim. Birinci tip koşul cümlelerinde gördüğünüz gibi bir ifli cümle ve bir de ana cümle var. İfli cümlede e, bu cümle isim cümlesi de olabilir, fiil cümlesi de olabilir. İsim cümlesi olursa to be yani emizar oluyor ifli taraf. E, fiil cümlesi olursa ifli tarafı geniş zamanlı yazmam gerekiyor. Diğer tarafta da gördüğünüz gibi bu, bu modullar kullanılabiliyor ardından fiilin yine birinci haliyle. İsterseniz örneklerle daha rahat görelim. If I finish my work early, we can go for a picnic. Yani işimi erken bitirirsem pikniğe gidebiliriz. If you don't feel well, we should go to hospital. Yani eğer kendini iyi hissetmiyorsan hastaneye gitsek iyi olur. We can arrive there on time if we catch the bus. Eğer otobüse yetişirsek oraya zamanında varabiliriz. Have some cake if you are hungry. Eğer açsan biraz kek al. If you don't like the game, you don't have to join us. Eğer oyunu sevmiyorsan bize katılmak zorunda değilsin. You shouldn't worry about it if you make grammar mistakes. Eğer gramer hataları yaparsan endişelenmesen iyi olur. Endişelenmemelisin. If you don't use the machine carefully, you will you may spoil it. Eğer makineyi dikkatlice kullanmazsanız onu bozabilirsiniz. If you help me today, I promise I will help you tomorrow. Yani eğer bugün bana yardım edersen söz veriyorum sana yarın yardım edeceğim. You will feel better if you get a good sleep. Yani eğer iyi bir uyku çekersen daha iyi hissedeceksin. If you go on a diet, you will lose some weight. Yani eğer diyet yaparsan biraz kilo vereceksin. You can't pass the exams if you waste time playing video games. Eğer video oyunları oynayarak zamanını boşa harcarsan sınavları geçemezsin. Evet, conditional clause'ların ikinci tiplerine bakacağız şimdi. İkinci tip koşul cümlelerinde ee, gördüğünüz gibi ifli taraf var yine yine ana cümle var ifli tarafta e, simple past tense'i kullanıyoruz e, isim cümlesi olursa tabii ki were e, daha doğrusu was kullanmıyoruz hep were kullanıyoruz ama gerçi şu anda artık e, wasın da kullanımını e, günlük konuşmalarda görebilirsiniz ama tabii ki ben gramer kitaplarındaki gibi şu anda buraya a, e, anlatımını yapıyorum ikinci tarafta would ya da could ve wouldn't ve couldn't yani bu e, bunlar daha çok kullanılıyor. Devam edelim. Şimdi örneklere bakalım. If I were you, bakın normalde I'dan sonra were kullanılmaz, was kullanılır. Ama bunlar hayali durumlar olduğu için e, biz burada hep were kullanacağız. If I were you, yerinde olsam, senin yerinde olsam, I would take the seller to court, yani satıcıyı mahkemeye verirdim. Anlamı çıkıyor. Yani senin yerinde olsam ifadesi hayali bir durum olduğu için bu durumlarda, farazi durumlarda. Ee, gördüğünüz gibi were kullanıyoruz isim cümlesi olan ifli yapılarda. The the, the world e, burası would değildi. World olacaktı. Yanlış yazılmış. The world would be a better place. Yani şurada world kelimesi var. E, maalesef ki silinmiş. E, yani dünya daha iyi bir yer olurdu. If everybody knew their responsibility. Herkes sorumluluğunu bilse dünya daha iyi bir yer olurdu. If you didn't smoke you wouldn't cough this much. Eğer sigara içmesen bu kadar öksürmezsin. If we used more sustainable energy sources, the Earth would be cleaner. Yani biz daha fazla sürdürülebilir enerji kaynakları kullansak Dünya daha temiz olur. You wouldn't do like that if you were in my position. Sen benim konumumda olsam böyle yapmazdın. If I had enough money, I would go abroad to learn a second language. Eğer yeter, yeterince param olsa, yeterince paraya sahip olsam, İkinci bir dil öğrenmek için yurt dışına giderim, giderdim. If she had children, she would take care of them very well. Eğer onun çocukları olsa, onlara çok iyi bakardı. If the weather weren't cold today, eğer bugün hava soğuk olmasa, we could go swimming, yüzmeye gidebilirdik. Yani burada tabii hava soğuk ama olmasa diyoruz. O yüzden hayali durum var. Bundan dolayı da weren't oluyor. He wouldn't live there if he didn't have to. Eğer o zorunda olmasa, orada yaşamazdı. I apologize for that if I was rude to you. Buradaki if I was ifadesi e, burada farazi bir durum yok. Eğer sana karşı kaba olduysam diyor yani burası geçmişte kalmış bir durum. Eğer sana karşı kaba olduysam yani geçmişte, I apologize for that bundan dolayı özür dilerim. Evet burada yani şöyle olsam böyle olsam demek istemiyor yani olduysam diyor yani sana karşı kaba olduysam diyor. O yüzden burası hayali olmadığından dolayı if I was oluyor. Evet şu an Bursa'da olsam Uludağ'a Kay'a a giderdim. Hangi tip koşul cümlesine giriyor? Tabii ki de ikinci tipe giriyor. Çünkü Bursa'da olsam diyen birisi başka bir yerdedir. O yüzden if I were in Bursa I would go to Uludağ for skiing şeklinde olacak. Doğruyu söylemezsen seninle bir daha konuşmayacağım. Burada tabii ki de e, e, birinci tip var. Yani if you don't tell the truth I won't talk to you egen şeklinde cümlemizi oluşa, oluşturabiliriz. Yerinde olsam parayı yatırım için kullanırdım. Yerinde olsam ifadesi hayali bir durum. O yüzden if I were you, I would use the money for investment şeklinde yazılabilir. Yorgunsan biraz uyuyabilirsin. If you are tired, you can sleep for a while diyebiliriz ya da you can get some sleep diyebiliriz bakın. Çok param olsa fakirlere dağıtırım. Burada yine hayali bir durum var. If I had a lot of money, I would donate it to the poor şeklinde yazılabilir. Evet. Geçiyoruz şimdi wish clause yani keşke anlamına gelen kelimelere. Keşke şöyle yapsam, keşke böyle olsam, keşke e, şuna sahip olsam gibi cümleler kurmak istediğimizde bakın wish clause'lardan faydalanıyoruz. Şimdi öncelikle wish clause'da özne artı word kullanımına bakalım. Yani word'den sonra sıfat ya da belirli bir yerde olduğumuzu e, beyan etmek istiyorsak in on at e, ile cümlemizi oluşturacağız. Bakın I wish it were Sunday today dediğimizde keşke bugün pazar olsa demiş oluyoruz. Yani demek ki o gün pazar değil. Yani keşke bugün pazar olsa demiş oluyorsunuz. Bakın it'ten sonra normalde was kullanılır ama hep were kullanacağız bu yapılarda. I wish I were an engineer. Keşke bir mühendis olsam. I wish we were in Antalya now. Keşke şu an Antalya'da olsak. I wish the weather were hot. Keşke hava sıcak olsa. I wish you weren't busy now. Keşke şu anda meşgul olmasan. I wish that story were true. Keşke o hikaye gerçek olsa. Evet başka birisinin e, dilediği şeyleri söylerken de yine e, geniş zamanlı burada bu şekilde ifade edebiliriz. Julia wishes she were a doctor. Yani Julia bir doktor olsun isterdi. Doktor olmayı dilerdi. Anlamı çıkıyor burada tabii ki. I wish ve if only keşke anlamına geliyor. İkisi eş anlamlı bu arada. Evet şimdi keşke şuna sahip olsam. Keşke şundanım olsa diyorsak arkadaşlar o zaman I wish'den sonra özne artı head kullanıyoruz bakın, I wish I had a sports car. Keşke spor bir arabam olsa. I wish we had a detached house. Keşke müstakil bir evimiz olsa. I wish I had a lot of money. Keşke çok fazla param olsa. I wish we had a swimming pool. Keşke bir yüzme havuzumuz olsa. I wish I knew I knew Spanish. Keşke İspanyolca bilsem. Evet. She wishes she had a rich husband. Yani o zengin bir kocaya sahip olmayı diler anlamını veriyor. Bakın yani başka bir özne için kullandığımızda da he wishes, she wishes şeklinde de kullanabiliyoruz. Keşke şunu yapabilsem, edebilsem diyorsak o zaman I wish'ten sonra could kelimesini kullanıp fiilin birinci haliyle cümleler kurabiliyoruz. I wish I could help you more. Keşke sana daha fazla yardımcı olabilsem. I wish I could go back in time. Keşke zamanda geri yolculuk yapabilsem. Keşke zamanda geri gidebilsem yani. I wish I could teach you everything. Keşke size her şeyi anlatabilsem, öğretebilsem. Evet. Karşı taraftan keşke şunu yapmasan, keşke şunu yapmasanız şeklinde bir dileğimiz varsa o zaman da didn't ya da wouldn't kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bakın, I wish you didn't call me all the time. Keşke beni her zaman aramasan. I wish you wouldn't call me all the time dersek de karşı taraftan böyle bir şeyin gerçekleşmesini istemiş oluyoruz. Yani I wish you wouldn't call me keşke beni her zaman aramayacak olsan. Yani burada didn't ve wouldn't. yani Didn't artık kalıplaşmış değişmeyen bir durum var demek ki ortamda. Wouldn't dediğimizde de karşı taraftan bu isteği hani hala da değiştirebilir anlamı çıkıyor. Yani keşke beni aramayacak olsan anlamında. I wish he didn't live near my house. Keşke o benim evimin yakın, yakınında yaşamasa. I wish it would rain today. Keşke bugün yağmur yağacak olsa yani ben bunu istiyorum yani. I wish you would talk to me more often. Keşke benimle daha sık konuşsanız. I wish they wouldn't play football in front of my house. Keşke onlar benim evimin önünde futbol oynamasalar. I wish you didn't have to check all the messages. Keşke bütün mesajları kontrol etmek zorunda olmasan. I wish she wouldn't ask me silly questions. Keşke o bana e, aptalca sorular sormasa anlamında ifadelerimiz. Evet, eğer iş işten geçmişlik ve pişmanlık varsa, yani keşke şunu yapmasaydım, keşke şunu yapsaydım gibi cümleler kuruyorsak, o zaman kalıbımız Had artı fiilin üçüncü hali oluyor özneden sonra. I wish artı özne had ya da hadn't ve fiilin üçüncü hali. I wish I hadn't eaten so much dessert. Keşke çok fazla tatlı yemeseydim. I wish we hadn't bought this car. Keşke bu arabayı satın almasaydık. I wish I had studied at a better university. Keşke daha iyi bir üniversitede okusaydım. I wish we hadn't produced nuclear weapons. Keşke nükleer silahlar üretmeseydik. I wish I had studied hard before the exam. Keşke sınavdan önce daha sık, sıkıca çalışsaydım. I wish I hadn't watched that film. Keşke o filmi izlemeseydim. I wish I had opened this channel much earlier. Keşke bu kanalı çok daha önceden açsaydım. Evet arkadaşlar, burada pişmanlık var. Yani daha önceden yapılmış ya da yapılmamış olan bir şeyle ilgili pişmanlık durumu var. Öncekilerden farklı olarak. Evet, keşke bugün tatil olsa dersek eğer o zaman I wish today were a holiday de diyebilirsiniz ya da I wish I wish it were a holiday today de diyebilirsiniz. Keşke kuşlar gibi uçabilsem derseniz I wish I could fly like birds şeklinde söylersiniz. Keşke yüksek maaşlı bir işim olsa dediğiniz zaman I wish I had sahip olsam anlamı çıkacak. A well paid job şeklinde cümlemiz oluşur. Keşke yanımda sigara içmesen dediğimiz zaman I wish you didn't smoke next to me veya near me şeklinde söyleriz. Keşke konuyu hiç açmasaydın dediğimiz zaman burada tabii ki açmış dolayısıyla bir pişmanlık var. O yüzden had hadn't artı broached the topic şeklinde söylememiz gerekiyor ya da subject şeklinde I wish you hadn't broached the subject yani keşke konuyu hiç açmasaydın anlamı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi de zarf cümleciklerinden bahsedeceğiz. Adverbial clauses. Tabii ki zarf cümlelerinde bir zarf cümlesi bir de ana cümlemiz oluyor. Bu zarf cümlelerini ele alacağız. After, sonra demek. Den sonra anlamını veriyor. Before, önce, den önce anlamını veriyor. When, dığında, diğinde bunu zaten görmüştük. Unless, medikçe anlamını veriyor. Yani sen gelmedikçe, söylemedikçe gibi anlamları veriyor. Although, dığı halde, mesine rağmen, yani yaptığım halde olmadı derken. As far as, the kadarıyla anlamını veriyor. yani bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla gibi anlamlar veriyor. As long as, olduğu sürece, yaptıkça, yaptığın sürece anlamını veriyor. Until de, e kadar anlamına geliyor arkadaşlar. Tabi bunların haricinde farklı bağlaçlarda göreceğiz bu konu başlığının devamında. Evet, şimdi ilk after'dan başlayalım. After normalde hemen önüne bir nesne gelerek ondan sonra anlamını verebiliyor mesela after breakfast dediğimizde kahvaltıdan sonra yani after school okuldan sonra gibi direkt bu şekilde önüne bir isim ya da nesne getirerek ondan sonra diyebiliyorsunuz mesela after breakfast kahvaltıdan sonra I will go to the municipality building yani belediye binasına gideceğim We can meet after school okuldan sonra buluşabiliriz ama Aynı zamanda biz bunu cümleyle birleştirebiliyor, cümleyle birleştirebiliyoruz. Mesela after I finish my work, I will call you. Yani ben işimi bitirdikten sonra seni arayacağım. Yani den sonra anlamını vermiş oluyor kendinden sonra eklenen cümleye. She thinks of going abroad after she graduates from university. Yani o üniversiteden mezun olduktan sonra yurt dışına gitmeyi düşünüyor anlamında. After she had saved up enough money, she bought a sports car. Yani o yeterince para biriktirdikten sonra kendine bir spor araba satın aldı anlamına geliyor. After he had identified the body of his wife, he burst into tears. Yani o eşinin bedenini teşhis ettikten sonra gözyaşlarına boğuldu anlamında. After I had breakfast, I went out. Yani ben kahvaltı yaptıktan sonra dışarı çıktım. After'dan sonra gördüğünüz gibi past perfect tense de kullanılabiliyor. Çünkü past perfect tense diye bir zaman var. Her ne kadar bu video içerisinde yer almasa da ben daha önceki videolarımda bundan bahsettim. Ee, yani geçmişte olmuş iki olaydan önce olanını anlatırken past perfect tense kullanılıyor. Mişli geçmiş zaman oluyor. After ile birleşen cümle daha önce yapılmış bir cümle olduğu için past perfect tense ile birleştirilebiliyor. Ama istersek bunu ikisini de simple past tense ile yazabiliyoruz. Aynı en son cümlede olduğu gibi. Devam ediyoruz. Before den önce anlamını veriyor. We set off before the dawn. Yani burada şafaktan önce biz yola koyulduk anlamında bir ifade. Yani burada dawn şafak anlamına geliyor. Before the war broke out. Yani savaş çıkmadan önce. Thousands of people had entered the shelter. Binlerce insan sığınaklara girdi. Don't forget to turn down the heating system before you leave home. Yani evden ayrılmadan önce ısıtmayı kapatmayı unutma diyor. Isıtma sistemini kapatmayı unutma. Before she found a job, she had left her CV in several companies. Yani o iş bulmadan önce çeşitli şirketlere CV'sini bırakmıştı. Learn basic grammar before you start practicing English. Yani sen İngilizceyi pratik yapmaya başlamadan önce temel gramer konularını öğren diyor. Temel grameri öğren diyor. Before criticizing others, başkalarını eleştirmeden önce criticize yourself. Kendini eleştir. Bakın before'dan sonra eğer gördüğünüz gibi fiil kullanmamız gerekirse o fiil ing eki alıyor arkadaşlar. Good days are before us not behind us. Before'un bir anlamı da önünde ya da önümüz önüne önünde önünde anlamına geliyor. Good days are before us dediğimizde iyi günler önümüzde, arkamızda değil. Bakın buradaki anlam bu. Yani before önünde, huzurunda anlamlarına da geliyor. When biliyorsunuz ki when dığında, diğinde anlamına geliyordu. Ee, ama eğer When I was, When she was, When they were gibi cümlelerde kullanılırsa onlar şöyle şöyle iken veya ben şöyle şöyle iken gibi anlamlar veriyor. When I was a child dediğinizde ben çocukken. I wanted to be an engineer yani ben mühendis olmak isterdim. I visited lots of historical places when I was in Paris yani ben Paris'teyken çok fazla tarihi yerleri gezdim. When I came home, I realized that I had forgotten my keys at the office. Yani eve geldiğimde anahtarlarımı ofiste unuttuğumu fark ettim. Marriage ends when you lose trust. Yani siz e, güveni kaybettiğinizde evlilik sona erer. I will share the video with you when I complete it. Yani ben tamamladığımda videoyu sizinle paylaşacağım. They are going to Ukraine when the war broke out. Pardon, they were going to Ukraine when the war break, broke out. Yani savaş patlak verdiğinde onlar Ukrayna'ya gidiyorlardı. Evet, burada da yine bir İngilizce atasözü var. When in Rome, do as the Romans do. Yani Roma'dayken Romalıların yaptığını yap, Romalılar gibi davran anlamında. You can ask us for help when necessary. Bakın when'dan sonra direkt sıfat kullanılıp bu şekilde anlam oluşturulabiliyor. Yani dığında diğinde anlamına geliyorsa when When necessary dediğimizde gerektiğinde anlamına gelmiş oluyor. Gerektiğinde bizden yardım isteyebilirsin anlamına geliyor. Evet unless. Unless'in anlamı medikçe madıkça demek. Yani burada unless you pay your debt back he will never lend you money. Şimdi unless'i kullandığımız zaman e, olumsuz bir anlam kattığı için unless... E, olumsuzluk ekin'i ayrıca getirmiyoruz. Yani annesi kullandığımızda olumlu bir cümle kullanıyoruz ama anlam olumsuz oluyor. Yani burada ne demek istiyor? Sen borcunu geri ödemedikçe o asla sana para e, ödünç vermeyecek. It won't be possible for you to learn English. Burada learn eksik kalmış, e, silinmiş. Unless you set your mind on it. Yani sen bunu kafana koymadıkça İngilizceyi öğrenmek senin için mümkün olmayacak. Unless you give up using drugs, nobody will employ you. Sen bu ilaçları yani hapları kullanmayı bırakmadıkça hiç kimse sana iş vermeyecek. Yani burada tabii hap dediği yani zararlı madde anlamında. The clashes seem to continue unless they stop shelling. Onlar bombalamayı bırakmadıkça çatışmalar devam edecek gibi görünüyor. <laughs> she will not feel better unless she takes the pills yani o hapları almadıkça kendini iyi hissetmeyecek daha iyi hissetmeyecek Unless the US government reveals UFO truth people will keep on wondering about their existence and area 51 Yani Amerikan hükümeti UFO gerçeğini ifşa etmedikçe insanlar onların varlıklarını ve 51. bölgeyi merak etmeye devam edecekler diyor. Evet devam ediyoruz. Although, even though yani dığı halde mesine rağmen anlamına gelen bir e, zarf cümle, cümleciğimizi oluşturan kelimemiz de bu. Although the German know English well yani Almanlar diyor İngilizceyi iyi bilmelerine rağmen they don't like speaking it. Onu konuşmayı sevmezler. I went to work yesterday although I was terribly ill yani korkunç bir şekilde hasta olmama rağmen berbat bir şekilde hasta olmama rağmen Dün işe gittim. She ate the mushrooms although she knew they could be poisonous. Yani onların tehlike şey e, zehirli olabileceklerini bilmesine rağmen mantarları yedi. My father drives his old car even though he can afford to buy a new one. Yani onun yeni bir tane almaya gücü yetecek olmasına rağmen babam eski arabasını kullanıyor, eski arabasını sürüyor. ''Although I have lived here for ten years, I don't feel that I belong here.'' Yani ''Ben burada on yıldır yaşıyor olmama rağmen kendimi buraya ait hissetmiyorum.'' ''The manager scolded me although I expressed myself politely.'' ''Kendimi kibarca ifade etmeme rağmen patron beni azarladı.'' ''We live as if we are never going to die although we know life will end one day.'' Yani ''Bir gün hayatın biteceğini bilmemize rağmen.'' hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz anlamında bir ifade. Evet şuradaki ezif mış gibi anlamını veriyor bu arada. Evet devam ediyoruz. As far as dığı kadarıyla anlamını veren bir e, bağlacımız yine. As far as I know bildiğim kadarıyla bakın they will come together and negotiate peace deal yani onlar bildiğim kadarıyla bir araya gelip e, barış görüşmesini müzakere edecekler. As far as I am concerned yani ilgilendiğim kadarıyla there will be no positive result yani olumlu bir sonuç ortaya çıkmayacak olmayacak. I will try to help you as far as I can elimden geldiği kadarıyla sana yardımcı olmaya çalışacağım. Their land extends as far as the seaside yani onların arazisi deniz kenarına varıncaya kadar uzanıyor. Yani deniz kenarına kadar uzanıyor. Ee, yani ta oraya kadar uzak noktaya kadar gidiyor demek istiyor. Yani I am trying to teach you English as far as possible. Mümkün olduğunca size İngilizce öğretmeye çalışıyorum. Ee, they have done nothing wrong as far as I can see. Yani görebildiğim kadarıyla onlar hiç kötü e, yanlış bir şey yapmadılar. Yani e, yanlış bir şey yanlış hiçbir şey yapmadılar diyor. Evet, dığı kadarıyla anlamını bu kelimeyle veriyoruz. Bakın buradaki örneklerde olduğu gibi. As long as dığı sürece demek yaptığı sürece yani ettiği sürece o anlamları veriyor. I will never talk to him as long as I live. Yaşadığım sürece onunla asla konuşmayacağım diyor bakın. As long as I live yaşadığım sürece I will always defend my country. Yani ülkemi her zaman savunacağım. You never get old as long as you exercise and think positively. Yani sen egzersiz yapıp pozitif düşündüğün sürece asla yaşlanmazsın diyor. You can find a good job as long as you improve yourself in your field. Yani alanında kendini geliştirdiğin sürece iyi bir iş bulabilirsin diyor. I will always love you as long as I breathe. Yani nefes aldığım sürece seni her zaman seveceğim anlamında. As long as you behave politely, nobody will harm you. Yani sen kibarca davrandığın sürece kimse sana zarar vermeyecek. You will always feel safe as long as you wear a face mask. Yani bir maske taktığın sürece her zaman kendini güvende hissedeceksin anlamına geliyor. Evet diğer bağlacımız until ve till ikisi de aynı anlama geliyor. E kadar anlamını veriyor bu arada. Education never ends until we die yani biz ölene kadar eğitim devam eğitim asla e, bitmez anlamında. Until I learned he was an orphan yani ben onun yetim olduğunu öğrenene kadar I had thought he was a naughty child onun yaramaz bir çocuk olduğunu düşünmüştüm. Don't live here until I come back. Yani ben geri gelene kadar buradan ayrılma. Till the age of 25 she never left Russia. Yani o 25 yaşına kadar Rusya'dan hiç ayrılmadı anlamında bir ifade. They will be abroad until the end of this month. Onlar bu ayın sonuna kadar yurt dışında olacaklar. Crossing the bridge will be free of charge until the end of the week. Yani köprüden geçmek e, hafta sonuna kadar ücretsiz olacak diyor bakın we will provide a scholarship for you until you graduate from university siz üniversiteden mezun olana kadar biz sizin için bir burs, teza burs sağlayacağız diyor evet gördüğünüz gibi e kadar anlamını e, until ya da ile verebiliyoruz arkadaşlar once yine when gibi dığı zaman dığında anlamlarını veren yine bir kelime ama tabi başka kullanımları da var Mesela birinci kullanımda once'ın anlamı bir kez demek. I brush my teeth once a day. Buradaki anlamı ben günde bir kez dişlerimi fırçalarım. Ya da I will explain everything once again. Bir kez daha her şeyi açıklayacağım anlamında. Ama hemen bir altındaki örneklere bakarsak anlamının değiştiğini göreceksiniz. Once you taste that soup, you will always want to eat it. Yani o çorbayı bir tadarsanız onu her zaman yemek isteyeceksiniz anlamında yani o çorbayı bir tattığınızda onu hep yemek isteyeceksiniz gibi bir anlam çıkıyor. Once you see her, you will recognize her. Onu gördüğün zaman onu tanıyacaksın. Let me know once you decide to open a YouTube channel. Yani sen bir YouTube kanalı açmaya karar verdiğin zaman bana haber ver anlamında. Tabi aynı zamanda hikayeler okursanız İngilizce'de hikayelerin once, ya da once upon a time şeklinde başladığını görürsünüz. Bir zamanlar anlamına geliyor. Yani bir varmış bir yokmuş diye bizim Türkçede söylediğimiz an an kelime. There was a man who had lots of sheep on his farm. Yani bir zamanlar e, çiftliğinde çok fazla koyunları olan bir adam vardı e, diye bir cümleyle başlamış. Devam ediyoruz. Even if. Even if ise bile anlamını veriyor. Yani you have to do it even if you don't like it dediğimiz zaman sen onu sevmesen bile yapmak zorundasın. Yani ise bile anlamını even if veriyor. You will probably have a great repetition even if you get a good mark. Yani iyi bir not alsan bile muhtemelen diyor sınıf tekrarı yapacaksın diyor burada. Even if you go abroad unless you practice English you won't learn it. Yani yurt dışına gitsen bile pratik yapmadıkça İngilizce öğreneme, öğrenmeyeceksin diyor. I can't make her happy even if I buy her a diamond ring. Yani ona bir elmas yüzük bile alsam onu mutlu edemem diyor. Everything will end one day even if we live a long life. Yani uzun bir hayat yaşasak bile bir gün her şey sona erecek diyor. You might have difficulty finding a job even if you know four languages. Yani dört dil bilsen bile bir iş bulmakta zorlanabilirsin diyor. Evet devam edelim. Şimdi until ve by arasındaki farktan bahsedeceğiz. Until dediğimizde yani bakın bir a period of time yani bir zaman evresinden bahsediyoruz başından sonuna kadar geçen bir zaman. Yani e, until 9 o'clock dediğimizde burada saat 9'a kadar bir olayın devam edeceği anlamı çıkıyor. Yani tam söylediğimiz saate kadar olay devam edecektir. Yani burada I have to work until 9 o'clock diyor. Saat 9'a kadar çalışmak zorundayım. Yani saat 9 olduğunda işim bitecek. They will dig the ground until they find the treasure. Yani onlar hazineyi bulana kadar yeri kazacaklar. Yani hazine bulana kadar kazılacak yer. The festival will continue until the end of March. Yani Mart'ın sonuna kadar festival devam edecek diyor. Bay'da ise belirli bir tarihe kadar yani bir son teslim tarihi var mutlaka. O son teslim tarihine kadar yapılması gereken bir işten bahsetmiş oluyorsunuz ama ee, mesela burada dediğiniz zaman you have to submit your projects by 15th of April yani Nisan'ın 15'ine kadar projeleri teslim etmek zorundasınız. Tabii ki burada Nisan'ın 15'ine kadar proje yapmakla uğraşmayacaksınız belki. Onun da belki 5'inde teslim edeceksiniz. Yani o vakte kadar e, teslim etmeniz gerekiyor. Oradaki e kadar anlamı yani son teslim tarihi oluyor. Yani projelerin son teslim tarihi oluyor. Dolayısıyla siz e, o zamana kadar projeyle uğraşmak zorunda değilsiniz yani burada. They will have completed the bridge by January yani onlar e, Ocak'a kadar köprüyü tamamlamış olacaklar yani Ocakta Ocak son tarih yani Ocak'a kadar bitirmiş olacaklar ama Ocaktan önce de bitirebilirler anlamı çıkar. I need to return the book to the library by next Tuesday yani gelecek Salıya kadar kütüphaneye kitabı e, geri götürmem gerekiyor. Yani gelecek salıdan önce de tabii ki teslim edebilirim. Gelecek salı ne oluyor? Son teslim tarihi oluyor bu işin. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bu bağlaçları kullanarak e, bizden bu cümleleri çevirmemiz isteniyor. O üç dil bildiği halde şu an işsiz. Tabii ki burada dığı halde anlamına gelen bağlacı kullanmamız gerekiyor. Although she knows three languages, she is now Jobless ya da unemployed tabi burada he öznesiyle de yapabiliriz fark etmez eve gelmeden önce pazara gittim before I came home I went to the market şeklinde ya da I went to the market before I came home şeklinde iki şekilde de söyleyebilirsiniz sabaha kadar ders çalıştık we studied lesson until the morning bakın we studied lesson till the morning Bildiğim kadarıyla o başka şehre taşındı. As far as I know, she moved to another city. Okuldan sonra bir kafede buluşalım. After school, let's meet at a cafe. Ya da let's meet at a cafe after school. Ben çocukken her gün süt içerdim. Bu bir eski alışkanlık. Es eski alışkanlıkları neyle yapıyoruz? Used to ile. Ee, I used to drink milk every day when I was a child. Kalktığımda, e, kombiyi kontrol et. Kalktığında kombiyi kontrol et. And check out the combi bo e, boiler when you get up. Bakın kalktığında, dığında diğinde anlamını benle veriyorum. Araştırmadıkça öğrenemezsin. Yani burada medikçe madıkça eki var. Onu ne ile sağlıyoruz? Tabii ki unlessle. You can't learn unless you research. Uyardığım halde hala aynı şeyi yapıyor. Dığı halde eki var. Dolayısıyla although I have warned him, he still does the same thing. Yani uyardığım halde hala aynı şeyi yapıyor. Videoyu izledikten sonra yorum yapmayı unutma. Don't forget to make comments. Ya da don't forget the comments after watching the video. After you watch the video. Tabi buraya istersek after watching the video şeklinde de söyleyebilirsiniz bunu. Elimden gelenin en iyisini yapsam bile hep bir kusur buluyorlar even if even if ise bile anlamını veriyor biliyorsunuz ki even if i do my best they always find fault find a fault even if i, I do my best yani elimden geleni en iyisini yapsam bile anlamını veriyor. Evet şimdi infinitive ve gerunds konusuna bakalım. Infinitive gerunds dediğimiz e, fiilimsiler ve mastarlar. Yani infinitive mastar oluyor, gerunds fiilimsi oluyor. Şimdi bu konunun mantığı şu. Eğer İngilizcede bir Cümle içerisinde iki tane fiil yan yana gelirse o zaman iki şekilde bir durum ortaya çıkıyor. Ya birinci fiilden birinci fiile bakıyoruz. Birinci fiil eğer infinitif grubunda bir fiil ise kendisinden sonra gelen fiille arasına tu geliyor ve kendisinden sonra gelen fiil yalın halde yazılıyor. Eğer fiilimiz carıntsa o zaman kendisinden sonra gelen fiil ing ekini alıyor. Yani infinitivlerde to artı fiilin birinci hali, genetlerde e, fiilin ayıncı hali geliyor. Yani örneklere bakarsak mesela buradaki kelimelerin önce anlamlarını söyleyelim. Effort, gücü yetmek demek. Agree, razı olmak. Attempt, teşebbüs etmek. Claim, iddia etmek. Deserve, hak etmek. Fail, başarısız olmak. Hesitate, tereddüt etmek. Hope, umut etmek. Intent, niyet etmek. Manage, e, yani yapabilmek, edebilmek. E, need, burada manage tabii yönetmek anlamına da geliyor ama ee, yani burada kutla aynı anlamda kullanabiliyoruz bunu ee, geçmiş zamanda mesela need ihtiyaç duymak want istemek decide karar vermek mean kastetmek etmek pretend e, gibi görünmek plan e, planlamak refuse reddetmek threaten tehdit etmek cause sebep olmak encourage e, cesaretlendirmek dare cesaret etmek force zorlamak enable e, mümkün kılmak yardım etmek yani wish dilemek, expect ummak, demand talep etmek, promise söz vermek, would like da istemek demek. Şimdi I can't afford to buy a Mercedes. Yani benim bir Mercedes almaya gücüm yetmez. Yani burada almak ve gücü yetmek fiilleri var gördüğünüz gibi. Şimdi gücü yetmek fiili bir infinitive fiil olduğundan dolayı almak fiilini yazarken yani bunları yan yana yazarken gördüğünüz gibi araya to giriyor ve almak fiili yalın halde yazılıyor. You deserve to get a good salary. Yani iyi bir maaş almayı hak ediyorsun. Bakın burada hak etmek fiiliyle almak fiili arasına to girdi. She claims to have been dismissed unjustly. Yani o haksız bir şekilde işten çıkarıldığını iddia ediyor. Yani burada iddia et e, işten çıkarmak tabi burada bir edilgenlik var. E, onun dışında iddia etmek var. Araya gördüğünüz gibi to girdi. We managed to get to the airport on time. Yani tam zamanında havalimanına yetişebildik, varabildik. I don't want to talk about my private life. Yani kendi özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum. Yani istemek ve konuşmak fiilleri var. Bakın araya to girdi. Computers enable us to do our works easily. Yani bilgisayarlar işlerimizi kolayca yapmamıza imkan, imkan sunar, yardımcı olur anlamında. The principal forced them, yani okul müdürü onları Okulu bırakmaya zorladı diyor. Bakın burada e, şahıs nesneleri gördüğünüz gibi araya girebiliyor bazı e, infinitif kelimelerde. I would like to have some salat. Yani biraz salata almak istiyorum diyor. Evet buradaki fiiller ise kullanıldığında kendilerinden sonra gelen fiil ing eki almak zorunda. Admit itiraf etmek. Appreciate takdir etmek. Avoid sakınmak. Consider düşünmek deny inkar etmek enjoy keyif almak fancy yine aynı şekilde hoşlanmak finish bitirmek keep on devam etmek mind sakınca gözetmek quit bırakmak risk risk etmek suggest önermek feel like canı istemek go gitmek can't help yani elinde olmamak bir şeyi yapmak elinde olmamak anlamında postpone ertelemek Practice, pratik yapmak. Hate, nefret etmek. Fear, korkmak. Give up, vazgeçmek, bırakmak anlamına geliyor. Şimdi bakalım örneklere. He admitted giving bribes to the police. Yani o polislere rüşvet verdiğini itiraf etti. Bakın rüşvet verdiğini itiraf etti. Yani burada itiraf etmek fiilinden sonra gelen vermek yani rüşvet vermek fiili bakın ING2 aldı. My father avoids eating fatty food. Yani babam yağlı yiyecekler yemekten sakınır. Yani sakınmak fiilinden sonra gelen fiil ayıncı aldı. I now consider moving to a new apartment. Ben şu anda yeni bir apartmana taşınmayı düşünüyorum. She denied helping the thieves. Yani o hırsızlara yardım ettiğini inkar etti. Everybody enjoyed spending time in the funfair. Herkes Panayır'da ya da Lunapark'ta. Zaman geçirmekten keyif aldı. I suggest downloading these applications. Yani ben bu uygulamaları indirmenizi tavsiye ederim. Never give up studying and practicing regularly. Asla düzenli bir şekilde çalışmayı ve pratik yapmayı bırakma diyor. I finished cleaning the house. Yani ben evi temizlemeyi bitirdim anlamında. İşte gördüğünüz gibi ben tabi tamamıyla size örnekler vermedim ama bir kısmıyla verdim. Yani hepsi de aynı şekilde oluyor. Bu fiiller önce kullanıldığında yani bu fiiller fiilden şey özneden hemen sonra kullanıldığında tekrar fiil gelmesi durumunda ne alıyor? Tabii ki de ing eki alıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bazıları var ki hem infinitif hem de gerund olabiliyor bazı fiiller. E, ve anlam değişmiyor arkadaşlar. Bakın mesela it started to rain, it started raining. İki şekilde de görebilirsiniz. Yani yağmur yağmaya başladı derken. I like to spend ya da "I like spending time in the village fark etmiyor. Yani ben e, köyde zaman geçirmeyi seviyorum derken "I like to spend de diyebilirsiniz. "I like spending time da diyebilirsiniz. She loves to play playing chess yani bakın o e, satranç oynamayı sever derken ister to play ister playing diyebilirsiniz. He prefers to drink ya da he prefers drinking tea İki şekilde de oluyor. Yani o çay, içme, çay içmeyi tercih eder. We continue to drive to the beach. Yani biz kumsala doğru sürmeye devam ettik. Driving ya da drive fark etmiyor. I hate to talk about myself. Kendimden konuşmaktan nefret ederim diyor. Evet şimdi -ing eki alması durumunda ya da to alması durumunda anlamı değişen fiillere bakalım. Şimdi stop durmak demek biliyorsunuz. Remember hatırlamak, forget unutmak, regret Pişman olmak. E, try ise denemek anlamına geliyor. Ama tabii ki kullanıldığı duruma göre <laughs> anlam değişiyor. Yani şöyle ki kendisinden sonra to ve fiilin yalın hali gelirse anlamı farklı oluyor. Kendisinden sonra I gelirse başka bir fiile o zaman anlam farklı oluyor. Şimdi örneklerde görelim bunu. E, they stopped to smoke by the lake. Bakın onlar göl kenarında sigara içmek için durdular diyor. Yani bir şey yapmak için durmak anlamı var burada. Eğer they stopped smoking a long time ago dediğimiz zaman buradaki anlam onlar uzun zaman önce sigara içmeyi bıraktılar. Yani burada bir alışkanlığı bırakmak anlamı çıkıyor. İkinci de birinci de ise bir şey yapmak için durmak anlamı çıkıyor. Evet ikinciye bakıyoruz. Remember to lock the door before you leave home. Yani evden ayrılmadan önce kapıyı kitlemeyi aklına getir hatırla yani. Kapıyı kitlemeyi ak akıl et hatırla o anlamda burada. Ama burada ise I remember locking the door dediğinizde buradaki anlam ben kapıyı kilitlediğimi hatırlıyorum. Yani geçmişte yaptığınız bir şeyi hatırladığınızı ifade ederken kullanıyorsunuz remember'dan sonra ing yani geçmişte bir şey yaptığınızı hatırlıyorsanız o zaman remember'dan sonra fiil ing alıyor. Aynı şekilde forget için de bu geçerli. She forgot to do her homework yani o ödev yaptığını unuttu. Burada ise she forgot doing her homework yani o ödevini yaptığını unuttu. Yani ödevini yapmış ama bu yaptığını unutmuş. Yani ikincisinde normal, yani birincisinde ödevi yapmayı unutuyor. İkincisinde ise yaptığını unutuyor. Yani yapmış ama yaptığını unutuyor. O yüzden arada bir küçük fark var. Bunu mutlaka not alalım. I regret to say that we have run out of we have run run out of olacak. Burada out kelimesi yazılmamış yani kurabiyelerimizin bittiğini üzülerek söylüyorum diyor. Yani I regret to say üzülerek söylüyorum anlamına geliyor. Ama regret diğer kullanımda eğer ing alırsa pişmanlık duyduğunu ifade ediyor. I regret shouting at my students in the classroom yani sınıfta öğrencilerime bağırdığım için pişmanım demek istiyor. He tried to persuade me into going trekking yani o beni trekking'e gitmeye ikna etmeye çalıştı. E, Trekking'e gitmeye ikna etmeye çalıştı. Yani çalışmak anlamına geliyor. Try'dan sonra to gelirse. Ama eğer try'dan sonra fiil ing alırsa denemek anlamına geliyor. Bakın he tried climbing the cliff but he failed. Yani o kayalığa tırmanmayı denedi ama başarısız oldu anlamına geliyor. Evet şimdi burada isterseniz hemen e, to ve fiilin yalın hali mi gelecek? Yoksa ing mi gelecek? Onu anlamaya çalışalım. Şimdi refused infinitive grubuna girdiği için she refused to pay her debt yani o borcunu ödemeyi reddetti. I can't risk e, tabi risk e, carıntılara girdiği için ayıncı alacak yani ben diyor işimi kaybetmeyi göze alamam. The man hesitated yani adam tereddüt etti infinitive e girdiği için to ask yani adam bana bir soru sormaya tereddüt etti. I need... Need infinitive e girdiği için to have a rest for I am so tired yani çok yorgun olduğum için dinlenmeye ihtiyacım var. My father gave up yani babam bıraktı diyor. E, gerund olduğu için smoking yani babam sigara içmeyi iki yıl önce bıraktı. I really didn't mean yani ben gerçekten sizi incitmek istememiştim. Mean infinitive e girdiği için to hurt. The crowd attempted yani heykeli ateşe vermeye teşebbüs etti diyor. Kalabalık dolayısıyla to set olacak. Our team postponed, e, postponed current e, grubuna girdiği için going abroad for a week, yani takımımız yurt dışına gitmeyi bir haftalığına erteledi diyor. Long-lasting drought caused the villagers, yani uzun süren kuraklık köylülerin şehirlere taşınmasına sebep oldu diyeceğiz. Burada caused yine e, infinitive grubuna giren bir fiil olduğu için to move olarak devam edecek. I always encourage my students. Ben her zaman öğrencilerimi nokta nokta yapmaya cesaretlendiririm diyor. Ne yapmaya? To practice English with me. Benimle İngilizceyi pratik yapmaya demek istiyor. Evet şimdi phrasal verbler var. Phrasal verblerden 50 tanesini sizler için seçtim. En çok kullanılanlardan. Phrasal verbler dediğimiz öbek fiiller. Yani bunlar İngilizce'de fiil artı bir edatla e, e, kullanılan e, ve e, tabi o edat yanına geldiğinde anlamı tamamen değişen kelimeler oluyor. Bunlar fiil tabii ki hepsi de. E, evet bunlarla ilgili birer örnek yaptım. 50 tanesini hazırladım. Mesela ask normalde sormak demek ama ask for dediğimizde bakın istemek anlamına geliyor. He called me in the morning to ask for some money. O biraz para istemek için sabahleyin beni aradı anlamında. Ask out, bakın çıkma teklifi etmek. You I think you should ask her out if you like her. Eğer ondan hoşlanıyorsan ona çıkma teklif etmelisin bence diyor. Back down, caymak, vazgeçmek. We cannot back down on the case whatever happens. Ne olursa olsun davadan vazgeçemeyiz diyor. Blow up, patlatmak, patlamak anlamında. The helicopter blew up as it descended. Yani ee, alçalırken helikopter infilak etti diyor bakın. Break down, bozulmak. My computer broke down yesterday. Yani bilgisayarım dün bozuldu. Break into, bir yere zorla girmek. A few thieves broke into our house and stole some money. Yani birkaç hırsız evimize girdi ve biraz para çaldılar. Break out, patlak vermek, çıkmak. My grandpa was four years old when World War I broke out. Yani benim büyük babam Birinci Dünya Savaşı çıktığında dört yaşındaydı diyor bakın. Bring up, yetiştirmek. I brought up two children. Ben iki çocuk yetiştirdim. Brush upon, bilgiyi tazelemek. I must brush upon my English before I take the exam. Sınava girmeden önce İngilizcemi tazelemeliyim. İngilizcemin üzerinden geçmeliyim anlamında bir ifade. Bump into, toslamak anlamına da geliyor. Rastlamak anlamına da geliyor. Burada toslamak anlamıyla ilgili bir örnek var. She bumped into a tree while driving. O, o araba sürerken bir ağaca tosladı anlamında bakın. Call off, iptal etmek. The teacher called us and said she called off the exam öğretmen bizi aradı ve sınavı iptal ettiğini söyledi carry out yerine getirmek uygulamak you must carry out the doctor's instructions yani doktorun talimatlarını yerine getirmelisin carry on devam etmek we have to carry on living here burada yaşamaya devam etmek zorundayız catch up yetişmek yakalamak i ran to catch up with her yani ona yetişmek için koştum diyor Evet cheat on aldatmak when I learned she, he was cheating on his wife I ended friendship yani ben onun eşini aldattığını öğrendiğimde arkadaşlığı bitirdim diyor. E, clear up açıklığa kavuşturmak we must clear up the mess as soon as possible yani mümkün olan en kısa sürede karışıklığı gidermeliyiz. Come across, karşılaşmak, rastlamak. I always come across this product in all websites. Yani ben bu ürüne, ben bu ürüne bütün web sitelerinde rastlıyorum her zaman. Come down with, yakalanmak, hastalanmak. I have come down with the flu. Yani ben gribe yakalandım. Come up with, ileri sürmek, önermek. She has come up with a brilliant idea. Mükemmel, harika bir fikirle, harika bir fikir ileri sürdü anlamında, önerdi anlamında. Count on, güvenmek. You can count on us. Bize güvenebilirsin. Cover up, örtbas etmek. The woman covered up her guilt by putting the blame on the kids. Yani kadın, çocuklara suçu atarak e, suçunu örtbas etti diyor. Crack down, sert önlemler almak. The police crackdown down on drug addicts in the street. Yani polis ee, sokaklardaki uyuşturucu bağımlılığına karşı sert önlemler aldı anlamında yani göz açtırmadı anlamına geliyor. Cut down e, kısmak demek e, kısıntıya gitmek yani. Your mother had better cut down on sugar and fatty food yani e, annen şekeri ve yağlı yiyecekleri e, kesmeli kesse iyi olur do away with kurtulmak atmak we must do away with nuclear weapons yani nükleer silahlardan kurtulmalıyız atmalıyız onları drop out okulu bırakmak demek he was just 15 when he dropped out of school yani o okulu bıraktığında sadece 15 yaşındaydı fall behind gerisinde kalmak too much absenteeism caused him to fall behind in his studies yani çok fazla devamsızlık onun derslerinde ya çalışmalarında geri kalmasına sebep oldu fall down yere düşmek she fell down and broke her arm yani o yere düştü ve kolunu kırdı they fall out fall out with biriyle bozuşmak kavga etmek they fell out with each other because of a girl onlar bir kız yüzünden birbirine düştüler kavga ettiler Evet, find out bulmak, ortaya çıkarmak. I am sure we will find out who is who is guilty. Yani kimin suçlu olduğunu eminim ki ortaya çıkaracağız. Get along geçinmek, anlaşmak. It is sometimes hard to get along well with children. Bazen çocuklarla iyi geçinmek zordur. Get over atlatmak, iyileşmek. It took two weeks to get over my illness. Yani hastalığımdan iyileşmem iki haftamı aldı. Yani iki hafta sürdü give away hibe etmek bağışlamak she decided to give away half of her, her money when she retired emekli olduğunda parasının yarısını e, hibe etmeye karar verdi bağışlamaya karar verdi go up artmak unemployment is going up day by day yani işsizlik her geçen gün artıyor anlamında lay off işten çıkarmak they plan to lay off 20 workers yani onlar 20 işçiyi işten çıkarmayı planlıyorlar look down on küçümsemek never look down on others yani asla başkalarını küçümsemeyin look into araştırmak they came together to look into the problem yani onlar problemi araştırmak için bir araya geldiler look up sözlükte aramak you can look it up in a dictionary yani bunu bir sözlükte bakabilirsin make up uydurmak. You always make up an excuse when we invite you. Seni ne zaman davet etsek ya da seni davet ettiğimizde her zaman bir bahane uyduruyorsun. Pay up borcu kapatmak. They will take her to court if she refuses to pay up. Yani borcunun tamamını eğer ödemeyi reddederse onu onlar onu mahkemeye verecekler. Pick up birini bir yerden almak. Can you pick me up from the office at 6 o'clock? Beni saat 6'da iş yerinden alabilir misin? Pile up, yığmak. Snow piled up in front of the door till the morning. Tabi yığılmak anlamında kullanılmış burada. Ee, yani kar kapının önünde sabaha kadar yığıldı anlamına geldi. Never put off what you can do today uh, until tomorrow. Yani bugün yapabileceğini asla yarına erteleme anlamında bir ifade. Evet, put out, söndürmek. It wasn't easy to put out the fire due to the narrow streets. Yani dar caddelerden dolayı. Ateşi söndürmek kolay değildi. Put up with katlanmak, tolere etmek. I can't put up with this nonsense anymore. Yani bu saçmalığa artık katlanamam anlamında bir ifade. Rule out göz ardı etmek, <laughs> çıkarmak, gözden çıkarmak. The government mustn't rule out the possibility of drought. Yani hükümet kuraklık ihtimalini göz ardı etmemeli. Show off hava atmak. He likes showing off what he has, sharing them on social media. Yani sosyal medyada sahip olduklarını paylaşarak hava atmayı seviyor anlamında. Stand for temsil etmek. UAP stands for Unidentified Aerial Phenomena. Yani e, U, UAP e, tanımlanamayan hava e, olayı anlamına gelir e, anlamında bir yapı. Stick to bağlı kalmak. Teachers have to stick to the syllabus. Yani öğretmenler müf müfredata bağlı kalmak zorundalar. They are take over devralmak demek bir şeyi devralmak. They are looking for a new leader to take over the business. Yani işi devralacak yeni bir lider arıyorlar. Turn down reddetmek kısmak. I can't understand why she turned down your dating offer. Yani e, onun e, senin çıkma teklifini neden reddettiğini anlamıyorum anlamında bir ifade. Evet şimdi gelelim 150 tane günlük. E, pratik ifadeye. Ben bunları tabii ki pratik ifadeler videolarımda paylaşmıştım ama en önemli olanlardan 150 tanesini sizler için bu video içerisinde seçtim. Tabii ki bunlar hani günlük konuşmalarda özellikle kullandığımız bir takım basma kalıp cümleler. Yani bunları bilirsek yani nasıl ki refleks olarak bir yemek yiyen birini gördüğümüzde direkt afiyet olsun diyorsak bunun gibi bir sürü ifadeler var. İngilizce'de aynı şekilde kendi dilimizde de öyle. Bunları bilirsek bizim için çok kolay olur iletişim. Dolayısıyla bunları şöyle bir gözden geçirelim istedim bu dersin sonunda. Evet. May I have? May I have alabilir miyim demek. Tabi burada the bill hesap demek. May I have the bill? Hesabı alabilir miyim? Burada the bill yerine mesela May I have the menu deseydiniz menüyü alabilir miyim anlamına gelirdi. I need to see a doctor yani doktora görünmem gerekiyor. My car broke down. Arabam bozuldu. Do you have a cheaper one? Elinizde daha ucuzu var mı? Demek. I can't hear you. Sizi duyamıyorum. Put it out of your mind. Bunu aklından çıkar. Let me know. Bana haber ver. Make yourself at home. Yani kendi evinde gibi davran. Yani misafire söylenen bir ifade. I have no other choice. Başka bir seçeneğim yok. It makes sense yani bu mantıklı demek. Really gerçekten mi? I have an idea bir fikrim var. By the way yeri gelmişken bu arada yani bu arada saat kaç derseniz by the way what time is it şeklinde sorabilirsiniz. Don't mention it lafı bile olmaz ne demek? Yani teşekkür edilince söylenen bir ifade. I'm busy now şu anda meşgulüm demek. Don't bother zahmet etme anlamında. I don't feel like doing anything. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Bakın canı istemek anlamına geliyor burada feel like. That's incredible. Yani bu inanılmaz. Can I have some more? Biraz daha alabilir miyim? Where is the nearest mall? En yakın AVM nerede? Slow down. Yavaşlayın. I will call back later. Sizi daha sonra tekrar arayacağım. I made a mistake. Bir hata yaptım. I am sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. I will see to it. I will take care of that. Yani ben ilgileneceğim, ben göz kulak olacağım, ben alakadar olacağım anlamına geliyor. What's the matter with you? Senin neyin var? Have we met before? Daha önceden tanışmış mıydık? Here we go. İşte başlıyoruz. Wait for me. Beni bekle. Anytime. Ne zaman istersen. With pleasure. Memnuniyetle. Give it a shot. Bir dene. Bir dene şansını anlamında bir kalıp. Hope all goes well. Umarım her şey yolunda gider. How can I get to the airport? Havalimanına nasıl gidebilirim? It looks good on you. Yani üzerinizde iyi görünüyor. Biri bir şey taktığında, giydiğinde kullanabilirsiniz. I can't afford it. Yani buna gücüm yetmez. Tabii parasal anlamda demek istiyor. I will do my best. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Think it over. Yani bunu iyi düşün. I am glad to hear that. Bunu duyduğuma sevindim. What do you mean? Ne demek istiyorsun? I am proud of you. Senle gurur duyuyorum. I don't agree with you. Seninle aynı fikirde değilim. Don't take it personal. Yani bunu üstüne alınma. I'm not lying. Yalan söylemiyorum. Can you repeat it once more? Bir kez daha tekrar edebilir misin? I can't help it. Bu elimde olan bir şey değil. Elimde değil. Yani burada yardım etmekle bir alakası yok. Elimde değil. Yani hani diyelim ki birisi bir tiki var sürekli yaptığı. E neden böyle yapıyorsun? E elimde değil dediğiniz zaman. I can't help it. I have a headache. Yani başım ağrıyor. Get well soon. Geçmiş olsun. So far so good. E, şu ana kadar her şey yolunda anlamına geliyor. I'm confused. Kafam karışık. Are you sure? Emin misin? I have a surprise for you. Sana bir sürprizim var. What do you recommend? Ne önerirsiniz? Ne tavsiye edersiniz? I'd like to book a room. Yani bir oda ayırtmak istiyorum. Buradaki bu kitap değil. May I try it on? Üzerimde deneyebilir miyim? Bir şey alırken kullanabilirsiniz bunu. I had a good time today. Bugün iyi vakit geçirdim anlamında bakın. Where can I get it? Bunu nerede bulabilirim? Yani bir parça arıyorsunuz veya bir yiyecek yiyecek fark etmez. Bunu nerede bulur, bulabilirim anlamına geliyor. Are you there? Orada mısın? What is the take off time? Yani kalkış vakti ne zaman uçak için kullanılıyor? There has been a mistake. Bir hata olmuş. Bir hata olmuş anlamında bir ifade. As far as I know, bildiğim kadarıyla I have a flat tire yani lastiğim patladı demek arkadaşlar lastiğim patladı. Don't let me down yani beni hayal kırıklığına uğratma. I am here on business iş için buradayım anlamında. Don't give up e, vazgeçme demek. Sleep well iyi uykular. Take it easy e, ya rahat ol, e, takma bu kadar. Rahat ol e, anlamına geliyor yani. E, hurry up acele et. Don't worry endişelenme. It's up to you sana kalmış sen bilirsin. Senin bileceğin iş. I don't understand you. Seni anlamıyorum. I agree with you. Seninle aynı fikirdeyim. Let's keep in touch. Ya iletişimde kalalım. İletişimi iletişimi sürdürelim. It's beyond me. E, bu beni aşar. E, bu benim bileceğim iş değil. Yani benlik bir şey değil. Bu beni aşar yani o anlamda. Garit, Anladın mı? Keep in your mind. Bunu aklında tut. Yani aklında bulunsun. That's enough. E, bu yeterli. Take your time. Acele etme. Take your time. Acele etme. You are right. Haklısın. Sounds great. E, kulağa harika geliyor. Be patient. Sabırlı ol. I promise. Söz veriyorum. I am on the fence. E, kararsızım demek. Have fun. E, i̇yi eğlenceler. Take care. Kendine iyi bak. It's my treat. E, ben ısmarlıyorum. Aynı zamanda it's on me de diyebiliriz. E, happy Eid. Eid mübarek yani bu iyi bayramlar demek arkadaşlar. E, dini bayramlarda kullanılan. Enjoy your meal, afiyet olsun. What's wrong, e, sorun ne e, anlamında. I'm back, döndüm, geri döndüm. I don't feel good, kendimi iyi hissetmiyorum de demek. Hang on a minute, yani bir dakika bekleyin anlamına geliyor. Cheer up a little, e, biraz neşelen, neşelen biraz, yani asma suratını. All the best, e, her şey gönlünce olsun anlamında. Don't get it wrong, yani yanlış anlama. Bunu yanlış anlama demek. How much is it? Bir şeyin fiyatını sorarken kullanılıyor. Bu ne kadar demek? I am confused. Kafam karışık. E şurada kullanmıştık zaten. Never mind. E, boş ver salla gitsin anlamına geliyor. Enjoy yourself. Eğlenmene bak anlamında. Evet. I don't care. Takmıyorum. Umurumda değil. It works for me. Yani bu işime yarar. Yani mesela bu videoyu gördüğünüzde umarım it works for me dersiniz. I am off today. Yani Bugün izinliyim anlamına geliyor veldan well e, aferin anlamında it's out of order bu bozuk çalışmıyor yani elinizde bir e, telefon olabilir veya başka bir şey çalışmıyor anlamında can you repeat that please bunu tekrar eder misin lütfen e, you are wrong e, yanılıyorsunuz Yanlışsınız yani yanılıyorsunuz anlamında i have a fever ateşim var demek i am in a hurry yani acelem var anlamına geliyor long time no see yani uzun zamandır görüşemiyoruz uzun zamandır görmüyoruz birbirimizi anlamında kullanılıyor just a moment Please bir dakika lütfen yani birini bekletirken kullanabilirsiniz. Unfortunately maalesef. Just kidding ya sadece şakaydı. Şaka yapıyorum anlamında yani esprisine bir şey yaptığınızda. Calm down yani sakin olun. Give me a chance bana bir şans tanı. I'm starving çok acıktım. Açlıktan ölüyorum anlamında. How can I help you? Size so nasıl yardımcı olabilirim? What would you like? Ne istersiniz? Ne alırsınız? I don't mind yani bana göre hava hoş, bana fark etmez. Benim için bir mahsur yok anlamına geliyor. Why not? Neden olmasın? Doesn't matter. Önemli değil. Tell me about yourself. Bana kendinden bahset. You're welcome. Rica ederim. You're so kind. Çok kibarsınız. Don't make nonsense. Saçmalamayın. I am out of condition. Yani biraz kondisyondan düştüm. Yani uzun zamandır bir şey yapmadığım için kondisyonum yerinde değil anlamında. I'm really sleepy. Yani gerçekten uykum var çok uykum var <laughs> Get out of here Buradan e, çıkıp gidin defolun anlamında Enough is enough e, Yeter artık bıktım illallah ettim Anlamında bir e, bıkkınlık e, cümlesi Go ahead devam et Devam et anlamına geliyor With pleasure memnuniyetle Do you recognize me? Beni tanıyor musun? E, are you kidding? Dalga mı geçiyorsun? I'm not buying it e, Bu laflara karnım tok anlamında Yani ben bunu almıyorum yani burada satın almak anlamı var ama normalde bu bir deyim. Yani ben bunlara karnım tok. Yani külahımı anlat gibi bir şey oluyor yani. Hani I'm, I'm broke. Evet burada broke kırmak anlamında değil. I am broke. Hiç param yok. Beş parasızım anlamına geliyor. I am cross with you. Sana küsüm demek. I am done. işim bitti anlamında. I'm into her. Ona çok ilgi duyuyorum anlamında. Keep up the good work. Aferin böyle devam et demek. Birine e, takdir etmek için. You can make it, yani bunu başarabilirsin anlamında. Take a deep breath, yani derin nefes al. Are you free this evening? Bu akşam müsait misin? Bu akşam boş musun? None of your business, bu senin işin değil. Ee, sen kendi işine bak anlamında gibi yani. Spill the beans, ee, çıkar ağzındaki baklayı. Don't beat about around the bush yani e, lafı dolandırma, lafı geveleyip durma anlamına geliyor. It's a piece of cake bu çok kolay yani bir parça kek dediğimizde e, bu aşırı kolay demiş oluyorsunuz. Guess what tahmin et ne oldu e, derken birine heyecanlandırırken kullanabilirsiniz. I can't take it anymore artık buna daha fazla katlanamam anlamına geliyor. Bunu daha fazla çekemem anlamına geliyor. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar 50 soruluk bir deneme sınavı var. Bu deneme sınavının sayfalarını e, sırasıyla şu şekilde siz durdurursunuz. Ben sırasıyla 5-10 e, saniye açık bırakıyorum ve diğer sayfaya geçerek e, açıyorum. Ama siz durdurun, bunların cevaplarını bir kağıda yazın. Ondan sonra da benim videoyu açıklama kısmından cevap anahtarından kendi cevaplarınızı kontrol edin arkadaşlar. Evet. Burayı da açtım. 50 soru var toplamda. Evet. Durdurup bunların şıklarını bir kağıda yazarak çözerseniz. Evet 50. soruya geldiğinizde videoyu kapatır ve açıklama kısmından cevap anahtarından cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Sabırla bu uzunca dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu dersi çalışırken mutlaka bir defter tutunuz ve defter e, deftere yazarak çalışınız ve kendi örnek cümlelerinizi yapmaya çalışın ve aynı zamanda <laughs> bilmediğiniz kelimeleri not almak için bir e, kelime defteriniz de olsun. E, tabii ki kanalım e, daha çok gramer ağırlıklı bir kanal olduğu için e, farklı uygulamalardan listening, reading, speaking gibi faydalanarak da e, yolunuza devam edersiniz. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere e, izlediğiniz için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.